Herkese merhaba. <laughs> Umarım beni duyup görebiliyorsunuz. Umarım seste, Kesinlikle görüntüde yapalım. bir sıkıntı yok. Ha, ben, ben de kendimi beni duyuyorum. Beni Keşke kendimi duymasaydım. Nereden kapatıyorum bunun sesini ya? Evet, güzel. iPad'den kendini izleyen adamdan merhabalar, iyi akşamlar herkese. Tarihler 7 Ekim 2023 Cumartesi akşamını gösteriyor. Türkiye saatiyle saat 9'da kabaca yani 15 geçe falan. Sizinle <laughs> buluşmuş olduk. Ben Armağan. Geliyorum. Selamlar. Kayış Dağı'na selamlar. Nasıl bir selam ya? Kayış Dağı normalde böyle selam verilen bir yer mi? <laughs> YouTube uygulaması çok kötü. Çeti dışarıda açamıyorsun. O yüzden gidip Safari'den açacağım. Yani şeyi. YouTube'u, videoyu ki Çeti böyle... Bir yanda notlarımı görebileyim. Bir yanda chat'i görebileyim. Umarım keyifleriniz yerindedir. Beraber bugün güzel bir Aa, Gerçekten mi? Bunu yapma bana ya. Güzel bir yayın geçirmek istiyorum. Biraz böyle yayına çıkmadan önce şey düşündüm. Hani şimdiye kadar yaptığımız şeyler e... yayınlar biraz böyle çok teknik ağırlıklı yazılım üzerineydi. Arada böyle bir saygı nedir falan gibi şeyler konuştuk ama startupçılık üzerine konuşmadık. Ve ben de yıllardır şey yapıyorum, artık yayın yapıyorum. Biraz böyle sanki şeye geldi durum. Ustalık eseri olacak gibi yani. Öyle bir döneme geldik. Herkesin var ya benim niye olmasın yani. Her reis'in bir ustalık eseri dönemi var. Benimki de bu olsun. Artık 8. şirketimi kurduktan sonra bence hak etmiyor değilim yani böyle bir yayın yapıp bu konuda ahkam kesmeyi. Evet. Size güzel notlar hazırladım, güzel konular hazırladım. Üzerine de çok fazla konuşacağım. Çok yoğunum neden böyle oldu? Evet. Bu yoğunluğu ben kendim seçiyorum. Kendim getiriyorum yani. Kendi hayatıma kendim sokuyorum. Biraz böyle kendi sınırlarımı görmek için ben kendimi ekibimi etrafımdaki imkanları, elindeki imkanları ne kadar push edebilirim? Ne kadar ileriye götürebilirim, ittirebilirim? Bunu deniyorum aslında işte 3 sene önce Berlin'de bir okul açarak başladık. Koyotiv, School of Software Engineering. Yani belki binlerce öğrencimiz olmadı, yüzlerce öğrencimiz olmadı ama kendimizce bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel insanlarla tanışıp onların kariyerine katkıda bulunma şansımız oldu. Onları yazılı mühendisi yapma şansımız oldu. Bu arada burada görünüyor değil mi? Arkada klavye var ya bu klavyeyi bir yere bırakmam lazım. Çok komik. Sonra yetmedi. işte bir mühendislik ekibi kurayım. Kurduğum ekiplerle insanlara, firmalara fayda sağlayayım. Kendi yetiştirdiğim öğrencilerimle çalışma gururunu yaşayayım gibi bir hareketle bir mühendislik birimi kurduk. Sonra bunu geliştirdik. İşte Fractional CTO'luğa çevirdik. Yetmedi. Yeni bir brand MEP iştirası sadece MEP build etmek için, MEP yapmak için bir sürece girelim dedik. Yetmedi. Kendi startuplarımızı yapalım dedik. Böyle bölününce, böyle açılınca ister istemez insanın tabii ki odağı dağılıyor ya da yoğunluğu artıyor diyeyim. Bütün bu işlerde aktif olmakta benim uyanık olduğum zamanın önemli bir kısmını alıyor. En azından şunu diyebilirim yani uyanık olduğum zaman dışında benim bilincimin büyük bir kısmını alıyor diyeyim. Dolayısıyla yani hani belki günde 15 saat çalışmıyorum, belki günde 10 saat çalışıyorum ama bilincimin büyük bir kısmını aldığı için işte aramıza mesafe girdi, aramıza süre girdi. O yüzden böyle bir aylar aylar sonra tekrar buluşuyoruz. Bu tabii ki kayıtlı kalacak. Yayın kaç saat sürer ona göre hazırlık yapayım. Valla baya bir sürecek herhalde. Bilmiyorum. Bir startup'ın bütün evrelerinden bahsedeceğiz yani. Ve normalde ne kadar sürüyor startup yapmak? İki sene mi sürüyor? Biz de böyle 20 saatte sığdırsak iyi yani. <laughs> Bilmiyorum. Umarım 20 saate sığan bir şey olur, bir yayın olur. Çok uzatmak istemiyorum açıkçası. yani böyle gece yarısı 3 saatte falan repap etmek, topla, toparlamak istiyorum. Ben de uyukma dikkat edeyim. Güzel güzel gideyim, uyuyayım. Siz de işte yarın gerçek pazar ama uyuyunuz, dinleniniz çünkü bundan önemlisi yok. Her işin başı sağlık arkadaşlar. Böyle biraz dede gibi konuştum ama her işin başı sağlık. Startupçılığın da başı sağlık. Mental health problemlerinden bahsedeceğiz. Psikolojik problemlerden bahsedeceğiz. Bu arada işte sormak istediğiniz sorular varsa e, mutlaka bana şey yapın yazın YouTube üzerinden yorum olarak. Onlara da yer vermeye çalışacağım yeri geldiğince. Yeni geldim 2x izliyorum birazdan yetişirim. Güzel Mertcan hoş geldin. <laughs> Yayın da iki yıl sürecek. Öyle bir şey var? Real time startup. Hep beraber startup yapsak ya böyle yani. Şey yapıyorlar ya. E, ne onun adı? Biri, -biri, biri bizi gözetliyor evi var ya BBG. Gençler bilmez tabii de yani 1990'ların sonunda vardı. BBG evi gibi. Şuraya bir tane kamera koysam mesela. Sürekli beni çekse ve ben bir startup'ı nasıl yapıyorum? Public'lı bir startup yapsak mesela. Fena bir fikir Kriz yanına uzanıyorum. Mesaj alındı. Konuşma nedir? Nasıl yapılır? Konuşma nedir? Nasıl yapılır? Üzerine bir yayın yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü bu konuda daha önce çok workshop verdim ve bayağı da başarılı geçti. İyi sonuçlar da elde ettik. Hatta işte benim verdiğim workshop'ı alıp gidip böyle Singapur'da Public speaking konuşma yapma workshopları düzenleyen insanlar oldu. Beni de mutlu eden gelişmeler. Bunun üzerine de konuşma yapmak istiyorum ama bugünün konusu değil tabi. Bir ara o konuda da konuşuruz. Temelde belki de söyleyeceğim şeyler çok fark etmeyebilir bile, çok değişmeyebilir bile. Startupçılığın da temelinde belli bir takım startup yapacak insanlarda olması gereken özellikler var bu özelliklerden bahsedeceğim. İşte konuşmacılıkta da benzer özellikler var. Daha önce benim hani en böyle benim için değerli yayınlardan biri Senior nedir nasıl olunur yayınıydı. Senior olmak nasıl bir şey? Orada bahsettiğim kriterleri aslında belki başka bir alana uygulanmış şeklini göreceğiz bugün. Çünkü bence iyi bir senior bir startup yapabilir bir senior olmazsanız değilseniz de startup yapmanız da çok zor. Liderlik özellikleri, liderlik vasfı çok önemli. Bunun üzerinde yine konuşacağız. Konu yazım alanında bir startup mı yoksa her alana yönelik mi? Ya genelde teknoloji alanında yazılım olması şart değil ama teknoloji alanında konuşacağım. Başka ne startup olabilir? Kunduracı startup'ını nasıl yapacağınızı ben anlatamam yani. O konuda bir bilgim yok. Ben ancak böyle çok büyük, derin deneyim sahibi olduğum konular üzerine konuşmayı seviyorum. Ki insanların aklında bir soru işareti kalmasın. O yüzden böyle birazdan şey gibi, Daenerys Targaryen gibi, bu bizim ejderhaların annesi gibi biraz sıralamaya başlayacağım bugüne kadar yaptığım şeyleri ki. Şirketleri, startupları. Dolayısıyla amacım bir... Iı, bu konuda bir kafa karışıklığının önüne geçmek yani. Melek yatırımcı olalım biz. Olunuz efendim. Paranız varsa güzel bir meslek melek yatırımcılık. Sabahtan beri startup yıkmış, hesap, hesap kitap yapıyorum. Ne param var ne bilgim. Bayern Münih nedir? Nasıl yenilir? <laughs> onu ben bilmiyorum ama onu çeşitli YouTube kanallarından takip etmeye çalışıyorum. Bu akşam da Icardi'cimin muhteşem bir golü. Keşke ikincisini de offside olmadan atabilselerdi. Çok keyifliyim yani. Ondan sonra özellikle maçtan sonraya koydum bu yayını. Ekstra keyifli olsun diye. Ben de ekstra keyifliyim. NBA mezunuyum. Scrum'a tez falan yazdım. Allah kurtarsın Batuhan. Tavsiyem o tezi bilmiyorum nasıl bir tez yazdın. Anti tez yazdıysan çok güzel de. Scrum nasıl uygulanır? Ya da ne faydalı bir şeydir üzerine yazdıysan biraz üzüldüm, üzülürüm açıkçası. Yalnız niye sadece 52 kişi var? Discord'da duyurum geçsem. Geç tabii. Bunu niye soruyorsun? Startupçılığın birinci kural, Biraz doğaçlama gidelim mi? Burada ben böyle destan gibi not aldım. iPad'de. Bunların üzerine konuşacağım ama. Selam Aytaç. Belki de burada böyle bir doğaçlama gidebiliriz. Startupçılık tek cümleyle özetlemek gerekirse fırsat sömürüsüdür. Tek cümle iki kelime. Startupçılık fırsat sömürüsüdür. Olabilecek bütün fırsatları bir görmek ya da hissetmek, algılamak diyelim ona. Algılamak ve o fırsatları sömürmek exploit etmek. Bunun tam Türkçesini bilmiyorum. Faydalanmak o fırsatlardan ama faydalanmak çok naif kalıyor. Gerçekten sömürmek gerekiyor. Startupçılık böyle bir şey, böyle bir oyun. Startupçılık özünde fırsat sömürüsünü barındıran, fırsat sömürüsü üzerine temellenen inşa edilen bir uğraş. Burada da şimdi Mertcan'ın bu yorumu üzerinden şey yapıyorum. Hareketle konuşuyorum. Eğer Discord'da bir mesaj atarak bir fırsat yaratabiliyorsak ya o bir fırsatsa bizim için Discord'da mesaj atmak belki işte başka insanlar görür ve gelirler o zaman bunu yapmalıyız o zaman bu bizim için sömürülecek faydalanacak bir fırsat dolayısıyla burada soru olmaz yani sesli düşünmeye bile gerek yok biraz içgüdüsel olarak Biraz da proaktif olarak bu fırsatları değere dönüştürmek gerekiyor. Fırsatları biraz açalım bu cümleyi. Fırsatları sömürü yoluyla değere dönüştürme işine startup diyoruz. Bu bir bakkal da olabilir, bir kuru yemişçi de olabilir, bir kunduracı da olabilir. Bir manifaturacı da olabilir. Bir kuyumcu da olabilir. K'den gidiyorum. M arada kaynadı. Bir teknoloji startup'ı da olabilir. Temelde yapmaya çalıştığımız şey bu. Biz fırsat bulalım, yaratalım, hissedelim, algılayalım. Algıladığımız fırsatları bir an evvel proaktif bir şekilde değere dönüştürelim. Sömürerek değere dönüştürelim. Aslında bugün konuşacağımız şeylerin temelinde bu var. Fırsat nedir, nasıl yaratılır ya da fırsat nedir, nasıl sömürülür? Biraz bunlar üzerine konuşacağız. Zengin olur muyuz? Nasıl? Ne yaparak? Zengin olabiliriz. Bir sağ startup'ı için MEP'den önce kitle oluşturmak gerekli midir? Güzel. Konu süper. Bambaşka yerlerden bambaşka kafalarda aynı sektördeyiz. Tüm yayında çömez bir teknoloji iletmeniz kafasında olsam da yanlışlarımı düzelt gitsen. Olur. <laughs> Nasıl sömüreceğiz? Güzel. AI'dan dolayı yazılım geleceği ile ilgili hiç ümitli değilim. En... O gittim ya. Mesaj. Bir mesajı mı sildi? Olabilir. Umarım bir haftayı Discord'da paylaşabilirim. Neyi? Tombala için kullandığınız Creative Template'i kendi projemi yapmak için kullanırken resmen Code Review kavramında daha çok farkına vardım. Ohtan Dakar ve Cloud Deployment'a kadar. Güzel, sevindim. Fırsat maliyetini değerlendirerek sömürebilirsiniz. Sade yaşam. Evet. Şimdi kaç kişiyiz bu arada? Bunun şeyi bende yok, bilgisi bende ne yazık ki yok. Burada kitle vesaire gibi şeylerden de bahsedeceğim bu arada. Yani nasıl bir yolculuğa çıkmalısın startup yaparken? Ne demek startup yapmak? Yani doğrusu var mı, yanlışı var mı? İzlemen gereken yol ne? Bunlardan konuşacağız ve komünite build etmek de bunlardan biri aslında. Ee, selam İhsan. Şimdi biraz böyle kendimden bahsederek başlayayım. Beni tanımayan varsa eğer bu alemde JavaScript adam olarak biliniyorum. 2010 yılında ilk defa o dönemde çalıştığım şirket, sonradan ortaklarım olan ekip benim benden kısa bir bio istediğinde web sitesine koymak için yazdığım şeylerin başında bu geliyordu yani. JavaScript sevenler derneği başkanı, JavaScript'i sevip geliştirmek, öyle bir dernek kavramı var ya bizde. Öyle bir şey kurgulayıp bu aşkımı orada da belirtmiştim yani. 2010'dan beri JavaScript'e aşığım. Çok öncesinden. 2010'da ama bunu böyle bir manifesto gibi dünyaya ilan etmiştim yani. JavaScript sevenler ve kalkındırma derneği. Öyle bir şey yani. Neyse işte. Başkanlığı. Oradan geliyor bu başlangıç aslında. 13 sene sonra 2023'ün sonunda geldiğiniz noktada aslında ne kadar doğru bir yatırım olduğunu görüyoruz. Belki de startupçılıkta böyle bir hikaye işte. Demin dedim ya bir fırsat sezme. Ben 90'larda kod yazarken, web uygulamaları yaparken işte ön yüzde böyle iğrenç notepad'de HTML yazıyorsun ya da front page'de HTML yapıyorsun. Sonra işte Perl scriptleriyle bir şey çalışıyor backend'de ya da atıyorum işte güzel analiz vesaire yapacaksan C ile yazıyorsun. Saçma sapan böyle doğru gün PHP falan gelişmemiş. Sonradan hayatıma giren bir şey benim PHP mesela. Ee, orada her şeyi sen yapmak zorundasın. Tasarımı da sen yapıyorsun çoğunlukla. O yüzden benim aslında tasarım tarafım da epey gelişmiş durumda çünkü mecburdun. Yani webmaster olmak öyle bir şeydi. Tasarımında sen yapacaksın, kodunda sen yazacaksın, backendinde, frontendinde, verisinde sen toplayacaksın, admin panelinde sen yapacaksın falan filan. Oradan gelen bir şey var yani, yatkınlık. Ve ben orada mühendis kafalı biri olduğum için hep şeye bakıyorum yani. Burada ne, ne, fırsatlar var ve biz burada nasıl bir değer yaratabiliriz? Şeyimiz ne? Ee, elimizdeki değeri nasıl büyütebiliriz? E baktım tek başına çalışmak güzel bir şey yani. Tek başına bir iş yapıyor olmak güzel bir şey. Bağımsız olabiliyorsun. Kimseye depend etmeden. İşte ben front-end developer, developer'ım, back-endciden veri geldi, gelmedi kavgasına girmeden. Ben back-endciyim, front-endci yanlış implement etti kavgasına girmeden. Ben tasarımcıyım, frontendci benim dediğimi anlamamış, bambaşka bir şey yapmış, bu pixel perfect böyle mi yapılır bu demeden vizyonunu tamamen ortaya koyabildiğin bir şey. Şimdi bunu gördüğüm zaman bunu daha iyi nasıl yapabiliriz düşündüğümde aklımda bir tek JavaScript vardı. 2000'lerin başından bahsediyorum. Sadece JavaScript'le hepsini beraber yapabiliyordum. Bilmeyenler için söyleyeyim yani Node.js siz böyle 2010'da çıkan bir şey falan zannediyorsunuz ama öncesinde de yani 1996'dan beri JavaScript aslında backend'de çalışan bir şey. Neredeyse ilk çıktığı andan beri Netscape'le beraber backend için pompalanan bir şey JavaScript. PHP'den eski bu anlamda. Sadece kullanılmadı yani çok uzun bir süre. Benim vizyonumda o var yani. Bunu eğer bir kişi yapacaksa dağılmadan mümkün olduğunca odaklı bu işi yapabilmeli. Bunu da ancak JavaScript ile yapabilirsin. Çünkü browserda, bütün browserlarda olan bir tek JavaScript var. Java appletleri vardı ama onu saymıyorum. Çünkü iğrenç bir deneyim. UX'i çok kötü. Geliştirme, debug etme, son kullanıcı için UX'i çok kötü. Bilgisayarında ayrı bir yazılım çalışıyor. Flash de o yüzden kötüydü yani. Demek ki dedim ben buraya yatırım yapmalıyım. Çünkü gelecek burada. İleride bireyler ön plana çıkacak ve böyle başarılı olabilecekler. O zaman da öyleydi işte webmaster tekti. Sonra bölündük yani. 2000'lerin ortasından itibaren bölündük backendçi ve frontendçi diye. 2010'ların başlarından itibaren de tekrar toparlandık full stack web developer olarak. Webmaster'dık. Bölündük, full stack web developer olarak toplandık. Ama ben bu yatırımı çok önceden yapmaya başladım. 2000'lerin başından itibaren yapmaya başladım JavaScript'te. Ve bugün geldiğim noktada çok doğru bir noktada olduğunu görüyorum. Çünkü ya yani insanlar böyle bunu hani şey olarak söylüyor. Aklın yolu bir falan gibi e, söylüyor ama öyle değil. Rasyonalite objektif. Rasyonel bir şekilde trendleri takip ettiğinde objektif bir sonuca ulaşıyorsun. Bağımsız insanlardan, görüşlerinden, hislerinden bağımsız bir sonuca ulaşıyorsun. O trendleri takip ettiğinde bağımsız olarak JavaScript'in bu dünyayı ele geçireceği belliydi. Dolayısıyla ben de yatırımı ona göre yaptım. Bunu işte intuition ile yapabilirsin, içgüdüsel olarak yapabilirsin, hesaplayarak yapabilirsin. Nasıl ulaşıyorsan ulaş bu sonuca. Ama bir şekilde ulaşman lazım. İşte bir startupta da insanı başarılı kılan şey bu Öngörü bu rasyonalite ayakların sürekli yere basıyor olmalı. Başın dik yukarı göğe bakacaksın. Yıldızlara ulaşmaya çalışacaksın ama ayakların yerde olacak. Startupçılık böyle bir iş, böyle bir uğraş. Ancak o zaman başarılı olabilirsin. Tabii burada yani startup'ların günümüzde %90'ı batıyor çok kısa bir süre içerisinde. Ondan bahsetmiyorum. Batan startup yapmak benim geçmişimde kaldı biraz böyle başarılı startupların hikayelerinden ya da yöntemlerinden bahsedeceğim. Proaktif davranmak böyle bir şey. Mertcan'a da o yüzden demin onu söyledim yani. Öyle bir fırsat mı gördün? Yap onu. JavaScript'te böyle bir fırsat mı gördün? Browser'da çalışan, unified, her browser'da olan tek motor, JavaScript motoru. Backend'te de var. O zaman buradan gideceğiz. Çünkü amacımız ne? Amacımız enerji optimizasyonu. Harcadığımız enerjiyi minimize etmeye çalışıyoruz. Bir startup'ın değer yaratma eğrisi de biraz böyle. Sen ne kadar enerji Türkçesi ne onun? Save edebiliyorsun, tasarruf edebiliyorsun dünyada. O kadar para kazanıyorsun, o kadar değerlisin bir startup olarak. Dolayısıyla bizim nihai amacımız entropiden de kaynaklı aslında. Enerji sarfiyatını azaltmak. Yani varoluş amacımız bu. Enerji sarfiyatını azaltarak daha fazla başarımla, gain işte İngilizcesi neyse, daha fazla kazanımla, kazançla varlığımızı sürdürmek. Bu açıdan baktığınızda mesela ağaçlar evrimin en tepesinde olan canlılar aslında. Derdi tasası yok. Hareket bile etmesine gerek yok. Yemek bulmak için içinde bulunduğu ekosistemle bütünleşmiş ve dışarıdan güneşten aldığı enerjiyle, topraktan aldığı besinlerle hayatını yüzlerce yıl sürdürebiliyor. Ve yani yeni buluntularla işte bu şeyi de buna katarsak mantarları falan da buraya katarsak haberleşiyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar e, iletişim kuruyorlar kilometrelerce öteden yani bir anlamda sosyal canlılar olarak yaşıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz enerji eziyoruz. Güneşten bile enerji üretemiyoruz biz. Biz patetik bir durumdayız yani. Enerji tüketim seviyemize baktığınızda biz patetik bir durumdayız. Bizim daha yenilenebilir enerjimiz yok. Yani inanılmaz kötü bir durumdayız. Dolayısıyla insanlığın ya da evrenin varoluş amacı buyken sen bunu maksimum ölçüde yapabildiğin kadar değerlisin ya da fırsat sömürebiliyorsun. Dolayısıyla JavaScript'le gitmek böyle bir tercihti. İşte Discord'a mesaj atmak böyle bir tercih. Bunları anında yapmalısın. Burada soracak da bir şey yok. Aslında. Harekete geçmelisin. Çünkü neden geçmeyesin. Aa, bu arada iğrenç bir şey oldu. Ben bunu hesaplayamadım. Ne yazık ki blazer hakkında çok kötü şeyler düşünüyorum Batuhan. Keşke böyle enterprise bir kafaya girmeseydiniz. Saçmalık yani. Blazer ya ne var canım biz de ön yüz projesi çıkartırız diyen insanların ürünü yani. Öyle bir şey değil. Yazılım öyle bir şey değil. Yazılımı anlamamış insanların kullanıcı deneyimini, developer deneyimini, enerji sarfiyatını ve tasarrufunu anlamamış insanların ürünü. Ban, JS, Blazor, işte saçma sapan diğer şeyler, ürünler. React mesela hiç anlamamışlar. Hiçbir fikirleri yok. Kafa gidik yani. Farkında değiller. Nasıl bir şey istediklerinin, bir dünya istediklerinin. Şuna geleceğim. Bir Amazon siparişi verdim ve ne yazık ki önümüzdeki birkaç dakika içerisinde delivery edilecek. O yüzden kısa bir ara vereceğiz. Ve sonra devam edeceğiz şeye, yayına. Dolayısıyla zil çalacak iğrenç yani. Canlı yayında zil mi çalar ya. Bu nasıl bir rezillik yani ama denk getiremedim. Saatin ne yazık ki yanlış hesapladım. Bizim yayın ne zaman olacak? O yüzden yayının içerisinde birazdan zil çalacak ve ben kapatacağım yayını. Böyle kısa bir araya geçeceğiz. RQI hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ben ne diyorum? Siz ne diyorsunuz? Evet, Lean Startup'tan bahsedeceğim. WordPress. Zil sesini öğrenmiş oluruz. Stalkçuya bakar mısın ya? İnanılmaz. Vay Ümit iyi olurdu. Signal to noise ratio'ya takıntı olmayız aslında değil mi? Genel olarak her şey. Doğru Deniz ve şimdi bizim Nimble'da, Nimble Türkiye'de yaptığımız yayınlara bakarsanız 2020'de başladığımız, 2021'in sonuna kadar falan yaptığımız böyle uzunca bir her hafta iki kere yaptığımız yayın serisi var. Nimble.dev adresinde. Mert belki linkini koyar aşağıya yorumlara. Orada bahsettiğim en önemli konulardan biri bu. Signal to noise ratio. Siz nasıl bir enerji sarf ediyorsanız bu her şeyde yani antenle enerji gönderirken de sinyal çok büyük olmalı, gürültü çok küçük olmalı. Bu yüzden de JavaScript seviyorum. Diğer dillerle aram bu yüzden kötü. Çünkü gürültü çok. Bütün o gürültüyü attığında elinde kalan tertemiz bir sinyal. Onu yazalım ve geçelim. Şimdi framework geliştiricilerin TypeScript'i bırakma peşinde olmalarının sebeplerinden biri de bu mesela. Çok gürültü var. O kod çok gürültülü. O geliştirme süreci çok gürültülü. Biz onun içinde var olamıyoruz. Sustainable değil. Sürdürülebilir değil. Yani bu aralar çok böyle climate vesaire şeyleri içerisindeyim, çevreleri içerisindeyim. Orada da konuştuğumuz konular biraz bunlar. Ne kadar böyle ekolojik sürdürülebilirlikten bahsediyorsak ya da iklimsel sürdürülebilirlikten bahsediyorsak mühendislikte de, üretimde de, endüstride de sürdürülebilirlik, geri dönüştürülebilirlik önemli. Tekrar kullanılabilirlik önemli. Biz kolu reuse ediyoruz, adamlar roketi reuse ediyorlar, diğer plastiği reuse ediyor. Böyle böyle biz kazanacağız, daha kazançlı hale geleceğiz. Tabii ki odağımız bu olmalı ve tabii ki ancak böyle başarılı olabiliriz. Neyse. Pazarlama, satış, finans konuları konuşulacak mı? Konuşuruz Gökhan. Tabii ki konuşacağız. Fırsat. Şimdi biraz böyle temelden alıyorum. Hala kendimden bahsetmedim değil mi ya? Yani ben niye konuşuyorum? Çok sorgulandığı oldu yani geçmişte. 8. şirketimi geçen ay Amerika'da açtım. Çok kolay Amerika'da şirket açmak. Stripe'a giriyorsun. İşte bilmiyorum kaç yüz dolar veriyorsan. Birkaç yüz dolar veriyorsun ve bir tane şirket açıyorsun. Sonra bir sürü geri zekalı bürokratik işlem var. Onun için biraz daha para veriyorsun falan ama sonunda Amerika'da bir şirketin olabiliyor. Sanal bir şirket adresiyle falan. Şirket gerçek ama yani Amerika değil sonuçta operasyon. Ama hani bir yatırım imkanı olursa orada ...bir şirket olması daha iyi diye gittim Amerika'da DreamKid'i açtım. DreamKid.ai, Mert Can bunu da yazarsan yorumları belki e, izleyicilerden bakmak isteyen olur. Çocuklar için bir çocuk kitabı üreten bir uygulama, iPad uygulaması. Spesifik olarak hastanede yatan çocuklar için bir uygulama. Onların sağlık problemlerini ele alan ve sağlık problemlerini aştıklarını anlatan, farklı şekillerde anlatan işte inanılmaz güzel görselli hikayeler üretiyoruz. Sonradan fark ettim. Ben niye bu işi yapıyorum diye. Ben çok hastanede kaldım. 6 yaşında ufacık bir çocuk yani ilkokula daha gitmiyorken hemen öncesinde aylarca işte 3-4 ay hastanede kaldım. Yaşadım hastanede yani. Dolayısıyla o hissiyatı o ihtiyacı bir yandan da yani benim içme işlemi çok iyi biliyorum. Ve yıllar sonra yani 35 yıl sonra neyse 33 yıl sonra böyle bir şey imkan doğdu ve bu şekilde kendimi ifade edebiliyorum. Böyle bir şirket kurdum. Bu 8. şirketim. Bundan önce üniversite sırasında bir tane vardı. Sonra hep beraber başka bir şirkete katıldık. Sonra işte bu 2010'da çalıştığım şirketle beraber oradaki arkadaşlarımla ortaklık kurduk. Yeni bir startup inkübatörü kurduk. Oradan sayısız startup yaptık. Yani yatırım alanlar oldu. Oyun şirketi bile kurduk yani. Bir ara bir oyun şirketimiz vardı. Oyunlaştırma şirketimiz vardı. Yaptık da yaptık. Bir sürüsü battı. Sonra geldim işte buraya. Yedinci şirketim olarak Coyote'i kurdum. Berlin'de 2020 yılında. ilk defa ortaksız, yedinci şirketim ilk defa ortaksız kurduğum şirketti. Bunların bir kısmını startup olarak yaptım, bir kısmını küçük işletme olarak yaptım. Yani ikisinin arasında da fark var aslında yaklaşım olarak. Küçük işletmede belki bu kadar fayda sömürüsü üzerine dayalı değilsin. Büyümenin dinamikleri biraz daha farklı startup'a göre. Startup'a göre bir startup'ta büyüme uğruna karlılıktan vazgeçebilirsin. Küçük işletmede vazgeçemezsin, batarsın gibi. Startup'a yatırım alırsın, küçük işletmeye borç alırsın falan gibi farklılıklar olabilir. Koyote bir kurdum bir küçük işletme olarak. Tek başıma. Çünkü ben bir CTO'yum. Yıllarca bizim startup inkubatöründe de beraber yaptığımız startuplarda da CTO'luk yaptım. Şu anda fractional CTO diyebileceğimiz. Ve ortaklarım beni hep hor gördüler. Sen yaratıcı değilsin. Tasarımdan anlamazsın. İşte üründen anlamazsın. Finanstan anlamazsın. Şirket yönetmekten anlamazsın. Falan filan. Bazen üst metin bazen alt metin olarak bunları duydum. Dedim ki bir de ben deneyeyim ya. Veya sürekli başarısız olduk. Çok başarılı giden bir iki girişimimiz oldu. Ama genelde bütün sektör aslında bu şekilde başarısızca bir eğri oldu. Tabii ki çok fazla şey öğrendik. Başarısızlık nedir yani? Bunu bir öğrenme fırsatına çeviriyorsan o kadar başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Ama o işin hani laf kısmı. Salt sonuca baktığın zaman artıda mısın, ekside misin yani? Mevzu aslında biraz da matematiksel. Dedim ki ya bu ne kadar zor olabilir ya? Bir de ben deneyeyim yani. Bir de ben gireyim tek başıma ortak mortak olmadan her şeyi ben yapmaya çalışayım. Yani business fikrini de ben ortaya çıkartayım. İşte takımını da ben kurayım, bütün şirketi ben yöneteyim, teknik ekibini de ben kurayım, marketing'ini de vizyonunu da ben koyayım. Biraz ben uğraşayım yani. Finansını ben yapayım, bütçesini ben yapayım. Uzmanlardan tabii ki yardım alacaksın işte bilanço yaparken teknik bir iş o sonuçta ama planını sen yapabilirsin. Bütçeni sen yapabilirsin. Böyle bir delilik yani. Wayfair'den ayrıldım. Wayfair'den aldığım hisseleri satarak 1000 euro sermaye ile bir şirket kurdum ve bugünlere kadar getirdik. Çok büyüdük. İşte 35 kişiye kadar çıktık. Şimdi işte freelancerlarla beraber sayarsak belki 20, 18, 20 kişiye kadar düştük. Ekonomik, konjonktür dolayısıyla. Ve sürekli bir atılım içerisinde büyümeye çalışıyoruz. Ve yıllar sonra belki böyle 8-9 sene sonra ilk defa bir startup olarak yine kendim bir şirket kurayım dedim. İşte gittim Amerika'da Dreamkid'i kurdum. Ve şunu söyleyebilirim. Kolay. Gidiyor yani. Eğer bu yayın içerisinde bahsedeceğim prensipleri uygulayabilirseniz doğru bir şekilde hiç de zor da bir şey değil aslında. En büyük düşmanınız egonuz. Egonuzu bitirmeniz lazım. Bir startup liderinin yönetici olabilir, founder olabilir fark etmez. Bir startup liderinin başına gelebilecek en kötü şey ego. Egonuzu bitirmeniz lazım. Ne zaman yanlış yaptığınızı, ne zaman vaktinin geldiğini, suyun kaynadığını doğru analiz edebilip farklı bir şeye doğru açılmanız lazım. Farklı ufuklara doğru açılabilmeniz lazım. Buna sektörde pivot da deniyor ama işte biraz irite edici bir laf. Bir sürü founder egosuna yediremiyor pivot etmeyi. O yüzden ben böyle yeni ufuklara açılmak olarak değerlendiriyorum bunu birazcık. 5 dakika oldu zil çalmadı. Çalar birazdan. Yayının tekrarı olacak mı? Kaydediyoruz. Kilo vermedim ya. Tam aksine geçen iki hafta önce tatildeydim iki kilo aldım onu vermeye çalışıyorum. Bir avukatla konuştuktan sonra hukuki süreçler çok gözümü korkuttu. Demo çıkartmaya çok yakınız aslında. Neyin hukuki süreci acaba? benim notification'lar niye böyle çok şey bilmiyorum. Titriyor size gel geldiğim sesi bilmiyorum ama kusura bakmayın. Hiç sevmem bir yayında böyle gevşeklikleri. Zil konusunda da o yüzden kendimi ayrıca kırgınım yani. Nasıl tutturamıyorsun ya? Bir tane siparişin saati işte belli. Saat Berlin saatiyle 8'de şey var. Bazen ama önce getiriyorlar. O yüzden biraz da ona güvendim. Tutmadı. Bu bir bet yani. Bir bahis. Bir Yatırımını tutmadı yani. Neyse. Sonuçta şu anda aktif olarak yürüttüğüm iki tane şirket var kendi adıma. Biri Koyotiv, biri Dreamkid. İkisinin de bütün sorumlusu aslında benim. Karar verme merci olarak. Tabii ki ekip olarak çalışıyoruz ikisinde de ama... ...günün sonunda işte başka bir ortağım olmadığı için... ...bütün sorumluluğu ben kendi üzerimde hissediyorum... Şimdi bugün bir arkadaşımla konuşuyordum sabah. Eski bir öğrencim. Hastasıyım yani. İzliyor mu yayını bilmiyorum. Belki izliyordur. Belki sonradan izler. Bunu bir şey olarak söylemiyorum. Bir böyle iltifat olarak söylemiyorum. Hastasıyım. Ben insan seviyorum. Bu konuda hakkında çeşitli rivayetler olsa da insan sevmiyor gibi. Ya da ben de ara ara bunu desem de ben insan seviyorum. Hak eden insan seviyorum. Hak eden insan için böyle yani içim akıyor. Bir şeyler yapayım, bir bir şekilde faydalı olayım diye. Bu da e, öyle benim için özel insanlardan biri. Sabah konuşuyorduk. Orada da dedim mesela sizin de kulağınıza çalınmıştır şöyle bir laf var. Sabah seni yataktan çıkaran şey ne? Sebep ne? Neden sabah yataktan çıkıyorsun? Kalkıyorsun, uyanıyorsun ya da yataktan çıkıyorsun. Ben bu soruyu çok düşündüm. Yıllardır düşünüyorum yani. İlk duyduğum belki 20 senedir düşünüyorum bu soruyu. Ben de compute etmiyor bu soru. Benim için geçerli bir soru değil bu. Benim beynim bunu bu soruyu algılayamıyor ve öyle çalışmıyor. Çünkü benim hiç bu soruyu soracak bir durumum olmadı. Çünkü ben insan seviyorum. Sosyal bir varlığım ve bunun sonuna kadar yaşamayı seviyorum. Etrafımda sürekli bir insan grubu olsun istiyorum ve onları bir sonraki noktaya getirmek için her gün yapabileceğim çok fazla yeni şey oluyor. Dolayısıyla bu sorumluluk beni yataktan adeta fırlatıyor sabahları. Yani Koyativede de öyle şimdi işte Dreamkid'de de öyle. şey geyiğine girmek istemiyorum. İşte bize inanan, bize yatırım yapan insanlar, müşterilerimiz Öyle bir şey değil. Benim kendi takımım. Benim kendi takımım, onların arkadaşları, aileleri, onların etki alanları, benim verdiğim kararlar hepsini etkiliyor. Bu, burada böyle, lisede işte kulüp başkanıydım. Kadıköy Lisesi'nde Atatürkçü Düşünce Kulübü başkanıydım. O zaman Yine kulüp üyelerim için, yönetim kurulum için böyleydi. Ah! Yayın dondu ya. Allah'ım bu... Ah, bu kamera beni deli ediyor. Acaba bunu nasıl çözeceğiz ya? Nasıl çözeceğiz? Evet. Ah uh o. -oh. <laughs> ah, canlı yayın kazaları. MacOS'un betası. Bütün yayını berbat ettin ya. Buradayım bu arada ama bir kamera işini çözmemiz lazım arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir durum. Sanırım tamamız. Bakalım. Deneyelim. Okey. Evet. El kol hareketi yapmak yok. <laughs> Olunca çünkü batıyoruz yani. Bunlar da yazılım yapıyor yani. Bakarsan tam zap yapınca ekran donuyor. Böyle bir şey mi olur ya? Kamera donuyor. Ee, neden bahsediyordum acaba ya? Okulda diyordum. Okuldaki öğrencilerin Atatürkçü gençler olarak, Kemalist gençler olarak yetişmesinin sorumluluğunu da hissediyordum üzerimde. Üniversitede de müzik kulübünde, radyo kulübünde çalışırken görev alırken, ne bileyim radyoda yani inanılmaz bütün okul radyo dinliyor. Bütün okul dinlemiyor abartmayalım şimdi de yani. Dinleyenlerin daha iyi bir deneyimi olması için radyoculara, yayıncılara eğitim vermek mesela. Yayın kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak. Müzik kulübünde stüdyoların sorumluluğunu alıp onları işte gruplar için daha, müzik grupları için daha kullanılabilir bir şeye getirmek, noktaya getirmek. Yani bu şeyleri hep taşıdım sorumluluğu. Beni yataktan kaldıran sebepler hep bunlar oldular. Hiç bu soruyu sormam gerekmedi. İşte ilk aşama, startup'ın fikir aşamasında böyle bir kişilik ile, böyle bir fikir ile, böyle bir ekip ile yola çıkmanız gerekiyor. Hangisini seçerseniz. Ama ben bugün yataktan kalkacağım ve dünyaya bir enerji vereceğim. Tükettiğim enerjiden fazlasını üreteceğim. Bu fikir uğruna çalışacağım demeniz lazım. Sizi yataktan kaldıran bir güç olması lazım bunun. Ya bu soru sizin için geçersiz bir soru haline gelmesi lazım. Ben Koyotu'da, Dreamkid'de de ekibim için... Ve burada yaptığımız işte ne bileyim öğrencilerimiz var. Kovetiv'de mesela. Onlar için koşarak kalkıyorum yataktan. Her güne büyük bir motivasyonla çalışmaya başlıyorum. Eğer böyle bir motivasyonunuz yoksa, olamayacaksa o işe girmemeniz gerekiyor. Birinci kriter bu. Yani bu böyle çünkü ticaret alsat işi değil bu sayıları alt alta topladığında işte şu kadar mal geldi bu kadar mal gitti hesabı yaptığın bir şey değil. Startupçılık. Kanter gözleşi içerisinde olduğunuz ve ancak ve ancak çok fazla özveriyle içsel motivasyon, intrinsic motivation, gerçi daha sonra öyle bir motivasyon türü olmadığı kanıtlandı ama eski tabirle işte intrinsic motivation içten gelen bir iradeyle yapılması gereken bir şey. Startupçılık. Bu yoksa o işe girmeyin. Siz bir startup yapamazsınız. Yapmayın. Gerek yok. Seni sabah yatağından kaldıran şey ne? Canla başla insanlara bir gelecek vaat edebilmek, sunabilmek. Benim için bu. Şimdi güdü, drive olabilir. Güdü drive mı ya? İlginç. İç güdü, Öyle bir şey değil ama intuition. Intuition'la drive'ın da bir alakası yok. Türkçe ve İngilizce konseptler birbirine girdi orada yani. Neyse. Dolayısıyla hangi fikri yaptığınızın bir önemi yok. Şöyle bir şey var ya, işte bulunmamış bir fikir olsun falan. Yani ne alakası var? Bulunmamış bir fikir henüz satılmamış da bir fikirdir. Niyetinde siz değer yaratmak istiyorsanız bunun karşılığında bir para da almanız lazım, satabilmeniz lazım yani. E, daha önce hiç satılmamış bir şeyi satmaya çalışmak çok zor. Bulunmamış bir fikir çok iyi bir fikir olmayabilir, İyi bir yatırım olmayabilir. Bunu bir şey olarak, bir startup fikri olarak bence çok düşünmeyin. Böyle bir şey saçmalık değil, saçması yani. Ya da çok güzel bir örnek var işte yani. Tonla video görüşme yapma uygulaması vardı. Zoom çıktı mesela. Önceden kimse Zoom kullanmıyordu. Webex kullanıyordu mesela konferansçı insanlar. Şimdi Zoom kullanıyorlar. Neden? Skype kullanıyorlardı kişisel görüşmek için. Şimdi Zoom kullanıyorlar. Neden? Ne artısı var ki Zoom'un? Ya çok da böyle feci bir farklı bir şey değil. Ben video görüntüleme Görüntülü konuşma uygulaması işte. Mesajlaşma uygulamaları. Sosyal ağlar. Artık bir tane daha çıkmaz. Sonuna geldik sosyal ağların diyorsun. Yeni bir tane daha çıkıyor. Yeni bir tane daha trend oluyor. Neden? Ne yapıyor ki farklı? Daha önce yapılmamış mı yani? Yapılmış. Ama insan bu içinden gelen şevkle belki drive'a belki şevk diyebiliriz bilmiyorum ama içinden gelen dünyaya bir şey katma. Dünyayı değiştirme diyorlar ya aslında o bu yani. Var olan statükoyu değiştirme ve hissettiğin fırsatı değere dönüştürerek insanlara faydalı olma için bu insanlar illa böyle bütün dünya olmak zorunda değil. TikTok mesela gençlik için çok tehlikeli bir şey ama o iş sahipleri için çok faydalı. Dolayısıyla ben böyle iyici bir noktadan gelmiyorum. Çok evil, çok kötü pratikler de dönüyor aslında bu sektörde doğal olarak. Böyle bir içten gelen motivasyonla çıktığınız zaman mutlaka zaten bir şeyleri değiştirmek üzere yola çıktığınızda değiştirecek bir şey de bulursunuz. Ne yaptığınızın bir önemi yok. Yani bu bir video uygulaması da olabilir. Ne bileyim işte şimdi biz mesela Zoom kullanmıyoruz. Around diye başka bir yazılım var. Bir remote çalışma collaboration tool olarak onu kullanıyoruz. Bakın Z. Ay ay neyse birazdan görüşürüz. Evet. Geri geldim. Kusura bakmayın. Başka bir sipariş beklemiyorum. Böyle bir evime de konuk olmuş oldunuz yani. Oyuncak araba sesli gibi zilim vardı. Baya dandik bizi gerçekten. Neyse ya ne diyordum acaba? Herhangi bir fikri yapabilirsiniz. Önemli olan ne yaptığınız değil. Nasıl yaptığınız. Bunu ilk full time işime girdiğimde Master'dan sonra bir backend developer arkadaşım vardı o sormuştu. Sen beyin sinyalleriyle yazı yazdıran adamsın tezinde. Neden JavaScript? Neden frontend? Ben de yine bu cümleyi söylemiştim ona yani. Ne yaptığın değil, nasıl yaptığın önemli. Ben frontend'i de aynı ciddiyetle, aynı bilimsel yaklaşımla yapıyorum demiştim. 2010 senesinde. Dolayısıyla startupçılıkta da benzer bir konsept var. Hangi ürünü yaparsanız yapın. Yani isterseniz tuvalet kağıdı üretin. İçine sizi yataktan kaldıracak bir öz akıtmanız lazım. Böyle bir şey yoksa, durum yoksa o işe girmeyin. Yapmayın. Yazık. Kendinize de, etrafınızdaki insanlara da. sadece fikir ya da istemek de yetmiyor. Bu arada ilk defa istemek fiilini kullandığını dikkat ederseniz. İstemekle alakalı bir şey değil bu. Proaktif olarak dedim ya fırsatları toplayıp sömürmeniz lazım. Bunu belki böyle bir sıvı bir ortamda tek hücreli canlı gibi düşünebilirsiniz. Yani siz bir tek hücreli canlısınız. Çok sınırlı reseptörleriniz var algılamak için çevrenizi ve bu reseptörlerin size yönlendirmesiyle bir yemeğe doğru besin kaynağına doğru gidiyorsunuz ve onu alıyorsunuz. Amacınız büyümek. Çok da basit aslında. Bir tehlike algıladığınız zaman kaçıyorsunuz. Eğer orada yeterince büyüyemeyeceğinizi hissettiyseniz, fark ettiyseniz başka bir tarafa doğru gidiyorsunuz. Startupçılık biraz böyle nerede olduğunuza bakmadan nerede bir fırsat varsa gidip o fırsatı sömürmeli, tüketmeli, o fırsattan faydalanmalısınız. Sizin yataktan kalkmanız da bir fırsat yani. Fikrin önemi yok. Peki fikrin önemi yok, execution'ın mı önemi var? Ya da planlamanın mı önemi var? Hiçbirinin bir önemi yok. Ne startup'lar gördüm. Çok kötü bir fikir, çok kötü bir execution ama başarılı. Ne startup'lar gördüm. Mükemmel bir fikir, çok kötü bir execution, başarılı. Çok kötü bir fikir, çok iyi bir execution, başarılı. Başarının tek bir formülü yok. Başarı bu yarattığınız değer ölçüsünde ölçülen bir şey ve siz hangi koşullarda değer yaratıyorsanız yaratın kullanıcılarınız için işte shareholderlarınız paydaşlarınız için farklı planlama stratejileriyle farklı execution yürütme stratejileriyle işte takım mı tutacağız in house ekip mi olacak MVP mi yapacağız dışarıdan birine mi yaptıracağız hiçbir önemi yok bunların. Başarılı olabilirsiniz. Başarılı olmanın anahtarı bunlardan geçmiyor. Bunların formüllerinden geçmiyor. Ben bunların her birinin farklı kombinasyonlarını gördüm. Başarılı ve başarısız olan. Mükemmel fikir, mükemmel execution. Mükemmel planlama. Çok kötü takım, kötü insanlar, uyuşmayan insanlar yine heba oluyor. Ego dedim ya. Mükemmel takım, fikir, imkan, yatırım, her şey var. Sektör değişiyor, içinde bulunduğun ekosistem değişiyor. Sen demin ne dedim? Bir yerde besin azsa başka bir tarafa doğru gitmen lazım. Bunu tek hücreli canlılar yapıyor. Sen nasıl yapamıyorsun yani? Çünkü tek hücreli canlının egosu yok. Başka bir tarafa gidebiliyor. Sen de gidebileceksin. Diyeceksin ki ya benim şu anda gittiğim yol yol değil. Buradan ne uzalarım? uzarım ne kısalarım. Başarılı olabilirsem de kısıtlı bir miktarda ölçüde başarılı olacağım. Dolayısıyla ben başka ufuklara doğru yelken açayım. İnsanın bunu egosunu edirebilmesi lazım. Kolay bir şey değil. Ama bunu yapabilenler, yön değiştirebilenler kazanıyor. Neden? Evrim. Çok basit. Ya evrim de böyle çalışıyor. Doğa da böyle çalışıyor. Biyolojide böyle çalışıyor. Startup'lar niye böyle çalışmasın? Tabii ki şekil değiştireceksin. Farklı yönlere, farklı yönelimlere ulaşacaksın. Hiç ya yani bir biz bir süper kahraman değiliz ki. Righteous böyle virtuous bir erdemli bir noktadan gelip iyiliğin timsali falan öyle şeyler değiliz ki iş yapıyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz, değer üretmeye çalışıyoruz ve Bugün doğru dediğimize yarın yanlış diyebiliriz. O konjonktür içerisinde belki yanlıştır ertesi gün. Bunlara açık olabilmek gerekiyor. Yeni fırsatları hissedebilmek gerekiyor. Bunu yapanlar kazanıyor. Doğru fikir falan do hiçbir önemi yok. Hepsi doğru olabilir. Ortam değişir ve sen yine ayak uyduramazsın. Hepsi doğru olabilir. Bir şey böyle bir virüs gibi içeriden yayılır yine başarılı olamazsın. Yanlış kararlar, büyük egolar, startupların önündeki en büyük engeller aslında. Şimdi Kickstarter hakkında düşüncelerini neler? Severim. Kickstarter projelerini ara ara destekliyorum. Yani bir sürü yatırımcı size şey diyor. diyecek. Hangi problemi çözüyorsun? Ya ne fark eder ki? Tuvalet açma problemini çözüyorum. Ne fark eder hangi problemi çözdüğün? Önemli değil ki hangi problemi çözdün. Niye soruyorsun bunu? Olay şu. Demin fırsat sömürüsünden bahsettim. İkinci de şu. İradenizle gerçeği bükebilmek bir izafiyet teorisine göre Relativity'nin Türkçesi izafiyet teorisi değil mi? Ee, General Relativity'ye göre düşünürseniz bir gravity kütle çekim merkezi olmalısınız. Bir kara delik gibi. Nasıl kara deliklerin etrafında ışık bükülüyor? Sizin etrafınızda gerçeklik bükülmeli. Steve Jobs hakkında çok kullanılan bir şey mesela. Gerçeği büken adam. Onun etrafında başka bir gerçeklik var. Kendi gerçeğinle ona gidiyorsun ama bükülüyor senin gerçeğin onun etrafındayken. İyi e founderların özelliklerinden biri bu. Bu egoist olmak değil. Sizin bilinciniz, iradeniz, vizyonunuz o kadar tutarlı, realist, ayakları yere basan, rasyonel olacak ki size gelen irrasyonel ya da yarım fikirler sizin bu gerçeklik alanınızda reality Türkçe İngilizce karışık bir şey oldu. Neyse yani reality field neyse o gerçeklik alanınızda bükülmeli. Bunu yaparsanız yapabiliyorsanız başarılısınız. Bunu yapamıyorsanız başarılı değilsiniz. Bu gidip insanlara zorbalık yapın. Zorla işte sizin söylediklerinizi kabul etsinler, kabul ettirin falan öyle şeylerden bahsetmiyorum. Yani aklıma şimdi çok alakasız bir örnek geldi yani. İzmir'de İzmir'in kurtuluşundan sonra İngiliz donanmasının İzmir limanından ayrılması gibi yani. Herkesin zannettiği gerçeklik İzmir'deki limandaki İngiliz donanması çıkartma yapacak ve bir şey olacak, bir sıkıntı yaşanacak. Ya da işte biz onlardan çıkmalarını istersek limandan çatışmamız gerekecek falan. Atatürk gayet cool diyor ki yo çıkacaklar yani. Siz söyleyin. Derhal işte bu burayı, burayı terk etmenizi diye bir not. Ve terk ediyorlar. Baktığınızda Atatürk'ün etrafında o gerçeklik alanı bükülmüş gibi. Gerçekler bükülüyor gibi yani. Onun başka bir çünkü öngörüsü, vizyonu var. Kendi özünden akıttığı ve yıllarca geliştirdiği bir strateji. Bunu uyguladığı zaman işte sessiz sedasız, çatışmasız, ertesi gün bakıyorsun İngiliz donanması yok falan. Böyle bir şeyden bahsediyorum. Gerçeği eğmek. Matrix'teki o kaşığın eğilmesi gibi. O kadar iradenizi sağlam olmalı ki gerçeği eğebilmeniz lazım. Başka türlü başarılı olmanız mümkün değil. İster, i̇stediğiniz kadar paranız olsun. İstediğiniz kadar iyi bir ekibiniz olsun. O iradeyi ortaya koyamıyorsanız başarılı olmanız çok zor. Sürekli kendinizden şüphe ediyorsanız, işte egoistseniz, bilimin yolunu dinlemiyorsanız, bilimsel metodolojiyi dinlemiyorsanız, rasyonel temelleri oturtmuyorsanız, kendinizi eleştirmiyorsanız, kendinizi Kendinizden şüphe duymakla kendinizi eleştirmek farklı şeyler. Eleştiri çok rasyonel bir şey. Şüphe hissiyatla alakalı. Başarılı olmanız mümkün değil. O yüzden yatırımcının ne dediğine falan yani önemi yok. Ne yatırımlar gördüm. Kaçar milyon dolarlık. Ne ürün var elinde. Ne doğru bir fikir var ne ekip var hiçbir şey yok ama milyonlarca dolar yatırım almış. 50 milyon yatırım almış mesela. 60 milyon yatırım almış. Şey falan kar falan hak getire. Gidiyorsunuz mesela diyor ya yatırımcı işte şey getir bana traction göster. Kaç kullanıcın var falan. Ne kadar para kazandın. Sana ödeme yapan kaç kullanıcı var. Abi ne fark eder ki? Şu anda olmasına gerek yok ki onun. Ben öyle bir stage'de de olabilirim. Öyle bir alanda da olabilirim. Benim yaratmaya çalıştığım etki, impact nerede ne ve ne boyutta? Ne yapmaya çalışıyorum? Ben dünyada hangi kayaların yerini değiştirmeye çalışıyorum? Ve bunu nasıl bir planla, nasıl bir vizyonla, nasıl bir iradeyle yapacağım? Harekete geçireceğim. Bunlar asıl önemli ve asıl seni güçlendirecek, kuvvetlendirecek ve başarılı olmanı sağlayacak şeyler. Şimdi takım. İlk kuracağın takım tabii ki founding team değil mi? C-level insanlar. CTO, CEO, COO, CPO neyse işte hep C ile başlıyor. Chief bir şey bir şey. 25 yaşında genç CTO olmuş. Ne anlıyorsun ki CTO'luktan? CEO olmuş. Ne biliyorsun ki yani? Ama bir yandan da ne bilmen gerekiyor ki? Doğru takım nasıl kurulacak? İlk C-level'ı nasıl bulacaksın? Herkes standart diyor ki işte biri başa geçsin. Böyle Voltran'ı oluşturuyor sanki. bir de çıkıyor. Ben de diyor başını oluşturacağım. Ben CEO olacağım. Sen CTO ol. Böyle biz çocukken yapardık. Metallica hastasıyken işte bir grup kuralım müzik grubu. Ben gitar çalacağım, ben vokal olacağım. Sen de bas gitar çal. Sen de davul çal. Bas gitarcı hiç istemez. Ben kimse duymayacak. Ben istemiyorum bas gitar ben olmam, sen ol bas gitar falan. En ezik insan bas gitarcı olur. O yüzden müzik gruplarında lisede genellikle bas gitaristler ezik olan insanlardır ama iş büyüdükçe en karizmaya dönüşüyor tabi. Öyle startup kurulmaz. Şimdi startup'ın olmazsa olmaz şeyleri var. İhtiyaçları, takımda bulunması gereken. Ve teknik kabiliyet mesela bunlardan biri değil. Ürün kabiliyeti bunlardan biri değil. Bunlar satın alabileceğin hizmetler. Senin ekibin satın alamayacağın değerlerle kurulur, kuruluyor olmalı. İlk ekibin, C-level ekibin. Neyi satın alabilirsin, neyi satın alamazsın? Bir, Şimdi ne kadar bahsettiğim. Egosuzluğu satın alamazsın. Fırsat hissiyatını satın alamazsın. Ha patlamadı derken ne olur patlama. Ne olur patlama. Ah be. Halbuki kapatmıştım. Halbuki seni kapatmıştım. Niye dondun yine ya? Of. Bakalım. Artık şimdi olmaması lazım. Kapattım çünkü. Çıkma. Ne olur çıkma. Ne olur çıkma. Okey. Güzel. Öf ya. Ya bu ne kadar salak bir şey ya. işletme sistemi yazıyorsun. Bir tane external kamerayla deme, denemediniz mi abi? Dünyanın en genel geçer, en profesyonel capture card'ını kullanıyorum. Yani şunu yapınca patladığını görmeniz lazım. Bunu fix etmeniz lazım. Böyle iş mi yapılır ya? Böyle startup yapılmaz. Batarsınız. Bu kafada startup yaparsanız batarsınız yani. UX en önemlisi. Her şeyin başında geliyor. Önce deneyim. Her şeyin başı deneyim. İnsanlara iyi bir deneyim sunabilmelisiniz. Ay ay. Bilmiyorum neden donuyor. İşlerinizi nasıl pazarlıyorsunuz? İşi nereden bekliyorsunuz? İş size mi geliyor, siz mi iş kovalıyorsunuz? Taktikleriniz var mı bununla ilgili? Var. Marketing versus UX. UX. İyi UX kötü marketingle kazanır. İyi marketing kötü UX ile devamını getiremez. Clubhouse gibi. Ne kadar şey yaparsan yap yani. Aktif kullanıcı elde edersen et. Ya da Diablo 4 gibi mesela. Çok fazla initial kullanıcı alırsın. Sonra herkes bırakır. Kimse oynamaz. %5 neymiş Diablo oynayanlar? Kaç ay oldu? 5 ay mı oldu çıkalı? Öyle bir şey. Marketing vs UX'de UX kazanır dolayısıyla. Çünkü biz uzun soluklu yatırımlar yapıyoruz ve uzun soluklu geri dönüşler bekliyoruz. Bir startup'ın başarılı olma süresi 7 sene. 7 de ancak bir startup başarılı oluyor. Ortalama yani. Tabii ki çok hızlı büyüyen, yani çok hızlı başarılı olan Unicorn'lar da var ama Genelde bu 7 sene yani o Bekleyeceksin o 7 seneyi Sana yatırımının geri dönme süresi 7 sene Ne diyorduk ya Çin derzisi izlemedim hayır Egosuzluktan sonra Dediğini tamamlayıp tekrarlayabilir misin ne dediğim ben biliyor muyum acaba? Öyle konuşuyorum geçiyor. Geri alın. <laughs> Egosuzluğu satın alamazsın. Fırsat yakalama güdüsünü satın alamazsın. Mümkün değil satın alman. Teknik bir kabiliyet satın alabilirsin. Marketing'i satın alabilirsin. Ama hikayeyi satın alamazsın özdeşleştirmeyin satın alamazsın. Bu konuya ayrıca geleceğim. Daha ileride bahsederken hisse konusunda mesela. Diyorlar ya böyle hisse verelim. ...işte loyalty kazanalım. E, hisseyle adam bağlamaya çalışmak. Yani hisse verdim. Dolayısıyla yıllarca ayrılmayacak. Canla başla çalışacak bu şirketin büyümesi için falan. Öyle bir şey yok. Özellikle yani bu yeni jenerasyonla beraber... Size saçma geliyorsa bu video dinleyenler için söylüyorum. Haklısınız. Tabii ki saçma bir şey zaten. 80'lerin 90'ların garantici kafası o. 15 sene bir yerde çalışan insanların kafası o. Yani hep söylüyorum. Ben hissesi olduğu için canla başla çalışan insan görmedim. Belki bir iki tane görmüşümdür. Çok az. Ama hissesi olduğu için ben etliye sütliye karışmayayım. Hisse, hisselerim benim olana kadar, vest edene kadar, Türkçesini bilmiyorum, vest etmenin Türkçesine. Hisseler benim olana kadar etliye sütüye karışmayın beni kovmasınlar. Hisselerin tamamını alınca kaçarım deyip az çalışanı, normalde yapacağı iş yapmayanı, normalde yaratabileceği farkı yaratmayanı çok gördüm. Dolayısıyla ben hisse vermeye de almaya da karşıyım. Hisse almak da istemiyorum, hisse vermek de istemiyorum kimseye. Saçma bence. Özellikle isteyen olursa konuşulur tabii ki ama benim default normalde yaklaşımım bu değil yani. Bence çok saçma bir iş. İnsan kandırmaca yani hisse vermek. Ben sana para vermeyeyim. Hisse vereyim. Niye abi? Ya da bana para verme hisse ver. Neden? Belki bir ara başarılı olur evet. Belki sen de milyoner olabilirsin ama bunu yapan kaç kişi var dünyada? Kaç on bin kişi var? Kaç yüz bin kişi var yani? Çok küçük bir kitle. Senin orada olabilme ihtimalin de çok düşük. Ben olsam ona oynamam yani. Ona bet etmem. Neyse o dediğim gibi daha sonranın konusu. Ama ilk takımında alamayacağın şeyler var. Ve onları toplamalısın. Bir ya bu hikayeyi nasıl anlatıyorsun sen kendi sözlerinle? Birisiyle konuşurken sen bu startup'ı gözlerin içi gülerek bir şevkle bir heyecanla anlatabilecek misin? Nasıl anlatacaksın? Soru bu. Bunu da satın alamazsın. Proaktivite'yi satın alman çok zor. Alamazsın değil, alırsın ama çok zor. Proaktif bir şekilde katkı yapacak birini katman içeriye çok zor. Dolayısıyla ilk ekibinde bu olması lazım. Teknik bir şey değil. Farklı düşünecek. Ve ya bunları denedik denedik çalışmadık bir de şunu deneyelim diyecek. Fikir yaratacak ve... Kendini utandırmaktan da çekinmeyecek. Birazcık utanç konuma düşmekten de çekinmeyecek bu yapacağınız iş için. Böyle insanlarla ancak ortak olup bir yola çıkabilirsin. Ya neyse işte ben de aslında başka bir şey istiyorum da senle de takılmak çok güzel hadi bunu yapalım. Öyle bir insanla ortak olamazsın. İlk C level insanlarda takımında öyle insanlarla başarılı olamazsın. Mümkün değil onları ikinci, üçüncü işe alma seviyesinde alman lazım. Fikir için satın alamayacağın bir ekspertiz varsa ancak senin C level'ında bulunmalı. Dolayısıyla ben o geleneksel formülü desteklemiyorum. Yani bir tane CEO bir tane CTO olsun falan. Şart değil. İkisi de çok passionate, çok tutkulu bir şekilde iş geliştirmeci olabilir. İkisi de çok tutkulu bir şekilde satışçı olabilir, pazarlamacı olabilir. İşte ürün geliştirici olabilir. Ama yapman gereken şey ne? İlk görevin ne? Bu işin bilinirliğini kullanılırlığını, satılabilirliğini artırmak. Bunlar için ürün geliştiriyorsun. Ürün geliştirmek bir startup'ın olmazsa olmazı değil. Ürün geliştirmek için startup açılmaz, kurulmaz. Böyle bir dünya yok. Sen dedik ya bir fırsatı agresif bir şekilde ya da proaktif bir şekilde değere dönüştürmeye çalışıyorsun. Bir algıların açık olacak. Nerede fırsat yakalayabilirim? Gezeceksin etrafta. O besin kaynağını bulana kadar etrafta gezeceksin. Yatırımcıdan yatırımcıya, konferanstan toplantıya, konuşmacıdan networking eventine radarın açık olacak, gezeceksin. O fırsatı yakalamaya çalışıyorsun çünkü. Bir yerden bir fırsat bulmaya çalışıyorsun. Ondan sonra stratejik düşüneceksin. Capabilitylerini Capability'nin Türkçesini yine bilmiyorum. Of. Çok zorlandım ya. Yeteneklerini diyeyim neyse. Yeteneklerini buna göre sivrilmiş olman lazım. Bilemiş olman lazım. Bulduğun bir fırsatı anında bir hareketle hızlı bir şekilde alıp YouTube değere dönüştürebiliyor olman lazım. O çarklarını kurmuş olman lazım yani. Dolayısıyla algıları açık olarak gezebilecek insanlarla ancak iş yapabilirsin. Startupçılık öyle bir şey. Konservatif ya işte bir oraya da gidersek biz yerler yiyebilirler. Sen küçük işletme değilsin. Senin amacın hızlıca bir fırsat yakalanabiliyorsa onu yakalayıp değere dönüştürmek yoksa da kapanıp gitmek. Başka bir fırsat peşinde koş. Başka bir alana dön. Pivot ediyorsan et etmiyorsan şirketi kapat. Startup böyle. Ama ego bunun önüne geçiyor yani. Adam gitmiş hayatında ilk defa bir şirket kurmuş. Diyor ki aa dur ben şimdiye kadar çok ezildim. Ben CTO'yum fark etmez diğer dallarda da böyle. Yıllarca beni kırbaçladılar. Şimdi ben başa geçtim. Her şeyi kendim yapacağım bu ürünü de ben yazacağım, kodunu da ben yazacağım, takımını da ben toplayacağım. Ya senin ne deneyimin var bunları yapacak? Takım yönetecek bir deneyimin var mı? Yok ama ben yapacağım. kimseden şey de almıyorum. Zaten para da vermeye gerek yok. Parayı tutarım. Para öyle bir şey değil. Startup için para. Elinde para tutuyorsan eksidesin. Yatırım olarak kullanmadığın her dolar, euro neyse senin için bir eksi startupta. Yani başkasına maaş mı vereceğiz? Ben kendim yaparım. Aptallık. Aptallık. Böyle startup yapamazsın. Tabii ki başkasına vereceksin. Amacın en hızlı, en düşük maliyetle değer yaratmak. Sen iyi bir motor değilsin. O fırsatı değere dönüştüren denklemde sen efektif, verimli bir motor değilsin. Yapamayacaksın onu işte. Tamam başkasına vermedin o parayı sende kaldı. E ne oldu? 3 sene boyunca yedin. 5 sene boyunca yedin o parayı maaş olarak kendine. Ne çıktı sonunda? Hiçbir şey çıkmadı. Böyle o kadar çok startup gördüm ki ve yani dünyanın her yerinde her alanda, her seniority seviyesinde daha önce yani Apple'da çalışmış, Twitter'da çalışmış, Google'da çalışmış insanların startupları. Yanlış yaklaşımlar, yanlış hissiyatlar ego yüzünden batıyor. Senin amacın radarlarını açıp fırsat kovalamak. Bir founder olarak, bir işte ne founder'ın Türkçesi? Kurucu ortak olarak bir kişi de olabilirsin, birden fazla kişi de olabilirsin. Amacın fırsat kovalamak ve o fırsatı değere dönüştürecek mekanizmayı içeride efektif bir şekilde, etkili bir şekilde ortaya koymak. Etkili bir şekilde o yetenekleri şirketin içerisinde barındırmak. Ki fırsat geldiği anda onu em ortamdan ve büyü. Oh çok dertliyim. Gözlerim doğru mu görüyor yoksa Arman abi canlı yayın mı açmış? Açtım tabi. Etrafta duyursanıza bunu. Yeni trend DAO gibi geliyor. Hiç alakası yok ya. SaaS startup için yatırımcı gerekli midir? Sadece kullanıcı gelirleri devam edebilir mi? Kan o kullanıcı gelirleri devam ediyorsan o çok startup olmuyor. Çünkü yeterince fırsat değerlendirememiş oluyorsun. Şimdi ortada para varsa bir arkadaşımın founder bir arkadaşımın çok güzel bir sözü var. Piyasada para varsa bana versinler. Ben alayım. Gidip saçma sapan şirketlere yatıracaklarına bana yatırsınlar yani. Bu bakış açısıyla yaklaşmak lazım. Fırsat, potansiyel fırsat diyoruz ya. Eğer piyasada dolaşan yatırım varsa, ucuz para yani, size versinler. Niye sen sadece kullanıcı geliriyle yaşamayı seçiyorsun ki? Daha büyük yatırım al, ürününü geliştir. İşte UX'ini geliştir, marketingini geliştir. Daha çok kullanıcı kazan. Daha fazla para kazanırsın. Daha fazla büyü. İşte şeylerini satın al. Rakiplerini satın al mesela. Sallıyorum yani. Kullanıcı bir şey satarak onun geliriyle yaşadığın zaman küçük işletme oluyorsun. O bir startup değil. Çünkü yeterince fırsat peşinde koşmamış oluyorsun. Zaten derdim de o ya. Startup'ın amacı o. Hızlıca o fırsatları exploit edebiliyor muyuz? Sömürebiliyor muyuz? Ve değere dönüştürebiliyor muyuz? Bunu yapamadığın anda o ortamdan uzaklaşacaksın. Özellikle de eğer elinde para kaldıysa Atıyorum 10 milyon dolar yatırım aldın. 2 milyon dolar bir şeye yatırdın. Proaktif olarak. Dedin ki bu bir bet yani bir oyun. Oynadın bu şeyi zarı. Dedin ki ben buna inanıyorum. Buradan bir şey gelecek. Yatırdın o parayı gelmedi. Hemen başka bir yere git. Ya ben bunu yaparım. 3 kişi daha işten çıkarsam bir sene daha uzar benim şeyim. Runway'im. Startup'ımın yaşama süresi. Runway deniyor ona böyle şeydeki gibi. Uçak pistinde pist aslında runway. Piste ne kadar kaldı? Havalanmadan önce ne kadar yolun kaldı yani artık havalanman lazım bir yerde. Yok işte ben runway'imi uzatırım. Şu kadar insan çıkartayım. Ya bu memur kafası. Böyle başarılı olamazsın. Startupçılık bu değil. Startup risk almak demek. Risk sermayesi bu. Sana insanlar para yatırıyorlar. Yatırımcılar. Gayrimenkule de yatırabilirdi. Dolara da yatırabilirdi. Neyse yani altına yatırabilirdi. Borsaya yatırabilirdi sana yatırmasının bir sebebi var yani. Bu bir risk sermayesi ve daha büyük bin kat, on bin kat gelir elde edebilme hayaliyle yatırıyor sana. Ya sallıyorum tabii işte on kat, yüz kat neyse. Böyle bir hayalle yatırıyor. Ve sen bir startupta bir founder olarak görevin en yani startup founderlarıyla konuştuğum zaman onlara danışmanlık verdiğimde söylemekten zevk aldığım Biraz da ego ezici bir şey. En önemli cümle şu. Siz founder olarak burada kendi şirketinizi yönetmiyorsunuz. Bu şirket sizin değil. Bu şirket sizin paranızla da kurulmadı. Siz bu şirketi parasıyla fonlayan bu yatırımcıların yatırım memurusunuz. Danışmanı bile değil, yatırım memurusunuz. Sizin göreviniz bu parayı ona katlamak bir fırsat kümesi yakalayıp o fırsat kümesini sömürüp bu parayı ona katlamak. Başka hiçbir göreviniz yok. O yüzden haddinizi bileceksiniz. Egonuzu o yüzden düşük tutacaksınız. Başka bir göreviniz yok. Sizin göreviniz bu yatırımcının size vermiş olduğu X milyon doları alıp 10X milyon dolar yapmak. Bunu yapmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Ego'yu bir kenara bırakacaksın. Uzmanlarla çalışacaksın. İyi bir ekip kültürün olacak. Artık alt kademelerden bahsediyorum. Gerçekten böyle... Trenches işte. Ne yine trençin Türkçe'sine Savaşta kazılıyor ya şey. Ne kazıyoruz? Çanakkaya Savaşı'nda falan da var böyle. Ne deniyor ona? Kaçırdım. <laughs> Bilmiyorum ne dendiğini ya. İngilizce'de böyle bir deyim var yani. Trençlerde savaşan askerlerin seviyesinde doğru ekibi kurmak, doğru kültürü oturtmak, doğru hissiyatı oturtmak o ekip içerisinde. Buna oynayacaksın. Doğru ahengi oturtmak. Bir spor takımı koçluğundan farksız bir şekilde insanları bir coherent bir şekilde aynı yöne bakacak, mıknatıs gibi herkesin aynı yöne doğru gittiği bir şekilde Polarize etmek, kutuplaştırmak senin görevin, founder olarak. Hendek, siper, 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 evet, teşekkür ediyorum. Siperlerde savaşan insanların içerisine karışmak, ancak beraber hata kalkıyorsanız faydalı. Siz o komutanlar neden sürekli böyle çok geride çok tepede zannediyorsunuz? Savaş alanını tabii ki görecek, ama bir yandan da sürekli Askerle de yüz göz olamazsın yani. Yüz göz olmayı bırak. Senin oradaki varlığın bir stres sebebi. insanlar için. Sen oradayken iyi iş çıkmıyor. Sen burnunu soktuğun zaman iyi iş çıkmıyor. Dolayısıyla sen bir founder olarak, bir kurucu olarak öyle her şey atlamayacaksın. Her şey burnunu sokmayacaksın. O tam böyle aile şirketi, küçük işletme patronunun, mini patronunun yapacağı bir iş. Yapmayacaksın. Senin işin insanları sorumlu kılmak, o insanlardan maksimum verimi elde etmek. Şimdi buradan birazcık şeye girelim. Yatırım startup için şart mıdır? Şart değil. Yani bir şey yatırımı şart ama illa böyle gidip VC'den para almak zorunda değilsin. Sen kendini emekle yatırabilirsin. Kendi öz birikiminle de yapabilirsin. Ben bu son iki şirketinde, Creative ve Dreamkid'de kimseden yatırım almadım henüz. Almak ...gibi bir düşüncem var ama netleştirmedim mesela. Buradaki Samet... ...yatırım almanın sebeplerinden biri de şu... ...senden başka biri buna inanıp parasını veriyor mu? Bu o kadar böyle inandırıcı bir hikaye mi? Sadece sen veriyorsan birazcık böyle şey gibi hani... ...cringe gibi yani. Başka kimse ikna edemedi mi bu işe para verecek? İhtiyacın olmaması başka bir şey ama ikna edemediysen kötü yani. Ama evet startupların tek amacı aldığı bir birim yatırımı 100 birimlik bir exit'e dönüştürmek. Çünkü bu gözlüğü bırakıl çok oldu ya. Bu bir ekonomik model sonucu. Biz kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Kapitalist bir düzen içerisindeyiz. Ve kapitalist düzen sömürü düzeni. Dolayısıyla bırakın insanlar birbirini kandırmasın lütfen. Kimse kimseyi kandırmasın, siz kimseye kanmayın. Yok efendim işte biz bir aile gibiyiz falan. En böyle sevdiğim en büyük şey cümlesi bu. Startup yöneticisi sahibi, şirket sahibi cümlesi. Biz aile gibiyiz falan. Öyle bir türkü var ya Osmanlı için yazılan işte Ekinde Ekende biçende yok Yemede ortak Osmanlı mı ne öyle bir şey var Türkü var Onun gibi bir şey yani Emek sarf ederken yok Parsayı toplamaya gelince var patron dediğin şey Demin söylediğimde biraz çelişkili bir şey söylüyorum şimdi Ama kapitalist düzen böyle çalışıyor Kapitalist düzen bir sömürü düzeni Burada bu kadar fazla startup olabilmesinin, bu kadar iş imkanı olabilmesinin, insanların işte para kazanabilmesinin sebebi bir sömürü düzenine dayanıyor olması. Yani sen bir çalışansın. Startup founder'ı, kurucusu, ortağı senin hakkını verse ona bir şey kalmaz. O zaman niye yapsın ki bu işi? Tabii ki senin sırtından para kazanacak yani. Dolayısıyla sana seni sömürecek. Hak ettiğinden az para verirse ancak o karlı çıkıyor. Sana hak ettiğinden az para vermek zorunda. Başka türlü uçak dönmez. Dolayısıyla otomatik olarak bu düzenin tanımı sömürü düzeni. Amacımız ne? Tabii ki biri yüz yapmak yani. Geri kalan her şey bunun by product'ı. Böyle bir çözüm olsa güzel olur. Olur tabii yani. Ama o çözüm güzel olduğu için sen de para kazanıyorsun. Ve işte hisse falan da buna bağlı. Tabi işte startup'a giriyorsun diyor ki sana %0.01 hisse verdim. Bir de onu alırken para vereceksin falan. Option'la veriyor. Hisse de vermiyor. Option veriyor yani. Opsiyon, satın alma opsiyonu veriyor falan. Saçma sapan hikayeleri hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Kandırmayın. Kendinizi de kimseyi de kandırmayın. Hayat böyle bir şey değil. Biz iğrenç bir sömürü düzeni içerisinde yaşıyoruz. Şirketler çalışanlarını sömürüyor. Çalışanlar şirketleri sömürüyor. Ve Böyle bir denge yakalanmış yani. Maşa, maaş, maaşta o denge. Ekonomide global. Nereye gidersen git bu şartlar da değişmiyor. Herkes kendi network içerisinde, kendi sömürü düzeni içerisinde elde edebileceği maksimum faydayı elde etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bir startup'ın amacı tabii ki bu. Bir devlet kurumuysan başka bir şey olabilir. Ama içinde yaşadığımız, çalıştığımız ekonomik düzen bu. Dolayısıyla bu sömürüyü yapmak zorundayız. Başka türlü var olmamızın bir amacı da yok aslında. Ee, hepiniz çok iyi yerlere geleceksiniz. Biz büyük bir aileyiz aynen. Bir şart hatta emek verecek insanlar bulmak, maddi yatırım yapacak insanlar bulmaktan daha zor olabilir mi? Emek verecek insan bulmak zor değil ya. Hiç zor değil. Yani çünkü Geçer akçe bu. İnsanlar emeğini satarak para kazanıyorlar. Emek ticareti yapıyorsun sonuçta. Dolayısıyla herkes emeğini satıyor. Ama hani daha önce bahsettiğim işte seni yataktan kaldıracak o sebebe yeterince sahip olmayan insanlar buluyorsan biraz sallıyor olabilir işleri. O yüzden şirket büyüdükçe insanların fark yaratma unuttuğum şeylerden biri de buydu fark yaratma güdüsü de giderek azalır. Çıkıntı olmasın, çıkıntılık etmeyeyim, işte işimden olmayayım falan. Ne Verdiğin maaşlar artar. Google'da, işte Microsoft'ta, neyse Apple'da, Facebook'ta neden çok fazla maaş veriyorlar insanlara? Yani kapitalist şirket değil mi? En iyinin de bir limiti var yani. elimden kaçırmayayım diye daha fazla maaş verebilirsem onun da bir limiti var. Neden? Çok 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 yukarıya çıkıyor. Çünkü bir yandan orada durmanın da bir sebebi yok aslında. Fark yaratacak insan genellikle orada durmuyor. Fark yaratacak insan bulmak çok zor. O yüzden C-Level'ını o insanlardan kurmalısın. Bulamıyorsan da kurmayacaksın, yapmayacaksın, tek başına yapacaksın yani. Ve delege edip bunu senden çok 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 daha kötü yapan, çok 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 daha az yapan insanlara kendin almadığın maaşı vermeye de okey olacaksın. Biraz da böyle bir şey bu. Çünkü günün sonunda bu iş başarıya ulaşırsa parsanın da büyük kısmı sana kalacak. O riski alacaksın. Risk almıyorsan startup'a girmeyeceksin. Sure bet diye bir kavram var bahis sektöründe. Kesin oran. Yani ben şu 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 maça oynarım. Şunları şunları sonuçları oynarsam %100 kazanıyorum ama yatırdığım paradan %1,5 fazlasını alıyorum ama kesinlikle alıyorum mesela. Sure or, o yüzden deniyor. Sure bet. Startupçılık böyle bir şey değil. Risk işi. Riski alacaksın. Olmadı mı? Vın. Arkana bakmadan devam et yani. Başka bir şey yap. De olmadı yani. İlla oldurmak zorunda değilsin. Startupçılık oldurma işi değil. O küçük işletmenin şeyi. Yani 1961'den beri çikolatacıyız falan. Böyle bir startup yok. O küçük işletme. Uzun yıllar sektörde olmak bir gurur meselesi değil startup için. Tam Atatürk gibi. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu startupçılık. Az zamanda çok ve büyük işler yapacaksın. Yapamıyorsan vın. Enver gibi. Yayınların bir takvimi yok ya. Keşke olsaydı. Neyse biraz konuyu dağıttık. Ürün nedir? Nasıl geliştirilir? Bu konu daha önce çok konuştum, çok anlattım ama yine startup özelinde biraz konuşayım. Dünyanın en iyi ürünü olmasına gerek yok bir startup olabilmek için. Belki çok fazla bir şey yapmasına bile gerek yok. Yani ürüne benzese yeter. Amacın senin değer yaratmak. Bu değeri konuşarak yaratabilirsin. Bu değeri göstererek yaratabilirsin. Bu değeri hissettirerek yaratabilirsin. Mesela bir marka algısı bir startup için çok önemli olabilir. Ben Almanya'ya ilk geldiğimde Uno Motors diye bir şirkette çalışıyordum. Bir elektrikli motosiklet üreticisi Vespa gibi ama pilli. Oranın işte Head of Software Engineering olarak çalıştım. İlk yazılım mühendisi ve işte tek aslında teknik elemanı, takım lideri falan filan. Elimizde Dandik Çin'de ürettirdiğimiz bir scooter vardı. Tabii Çin'de ürettirmenin bin bir tane yolu var. Alman şirketi olduğu için çok böyle kalite standartları çok yüksek. Çok yani defalarca Çin'e gidilen orada bir elemanın sürekli olduğu kalite kontrolünden hiç taviz verilmeyen bir noktada oluyorsun. Dolayısıyla diğer Çinli ürünlerden piyasadaki diğer ürünlerden çok çok daha kaliteli, Alman kalitesini yansıtabiliyorsun ama Çin'de üretilen sonuçta böyle çok içinde novelty barındırmayan, yeni böyle groundbreaking, yer sarsan, nefes kesen bir teknoloji falan barındırmayan bir iş. Bu startup'ı nasıl başarılı kılacaksın? Satışlarını arttırman, büyümen lazım. Pazar payı elde etmen lazım. Kendi pazarını yaratacaksın ki çok kötü bir fikir. Kendi pazarını yaratmak <laughs> Allah'a mahsus diyeceğim geldi. Apple'a falan mahsus yani. Ancak Apple kendi pazarını yaratabilir. Sen kendi pazarını yaratamazsın. Onu deneme yani startup'ında. Var olan bir pazarı viral bir şekilde ele geçirmeye bakacaksın. O şey aklınızdan çıkmasın yani. Su içerisinde dolaşan tek hücreli gibisin. Etrafı ne kadar sömürürsen, ne kadar büyürsen o kadar iyi. Böyle bir pay kapmaya çalışacaksın oradan. Kolonileşeceksin yani, büyüyeceksin. Şimdi mesela onu için Unu bir kendini bir teknoloji şirketi olarak tanımlamaya çalışsa da öyle bir şirket değildi. Bir lifestyle brandi. Lifestyle şirketiydi. Hayat tarzı Unu. Elektrikli, genç, hip, Berlin, tekno. Hareketli, dinamik, hoşgörülü, alçak gönüllü ama bir yandan çok cool. Kimseye karışmayan, işinde gücünde ama çok enerjik, çok mutlu, bir marka kimliği vardı Unu'nun. Ve bunu pompalıyordu ve buna özenen insanlar da hedef kitlesi. Baktığında elektrikli scooter satıyor. Başka da yapabilirdi. Sonra zaten onlarca rakibi çıktı Unu'nun. Ama buradan büyümeyi seçti. Ürün, ürün işte Çin'de ürettirdiğimiz motosiklet. Çok da bir şey yok yani. Baktığında doğru bağlantıları kuran, gidip doğru parçaları seçen. Çünkü işte ne bileyim frenini başka bir yerden seçiyorsun. İşte e, hız göstergesini başka bir yerden alıyorsun falan filan. Vidalarını başka bir yerden alıyorsun atıyorum yani. Bunları yapan herkes açık patentli bir tasarım çünkü o. Ya A101 bile şimdi benzer bir scooter sattı. Babama aldık geçen gün. A101 de scooter satılıyor ya. Monosiklet elektrikli. Mesela vermen gereken karar üründe şu. Nasıl farklılaşacaksın? Ununun pilleri çıkıyor. Alıp evine götürüp apartmanda şarj ediyorsun. Apartman hayatı için. Babama aldığımız skuter, Türkiye'de satılan bir, tür, bir sürü skuter öyle. Pili çıkmıyor. Prize takıyorsun. Dışarıda bir prizin olması lazım. Evin içinde pili şarj edemiyorsun. Unudan, skuterdan pili çıkarttığın zaman o skuter çalınamaz. Hırsızda pil mi var yani? Öyle bir şey yok. Nereye götürecek skuteri? E, Türkiye'de aldın çalınabilir. Çünkü şarjı içinde. Elektriğin şeyini kırsan, kilidini kırsan çalar gidersin. Ben gerçi pili içinde unuttuğum için, unuttuğum değil de bıraktığım için çaldırdım skuteri. Hala başım belada onunla alakalı ama. Neyse. A101 tekne mi satıyor? <laughs> Marketingi beceremiyorum. Aynen. Hala beceremiyorum yani. Şimdi ha Burak çok güzel bir şey demiş. Çok emek verip ortaya bir şey çıkartamıyorsan o da para etmiyor. Ya startupçılık emek verme işi değil ki. Hızlı köşeyi dönme işi. Emek tabii ki vereceksin ama gerektiği kadar. Ben ürün yapmayı biliyorum. Ben CTO'yum, ben CPO'yum, ben productçıyım. O zaman ben ürün yapayım. Çünkü çok ürün yaparsam startup'ım kurtulur. Böyle bir kafa yok. Böyle startupçılık olmaz. Onu anlatıyordum işte. Danlik bir ürün orada üründe bir şey yok. Yani Hatta şöyle bir açık var. Maliyeti düşürmek için biz direkt dropshipping gibi Çin'den fabrikadan sana özel üretim yaptırıyoruz. Sen sipariş verdikten sonra biz oraya geçiyoruz. Var, ufak bir inventory var ama böyle nakit akışını sağlamak için gibi. Scooter akışını sağlamak için. Dolayısıyla 6-8 hafta sonra geliyor motor sana. Çin'den geliyor çünkü. Şey global ulaştırma krizleri, transportation krizleri olduğunda çok büyük yara aldı mesela. Uçakla falan getirtmeye kalktı. 5 katı fiyata falan. şimdi insanları özel hissettirmelisin ki altı hafta beklesin. Altı hafta beklenecek bir marka ortaya koyabilmelisin sen. Ancak o zaman satışlarını büyütebilirsin. Dolayısıyla bir startup'ı Yapmanın yöntemi illa deli gibi ürün geliştirmek değil hatta çoğunlukla değil. Deli gibi ürün geliştiriyorsan yanlış bir şey yapıyorsun büyük ihtimalle. Önce hızlıca paraya dönebilecek bir şey bul, bir değer yarat. Ufak bir niş, ufacık bir değer olsun. Ama bir kitle topla. Demin bahsettik ya işte bir komünite büyütebilirsin. Ücretsiz verebilirsin ürününü. Sana ne kadar maliyeti olduğuna bağlı. Mesela Drinkid'in şimdi maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla ücretsiz verebileceğimiz şey kısıtlı insanlara. Bir komünite mi yaratacaksın? Nasıl kullanıcını repeat customer'a çevireceksin? Tekrar tekrar gelip senden satın alan, bir şey satın alan müşteriye çevireceksin. Bunu hissiyatla yapabilirsin. Bu hissiyatı ürün de verebilir, marka da verebilir. Belki çok iyi bir marka ortaya çıkartacaksın. Ve bambaşka bir hissiyatı olacak. Şimdi bizim öğrencilerimiz mesela koyetiği çok seviyorlar ve çok mutlular eğitim kalitesi çok iyi falan filan ama bir yandan da herkese belki şeyde görebileceğiniz işte bizim sosyal medya kanallarında görebileceğimiz görebileceğiniz bir hediye paketi gönderiyoruz öğrenciye her öğrenci şeye kayıt olduğu zaman okulda başladığı zaman bizimle bir kursa mesela içinde şöyle bir oyuncak var bir bizim Coyotev logosundan esinlenen yaptırdığımız bir tilki. Kollarının içerisinde şey var. Bir tel geçiyor. Dolayısıyla action figure gibi hareket yaptırabiliyorsunuz. İlk versiyonunda yoktu mesela. Zorlaya zorlaya oyuncak üreticisi Türkiye'de bu arada. Oyuncak üreticisine zorla bunu yaptırdım yani. Kürekle para verdik falan. Bu bir aidiyet yaratan bir şey. Evde bu olduğu zaman başka hissediyor insan. Bir okula giriyorsun, hediye paketi veriyorsun ve içinden bu çıkıyor. Bu ve bunun gibi bir sürü şey. Kendini özdeşleştiriyorsun. Başka bir aidiyet bu. Marka aidiyeti yaratmak için yapabileceğin çok fazla şey var ürün dışında. Hissiyat, insan bağlamalısın. Önce insan bağlı sonra parasını al. Önce insan kazan sonra parasını kazanırsın yani. Para kazanmak problem değil. Bu şişe de mesela rengarenk. Koyatıvın logosu gibi. Bu da bizim okulun yine hediyelerinden. Hoş geldin paketinde olan. Değer yaratmanın çok farklı yolu var. Ve sen diyorsan ki ben CTO'yum. Sonunda kendi oyun alanımı buldum. Burası benim şirketim. Ne dedim daha önce? Değil. Burası sana para veren insanların şirketi. Sen orada bir memursun. Senin hiçbir an... Hiçbir saniye egonu konuşturacak hakkın yok. Sen kimsin? Senin kendi paran mı o? Kendi paranla şirket kurarsın. O zaman istediğin gibi at koşturursun. Sen yatırımcının parasıyla şirket kuruyorsun. Ben ürün geliştirmek istiyorum. Hmm, öyle bir takım kuracağım ki tam istediğim gibi falan. Değil. İş ne gerektiriyorsa onu yapmak zorundasın. Sen işe içinde bulunduğun ortama işte aldığın yatırıma, beraber çalıştığın yatırımcıya göre konumlanmak, onlara göre bir çözüm üretmek zorundasın. Başka bir sektörde başka bir oyun planın olur. Sağlık sektöründe başka bir ekip kurarsın. Oyun sektöründe başka bir ekip kurarsın. Başka paradigmalarla çalışır, başka bir kültürle çalışır falan filan. Ben istediğimi yapacağım diye şirket olamazsın. Ya da bunun en kötü, şimdi birazcık başlardaydık sonlara hop, sonlara doğru geliyoruz. Şeyin sonu yani. Startup hikayesinin sonu. Baktın artık böyle hockey Yine Türkçe'ye döndük. Ee, hockey değil mi? Yani Türkçe'nin, Türkçesi hockey. Hokey çubuğu büyümeyi sağlayamayacaksın. Böyle bir breakthrough buradan kırdık artık yırttık büyüyoruz gibi bir şey sağlayamayacaksın. Ne kadar kendini paraladıysan parala çalışmadı o. Ne yapıyor her founder? İstisnasız her gördüğüm yeni founder bunu yapıyor ilk birkaç şirketinde yani. Benim en iyi bildiğim şey ne? Marketing. O zaman marketing yöneliyim. Halbuki abi sen marketing'den mi batıyordun? Marketing'den dolayı mı o büyümeyi sağlayamadın? Benim en iyi bildiğim şey ne? Ürün. O zaman ben daha çok ürün yaparsam şirketimi kurtarırım. Hayır. Bu bisikletle bir tepeden atladığınızı düşünün. Böyle hızla geliyorsunuz. Bir rampadan atladınız. Pedal çeviriyorsunuz, çeviriyorsunuz, yükseliyorsunuz. Zannediyorsunuz ki siz pedal çevirdiğiniz için yükseliyorsunuz. Hayır, o rampa öyleydi. O yüzden yükseliyorsunuz. Daha önce hız kazandığınız için. Havadayken pedal çevirmekten dolayı yükselmiyorsunuz. Sonra böyle önce biraz düz gidiyorsun, sonra aşağı inmeye başlıyorsun. Zannediyorsun ki ya ben yeteri kadar pedal çevirmediğim için, yeteri kadar hızlı pedal çevirmediğim için düşüyorum. Ne yapayım? Ben buraya pedal çevirerek geldim. O zaman daha çok pedal çevirirsem buradan kurtulurum. Aptallık. Anlıyorsunuz değil mi? Yani tam olarak böyle oluyor işte. Startup'lar böyle batıyor. Ben ürün yapmayı çok iyi biliyorum. O zaman daha çok ürün yaparsam kurtulurum. Kurtulamazsın. Çünkü o yüzden batmıyordun ki. Ürün eksikliğinden mi batıyordun? Sana bunu kim söylüyorsa senin seni manipüle ediyor. Gaslighting bu yani. Manipülasyon bu. Senin Imposter sendromunu oynamış ve kendi ezikliğini sana yansıtmış. Yansıtma tekniği bu. Dün akşam şeyi izledim. Cem Yılmaz'ın filmini izledim. Ee, orada geçen bir konuydu Yansıtma tekniği. <laughs> Arkadaşım renkli özel bir boya setini 2 ay beklemeyi göze almıştı. Benim için o da boya bu da boya ama farkı var mı? onu ben bilmiyorum. Sanırım böyle bir şey lazım. Evet. Yani geç katılabildim. Eğer bu soru sorulsa özür dilerim. Bir yazılım ürünü ile oluşacak startup için marketing ve ürün arasındaki dengede hangisinin önemi daha fazla? Marketing tabii ki. Ürünün hiçbir şeyi yok. Hiçbir değeri yok ya. Yani diyorum ya hiçbir ürün yokken bile dandik bir ürünle bile başka birine yaptırdığın çakma bir ürünle bile onu satarak bile bir değer yaratabilirsin. Sen tek bir denklem var. Fırsat, hisset. Göremezsin fırsat öyle bir şey değil. Herkes yapardı. Eğer görülebilir böyle ağaçta yetişseydi fırsat herkes bu işi yapardı. Hissedeceksin. Oraya doğru gideceksin. Fırsat hissettin. Agresif bir şekilde, proaktif bir şekilde değere dönüştürdün sömürdün ve değere dönüştürdün. Senin amacın bu. Bunun için ne kadar ürün yapmak gerekiyorsa o kadar ürün yapacaksın. Öyle uçayım, kaçayım, en güzel ürün bende falan. Kimin umurunda ya? İnsanlar yani işte gör gördünüz bu yayında kaç kere oldu? Şunu yapıyorum. Tam zap yapıyorum yani. Ne deniyor bunun Türkçesini bilmiyorum. Tam zap yapıyorum. Ekran donuyor. OS'in yeni betasında bir bug. Eskiden olmuyordu. Yani haziranda betayı ilk indirdiğimde olmuyordu. Ağustos'a kadar olmadı. Ağustos'tan beri bunu yapınca bozuluyor. Bir şey bozmuşlar. Bu ürün mü şimdi? Bu iyi bir ürün mü yani? Böyle iş olur mu? Ama koskoca macOS bunu yapıyor. Buna effort etmek. Buna gücü yetiyor bunu yapmaya. Demek ki sen de mükemmel bir ürün olmadan var olabilirsin piyasada. Bazen de az özelliğinin olması bir Özellik, bir feature, seni sattıracak şey. Çünkü insanlar bunalıyorlar ya. Figma'yı açtığınız zaman şimdi derya deniz Figma yani. Çok karmaşık. O yüzden Figgen var. Yani aynı işi yapan onlarca ürün var. Miro var mesela. Real Time Board mu? Yani var oğlu var. Bir sürü var yani. Mural var. Mural ve Miro. Şirketlerin isimleri bile benzer. Yani... Ahmet'le Mehmet kardeşler gidip ürün açmışlar gibi yan yana, yan yana dükkan açmışlar gibi. Ahmet'in yeri Mehmet'in yeri falan gibi yani. Miro ile Mural, Mural. Aynı işi yapıyor tamamen. Tamamen aynı ürün. Farklı şirketler, ikisi de dünya kadar para kazandı. Fırsat her yerde, bir yandan da. Yani böyle ağaçta mı yetişiyor dedim, göremezsin dedim ama bir yandan da her yerde. Bu sömürü düzeni ya. Sömürebilirsen eğer her şeyi bir fırsata dönüştürebilirsin. Deniz suyundan içme suyu yapan insan işte güneş enerjisinden kendini enerji üreten bitki varsa bu dünyada sen de herhangi bir şeyi bir fırsata dönüştürebilirsin. Sadece algıların çok açık olması lazım. Çok stratejik düşünebilmen lazım. Ben nereden para kazanırım diye düşünürsen olmaz. Nasıl bir fırsat var ve Şöyle bir fırsat olabilir gibi hissediyorum. Dedikten sonra ben bu fırsatı nasıl değere dönüştürürüm? Bunu yakalamanız lazım. Bu konuda kendimden bir örnek vereceğim. Biraz daha bakayım. Zorlanmak normal Sercan. Devam et. Svelte bir projemde kullanıyorum. Çok küçük internal bir proje. Bizim kurslarımız devam ediyor Emre evet. Almanya'da. Selam Deniz. Seni de görmek güzel. Sen de. <laughs> Sapık değilim ama <laughs> uzun zamandır uyumadan önce senin videolarını izliyorum. Güzel. Değere dönüştürülebilecek fırsatları görüyorum ama etik değerlerin çiğnenmesi gerekiyor. Bunun içinden çıkamadım. Mükemmel bir yere değindin ya. Şafak'ın bir lafı var. Benim tanıyorsunuz herhalde Şafak yani. Benden 5 kat daha ünlü bir YouTuber. Benim 20 bin abonem var. Onun 100 bin abonesi var. O yüzden söylüyorum. Almanya'da böyle beraber de yayın yapıyoruz. İşte bir sürü videosu var falan. Bar şimdi takip ettiyseniz. Onun bir lafı var. Hiç ben söylemedim aslında. O kendi kendine düşündü bunu ve kendi kendine dile getiriyor. Ne zaman böyle bir insanla tanışsak. Beni övmeyi de çok seviyor sağ olsun. Ben de onu övmeyi çok seviyorum şey diyor. Ya Armağan diyor, yazılımcı şirketi var diyor. Hayatta gördüğüm en erdemli insanlardan biri. Azıcık böyle etik değerleri yumuşak olsa, değişken olsa milyarder olabilirdi. Ama kendi değerlerini korumak istediği için işte şu anda burada bizimle falan böyle bir şey söylüyor. Tabii abartı, latife falan ama Böyle bir durum gerçekten de var. Ben kapitalist dünyada hareket etmek zorunda olan biriyim. Kapitalist değilim. Oyunun kuralına göre oynamak hatta oyunun kurallarını kendime göre değiştirmek. Demin dedim ya gerçeği böyle bükeceksiniz yani. iradeniz o, o kadar kuvvetli olmalı. Oyunun kurallarını kendime göre değiştirdiğim bir dünyada yaşamaya çalışıyorum. Etik değerlerim çok kuvvetli. O yüzden de exploitative, sömürgen ürünler, fikirler yapmam mümkün değil. Yapamam, yapamıyorum. Ben de öyle bir şey yok. Öyle bir algı yok. Yapamam yani. Yapamıyorum. Bu yüzden de işte belirli limitler içerisinde kalıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Exploitative'den kastım ne? Remarketing diye bir teknik var. Birine bir reklam gösteriyorsunuz. Bir kere tıkladıysa ve sizin sitenize geldiyse mesela bunu takip edebildiğiniz için daha sonra aynı kişiye nasıl artık isterseniz ikinci üçüncü beşinci reklamları gösterme stratejisi kendimi tekrar tekrar gösterip hatırlatayım özünde çok iyi ama şöyle kullanıyorlar kullanıyorlar mesela nereden geldin de biliyorsun müşterinin Berlin'de mi yaşıyorsun Hı -hı. ikinci reklam bu çıkıyor mesela yazılımcı mısın bakayım sen de üçüncü reklam bu çıkıyor creepy böyle seni takip ediyor falan bütün bu bilgiler var sende. Remarketing böyle ve o insanı tanıdıkça algoritmalarınla segmentasyonu doğru yaptıysan özel hayatına kadar girebiliyorsun reklam vererek. Ve bu iğrenç bir pratik. Ben remarketingden nefret ediyorum. İnsanı böyle sapık gibi takip ediyor gibi yani. Ve okulu açtık 2020 yılında bir e, Pırlanta gibi iki tane insan marketingci bana yardımcı oldu başta. Onların söylediği şey, remarketing yapmamız lazım. Dedim ki ben etik olarak remarketingi doğru bulmuyorum. Remarketing yapmayacağım. Başka bir yol bulalım. Bunun bize maliyeti neyse onu karşılayalım. Yani işte custom requisition cost'un artıyor. Müşteri alma fiyatı bedeli artıyor. Karşılayalım onu. Yani başka bir şekilde yapalım. Ben remarketing yapmak istemiyorum. Etik bulmuyorum remarketing yapmayı. Ve biz remarketing yapmadığımız için o dönemki hesaplara göre belki %25-%30 zarar ettik ya da potansiyel karımızı realize edemedik yani. Ama bence okeydi. Çünkü ben onu doğru bulmuyorum. O ya bence iyi bir pratik değil yani. Kimse yapmamalı remarketing. Bunlardan bahsediyorum işte. Etik böyle bir şey. Zor, etik değerleri koruyarak adil olarak insan sömürmek zor. O yüzden başarılı olmak zor. Neden? Çünkü sömürü düzeni içerisindeyiz. O yüzden olmuyor. Yani bunlar çelişkili kavramlar. Biz, biz bir sömürü düzeni içerisinde olduğumuz için etik değerlere bağlı kalarak adil olarak birilerin ya da bir şeyleri, bir fırsatları sömürmen çok zor. O yüzden de başarılı olmak çok zor oluyor. O yüzden de başarılı olan şirketlerin çok büyük bir kısmının evil, kötü niyetli, ahlaksız, etik dışı hareket ettiğini görüyorsun. Yani böyle bir şey. Apple Vision Pro niye patlasın ya? Keşke bize de verselerdi. Kurslarınız online olarak. Evet Emre, online yapıyoruz. Çalıştığın ortamlarda iş arkadaşların tarafından sevilmediğini hissettiğin durumlar oldu mu ve bununla ilgili ne yaptın? Ya Çağrı ben hiç sevilmedim ya. Yani çok garip bir şey var. Polarize eden bir karakterim var ya. Beni yani seven seviyor, sevmeyen de nefret ediyor. Hep öyle bir ortamda bulundum. Yani böyle tam iki kutbun ortasında gibi yani. Ve işte de ...her çalıştığım işte okulda da... ...kulüplerde de... ...onlarca düşmanım oldu. Yani beni sevmeyen insan oldu. Çok basit bir örnek vereyim. Radyo kulübündeyiz. Radyonun tüzüğü var. Radyonun tüzüğünde diyor ki radyo... ...üç... ...eş başkan tarafından yönetilir. Seçimle belirlenir falan. Üç kişi var radyonun yönetim kurulunda. Yani... 3 ve eşe başkan değil de yönetim kurulunda 3 kişi olacak yani. Ben de yönetimde olmayı sevmiyorum. Ben halk adamıyım. Halk beni desteklesin. Title'ım olmasa da olur yani. 3 kişi var yönetimde. Ben yayın sorumlusuyum. O 3 kişiden biri dedi ki ben artık son döneme giriyorum. 4. sınıfın son dönemindeyim. Tezime odaklanacağım. Ayrıldı yönetimden. Yönetimde 2 kişi kaldı. Bu tüzüğe aykırı. Seçim yapılması lazım. Ve üçüncü bir kişi seçilmesi lazım. Ve tabii ki herkesin oyunu ben alacağım. Ve diğer iki eleman beni sevmedikleri için biz kulüp tüzüğüne aykırı olarak seçime gitmedik o dönem. İnanılmaz yani. Seçime gitmedik. Ve ben bunu hiç gündeme bile getirmedim onların o eziklikle yaşadıklarını bildiğim için, beni her gördüklerinde başlarını eğdiklerini gördüğüm için umurumda bile olmadı. Radyoda hiç böyle o üst yönetim kurulunda hiç olmadım. Ama yayınları ben belirliyordum. Bütün teknik altyapı bendeydi. Odaların sorumluluğu bendeydi. Kuralları ben koyuyorum. diğer bütün yayıncılara karşı ben sorumluyum onlar da bana karşı sorumlu falan. Kulübü ben yönetiyordum yani. Ben hep bunu tercih ettim ve bu şekilde başa çıkmayı tercih ettim. İş yerinde de yani. Yaptıklarınla öyle farklılaşacaksın ki senden yani açıktan da nefret edemeyecek. İçten içe kendi içini yiyecek yani o sen nefreti kendi içini yiyecek. Böyle bir şey yapman lazım demin dediğim bahsettiğim irade de bununla alakalı işte. İraden o kadar kuvvetli olacak ki ve insanlarla iletişimin diğer normal halkla marabalarla iletişimin o kadar iyi olacak ki insanlar seni tutacaklar. Güce karşı ya da senden nefret edene karşı daha iyi yapabileceğim bir şey yok. Ah, mobil app'te notification yollamak remarketing mi oluyor? Hayır, remarketing veri alıyorsun ve o veri üzerine şu şu aksiyonları almış, hadi bunu yapalım demek gibi bir şey. Planlı eskitme etik mi? Değil. Gitti gidiyorum VR reklamı hatırlayan var mı? Ajanslar hala başarılarını satıyor. Bilmiyorum. Çok iş yapan sevilmiyor. Bu bir gerçek ne yazık. Ya benim böyle arkadaşım vardı ya. Hatta yani Türk, yabancı bir birkaç fazla kişiden bu cümleyi duydum. Şimdi söyleyeceğim cümleyi. Ya Armağan biraz daha az çalış. Çünkü gidiyorsun akşam çalışıyorsun bazen hafta sonu çalışıyorsun falan. Sen bunu yaptığın için biz de bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Ulan sana mı soracağım? Yapma. Niye eşit oynamak zorundayız ki bir oyunu? Ben istiyorum, seviyorum, yükselmek istiyorum. Başarılı olmak istiyorum. Benim kendi yatkınlığım bu. Aspiration yani haz aldığım ve eee aspire etmek ne demek ya? Öykündüğüm, imrendiğim hareket bu. Ben bunu yapmak istiyorum. Sana mı soracağım? Sen yapmıyorsan geri kalıyor olabilirsin. Bana ne? Beni enterese etmez. Sen de yap, yapamıyorsan da geride kal. Bana ne? Beni enterese etmez. Ben bunu o kadar fazla kişiden duydum ki yani tiksiniyorum böyle bir şey duyduğumda. Gerçekten çok çalışanı sevmiyorlar. Aşağı çekiyor seni ya. Sana ne oğlum? Ben gideceğim. Bırak beni yani. Ben kopup gideceğim ve gerçekten kopup gidiyorsun da yani. Arada böyle bir uçurum olduğu için ve uçurumu kapatamayacağı için seni kendine denk gördüğü için böyle bir tavra giriyor. Ya biz Fatih Terim'in o ünlü şeyini koyun yani böyle bir şey videosu olsaydı YouTube videosu şurada bir yerde çıkardı o şey. Ee, ne denir? Video kesinlikle Fatih Terim'in o sözleri. Ya biz adı geçenlerle aynı yollardan yürümedik. Aynı başarılara sahip değiliz. Kaldı ki rütbemiz de aynı değil. Böyle bir lafı var herifin. Hastasıyım yani bu inanılmaz büyük bir racon. Aynı noktada değiliz. Aynı yollardan da gelmedik, aynı yere de gitmiyoruz. Biz farklı insanları sadece coexist ediyoruz. Şu anda yan yana bulunuyoruz diye. Sen bizi niye eşit görüyorsun yani? Ben başka bir şey yapıyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim. İnsanlardan sıyrılıp devam edebilirsiniz, gidebilirsiniz. İnsan kazanmak da önemli bir şey, meziyet. Ama kimi kazanacağını bilmen lazım. Yani böyle bel altı oynayan, çıkar peşinde, kendi çıkarlarının peşinde insanları kazanmak ya da onlarla bir bağım olması beni hiç çekmiyor, hiç enterese etmiyor. Dolayısıyla bunu hiçbir şirkette yapmam. Kendi şirketlerimde de böyle insanlar barındırmamaya çalışıyorum. İçten pazarlıklı kendi, içten pazarlıklı ne kadar güzel bir şey ya kelime. İngilizcesi bunun gizli ajandası olması. Kendi gizli ajandası var onu takip ediyor. Türkçesi içten pazarlıklı. Başka bir şey var kafasında yani. İçten pazarlıklı insanlardan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Etrafımda da bulundurmuyorum yani. Bana şey var ya ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. İkisi nasıl yani ya bağlıcı orada kullanılmamalı bence. İkisi aynı şey çünkü. Aslında <laughs> matematik gibi yani o eşitlik çarpan hani 3 çarpı 4 de 4 çarpı 3'ün aynı olması gibi. Komütatif mi deniyor ona? Öyle bir şey yani. Hiç sevmiyorum. Öyle insanlarla çalışmayı da sevmiyorum. Öyle bir Şirkette, da olmaz. Uğurcan'a bak. Sence yakında sektördeki ihtiya ihtiyaçlar ne ne doğru artacak? Ben şimdi Uğurcan'ın kafasındaki şeye göre, plana göre zannedersem, yanılıyorsam lütfen düzelt beni Uğurcan. Ona bir tüyo vereceğim. At yarışı oynar gibi. Şuna oyna diyeceğim. O da onu oynayacak ve kazanacak. Onu şey yapıyor. Ee, onun peşinde koşuyor. Yayın kaydediliyor tabii. Türkiye'de Frink diye bir startup vardı. Takip ettiniz mi? Etmedim. Kahve ile alakalı bir abonelik uygulaması. Etmedim. Ama komikmiş adı. Berlin'de Flink diye bir şey var. O da delivery yapıyor. Getir gibi. Neyse. Üründen bahsettik. Başka? Ürünü bitirdik. Ürün bu kadar yani. Geri kalan her şeyi çöpe atın. Sizin anını değer yaratmanız lazım. Bu değeri nasıl yaratacaksın? Minimal bir yatırımla mı? Ufak bir ekip ekibe ayrıca geleceğiz yine de yani. Ufak bir ekip kurarak mı? Yoksa işte, e, lean development da mı? Yani ben Lean Development, Lean Startup proseslerini uyguladığım bir kendi yönetim tarzım var. Bunu uygulayarak Startup MVP'si yapıyorum ya da bir Startup'a giriyorum. 3 ay içerisinde bir sonuç elde edecek. E, kendi proje yönetimi pratiklerim var yine Lean Startup tabanlı, Kanban tabanlı kesinlikle başka bir şey kullanmıyor. Kanban kullanmak zorundasın. Yani Scrumban falan iğrenç. Scrum iğrenç. Berbat. Çok kötü. Scrum üzerine bir videom da var yani. Yine kanalın derinliklerinde bir yerde bulabilirsiniz. Bu arada a yeri gelmişken söyleyeyim. Ürün yerleştirme yapayım. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Böyle hani radyoyu radyo dalgalarını ya da kablosuz iletişimi Dünyanın farklı yerlerinde farklı insanlar bulmuş ya Tesla bunlardan biri işte Marconi mi artık kimseneyese bunlardan biri falan. Onun gibi birkaç kişi farklı farklı anlarda tarihte ama çok yakın birbirine Discord botu yaptılar bizim bu YouTube yayınlarından. Birini şeye bizim Discord'da uyguladık. Herhangi bir keyword'le benim bütün videolarım arasında arama yapabiliyorsun. Sana böyle en uygun videoları getiriyor o keyword'e uyan ve play diyorsun. Anında videonun işte bilmem kaçıncı dakikasına gidip o sorunun cevabını getiriyor falan. Böyle bir botumuz var. Armağan botu, dijital armağan botu. Ben bunu bir sonraki seviyeye taşıdım. Bütün YouTube videolarımın transkriplerini aldım. Onlarla bir işte GPT-4 tabanlı bir model geliştirdim. Bir şey yazıyorsun cevap veriyor sana. Bir de kendi sesimi klonladım. Bunu açmadı halka henüz ama çok infial yaratabilir yani. Kötü bir teknoloji aslında. Bayağı benim gibi cevap veriyor yani. Wayfair'de çalışıyorum. Artık o zaman nerede çalışıyorduysam yani. İşte şu şunu seviyorum. React şöyle bu yüzden sevmiyorum. Şöyle deneyimim var falan. Benim gibi anlatıyor yani. Bayağı komik. Sohbet edebiliyorsun. Bir de sesi klonlayınca tam benim gibi de cevap veriyor. Türkçeyi çok iyi konuşuyor Eleven Labs ve e, ayırt etmen çok zor aslında bu yayınları belki de ben AI'yımdır yani ben aslında yoğum <laughs> selam Cemil nimble online dersleri devam etmiyor react Angular mı diye sorunca gerçekten benim verdiğim cevaplara çok benzer cevaplar veriyor yani ve detaylı detaylı ee... Uğurcan sen kendini geliştir. Nerede geliştirdiğin önemi yok. İnsan öyle bir şey değil. İnsan böyle bonzai değil ki şey yapasın. Etrafına ip öre öre böyle belli yerlere doğru uzatasın, geliştiresin. Öyle bir şey değil insan ya. Yani. İnsan gelişir. Sen kendini geliştir. Nerede olduğunun ne önemi var yani. Bugün bir potansiyel ortaklık, potansiyel iş birliği için bir e, girişimci ekibiyle konuşuyordum. Bir founder ekip. Bu arada ya, bugün cumartesi olmasına yani rağmen bir sürü iş toplantısı yaptım. Saçmalık. Bir sürü dedim iki tane toplam böyle iki buçuk üç saat kadar. Onlarla da e, mesela benzer bir şey konuştuk yani. Nasıl şimdi şey yapsam size anlatsam. Özel bir teknoloji kullanmak istiyorlar ya da kullanıyorlar şu anda. Bizim de o teknolojide bir ekspertizimiz yok ekip olarak. Ben de bunu açıkça söyledim yani biz hani beraber çalışabiliriz ama biz burada böyle bir özel bir ekspertiz getiremeyiz yani bu teknolojide. Ama biz kendimizi yazılım mühendisi olarak tanımlıyoruz ve bizim yazılım mühendisliği temellerimiz çok kuvvetli. Ve benim gördüğüm sektörde bu teknolojiyi kullanan insanların yazılım mühendisliği tarafları çok kuvvetli olmadığı için sizin projeleriniz gibi projelerde başarısız oluyorlar. Biz bu teknolojiyi daha önce kullandık ama uzmanlık alanımız içerisinde değil. JavaScript gibi, Google Cloud gibi falan. Beraber çalışırsak bir öğrenme bariyeri tabii ki olacak, eşiği tabii ki olacak. Bunu atlayıp kendi bildiğimiz pratikleri uyguladığımızda daha fazla başarılı olacağımızı düşünüyoruz dedim mesela. Biraz daha Güzel sözlerle tabi şimdi burada e, gizlilik sözleşmesi gereği hiçbir detay vermemem gerekiyor ama. Böyle bir şey. Emre POC duruma göre değişir yani. Ürün çıkacak seviyede efor harcaman da gerekebilir. Ama gerekmese daha iyi. Belki de işte başka bir fırsata yönelmelisin. Belki o fırsat o kadar da olgun değildir yani. Senin içine hızlıca içine alıp sömürebileceğin kadar. Şimdi Berlin kafası yeni bölüm ne zaman? Bilmiyorum ya. <laughs> Güzel soru. Geçen hafta çekecektik. Şafakçığımın canım benim boynu tutulduğu için çekemedik. Rezillik yani. Ne diyecektim ya? Kendi el elimimi geliştirmedim ya. GPT-4 tabanlı bir sürü prompt chainleri ile çalışan bir şey. İşte vektör veri tabanıyla falan çalışan bir şey. Çok standart aslında. Ne diyecektim ya? Ne dedim ben en son? Gizlilik dedim. Uzmanlık dedim. Trend yolu pek takip edemedim. Getiri de sadece burada olduğu için biliyorum ya. Benden sonraya geliyor bu şirketlerin yükselişi. Ben Türkiye'den ayrıldıktan sonra. O yüzden çok böyle net bir şeyim yok, fikrim yok. Selam Meysel. Ee, acaba ne diyordum ya? Niye, niye unuttum ya? Erstem React Native mi diyeyim de gör. De bakalım. Ne diyecek acaba? Benim cevapların bildiği için işte sonuçta oradan böyle gargara yapıp bir şey tükürüyor tekrar geri. Bir şey kusuyor geri. Biraz ara verelim istersen. Ben istemem. Siz ister misiniz? Bu istersen kalıbı hiç hoşuma gitmiyor. İstemem. İstesem zaten söylerim oğlum yani. Hani ara ver verelim çocuklar falan derim. Arkadaşlar lütfen ara verelim falan. Ben hani bir şey yapayım falan. Siz istiyorsanız biz istiyoruz deyin. İstersen kalıbı hayatta beni tetikleyen kalıplardan biridir yani. Ben istersem söylerim. Özgürlük böyle bir şey. Siz de bunu yapın. İrade böyle bir şey. İstediğiniz şeyi söyleyin. Kimseye de şey yapmayın yani. İstersen diye bir böyle varsayımsal konuşmayın. İster misin diye belki sorabilirsiniz. Ama o da biraz yersiz. Yani o yer şeyini tayin etmek çok önemli hayatta. Arada bir beni uyarın diyorum da sizin için diyorum. Kendim için demiyorum ki Mertcan. <laughs> Neyse, ne anlatıyordum ben ya? Kaydı kontekst. Çok aklımda çok güzel bir örnek vardı onu söyleyecektim. NDA falan dedim. Gizlilik sözleşmesi dedim. Kendini geliştirmekten bahsediyordum. Kendini yazılım mühendisi olarak geliştirirsen başka sektörlere, başka alanlara da atılabilirsin yani. Ya işte Emre ben böyle şeylere takılıyorum. Mesela dün Instagram'da paylaştığım bir story vardı. Cem Yılmaz'ın filminden bir sahne aldım. Diyor ki herif. Herkesin fikri var diyor. Biz ne kadar bu kadar böyle bilgili insanlar olduk. Ne zaman böyle bu kadar bilgili insanlar olduk falan diyor. Bir de çıkıp desin ki ya benim fikrim yok. Bu konuda. Daha önce benim ya yani aylar önce Twitter'da başlattığım bir furyaydı bu ya. Bence kelimesinden nefret ediyorum. Sen kimsin? Ne demek sence? Sen nasıl bir otoritesin? Sence ne demek? Sen kendini nasıl kaynak, nasıl referans gösterebilirsin yani? Bence diye bir kelimeyi kullanmak için senin bir kaynak olman lazım. Einstein'a göre diyoruz mesela değil mi? Relativite de şöyle böyle falan. Newton'a göre şöyle böyle. Sen kimsin? Yani nasıl bir ego bu ya? Sen ne cüretle bence diyorsun yani? Bu da onun gibi bir laf. İstersen. İstersen söylerim. <laughs> Bunu yani dediğim gibi hiç kullanmayın bu lafı. Na, nezaket böyle bir şey değil yani. Nezaket nedir? Nasıl yapılır? Bir de böyle bir yayın yapabiliriz. Umut C, ben Benden mentorluk alma gibi bir şansınız var. Superpeer.com böyle armağan amcalar. Bunu ben iş olarak yaptığım için kırılmaca darılmaca yok. Yani benim profesyonel işim insanlara danışmanlık vermek. Tabii ki bir ücret karşılığında bunu yapıyorum ve tabii ki beraber çalışabiliriz. Çocuklar için ortaya çıkardığınız ürünler için destek gerekiyor mu? Ortaklar çalışmak nasip olur mu? Olur Deniz. Gerekiyor tabii ki. Bu Dream Kid işte. Yani biz onu bir storytelling engine olarak konumluyoruz. Bir hikaye anlatımı motoru. Unreal Engine 3 boyutlu oyunları nasıl değiştirdiyse, 3 boyutlu oyun geliştirme sektörünü nasıl böyle baştan aşağı tanımladıysa biz de hikaye anlatıcılığını tanımlamak istiyoruz. Ve şu anda işte hastanede yatan ya da medikal problemleri olan, sağlık problemleri olan çocuklar için çıkan bir uygulama ama asıl temeli bir hikaye anlatımı motoru. Bir hikaye anlatıcısının işine yarayacak, onun kullanabileceği ve çok fazla detay da veremiyorum. Kendi şirketimde kendi kendime NDA imzaladım. Bu arada unutturmayın %85 ile alakalı bir şey soracağım. Ne diye deminki gibi yani ne diyordum dersem %85 derseniz hatırlarım. Bir hikaye anlatımı aracı ve amacımız yani bunu yazarlar kullansın. Kendi yaratıcılıklarını artırmak için artırılmış yaratıcılık. Augmented Creativity bunu Googlelayın, varsa bir kelime vuracağım kendime. <laughs> Para vereyim size beni boğun <laughs> filmden replik. Umarım yoktur. Augmented Creativity. Umarım ben keşfetmişimdir ya. Ne olur öyle bir şey olsun. Şu anda aklıma geldi, hiç daha önce bir yerde duymadım yani. Canlı yayında bir şeye şahit olduk hep beraber. Term negel etmek. Augmented Creativity. Yapmaya çalıştığım şey bu. Dream Kid is an engine for augmented creativity mesela. Augmented creativity engine'i. Çok güzel bir şey. Bir site çıktı tüh. Ha Yusuf Allah tuttuğun altın etsin kardeşim. Allah tuttuğun altın etsin. Demin söylemeye çalıştığım şey buydu. Cevap vereceğim, verdiğim soru şuydu. Bir POC bulayım tekrar onu. Nerede o soru? POC hazırlamak için kriterler ne olmalı? Bazen ürün çıkartacak seviyede efor harcanıyor. Bu yanlış değil mi? Değil. Ben de hani bazen bunu harcayabilirsin dedim. DreamKid'den bahsedecektim. DreamKid'i ben bir hekatonda yaptım. 36 saatte. Bütün takım arkadaşlarımın şeyine rağmen. E, berbat insanlar olmasına rağmen. Anlatmıştım o hikayeyi daha önce. Tekrarlamayın bir önceki yayından bulursunuz. 36 saatte geliştirdiğim bir uygulama. Ve bir soru daha var Yusuf'un sorusu. Dream Kit Hekaton esnasında çıkmış bir proje olduğundan diğer Hekaton üyeleri hak iddia etmesinler sonra. Edemezler çünkü bütün uygulamayı... o İlkay hoş geldin kardeşim. Bütün uygulamayı baştan yazdık. Fikir zaten benim. Adı benim. Tasarım benim tasarımcım. Kodun %70'ini ben yazmıştım. Geri kalan %30'unu da çöpe attık. Benim yazdıklarım da büyük bir kısmını çöpe attık. Hepsini baştan yazdık. Nerede, nereye hak iddia edecek yani? Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok biz de boş değiliz yani bugüne bugün. 8. şirketimiz. Bildiğimiz, öğrendiğimiz bir takım şeyler var. Bu ürün geliştirme şeyinde onu diyecektim. POC'nin efor ne olmalı? Ya 36 saatte çıkardım ben Dreamkid'i. 36 saatte bir ürün çıktı ortaya. Tek başıma. Tabi tek başıma derken yani destek aldım mesela kimden? Dreamkid'in Chief Creative Officer'ından. C-level dedim ya satın alamayacağınız şeyleri C-level insan olarak dahil etmelisiniz. Neyi satın alamam? Hikaye anlatıcılığı. Beraber çalıştığım hayatımı değiştiren insanlardan en yakın arkadaşlarımdan biri daha önce bir çocuk kitabı da yazmış bir gazeteci. Onunla beraber fikir alışverişi yaparak bu uygulamanın bu motorun nasıl çalışması gerektiğine karar verdik. Ve ben onun üzerine geliştirdim. O yüzden bizim chief creative officer'ımız mesela. Onu satın alamazsın. O o böyle para ödeyerek sahip olabileceğin bir şey değil. Yani sömürü dünyasında olduğumuz için teoride herkesin bir fiyatı var ama pratikte yok işte. Yok yani alamazsın. C öyle insanlardan kuracaksın. Neyse. Bekendinin ben hekaton esnasında kendim yazmıştım, frontendini sonradan bir daha yazdım. Bir de daha da sonra asıl işte benim ekibim ya hep böyle konuşurken İngilizce konuşması geliyor. Lütfen bağışlayın yani aslında o kadar İngilizce karıştırmak istemiyorum konuşmayı ama benim ekibim take over etti. Ne bunun Türkçe'si? Devraldı benden. Gerçekten aklıma gelmiyor Türkçe'leri bunu biliyorum artistlik gibi geliyor da ya ne olur bağışlayın yani artistlikten dolayı yapmıyorum. Aklıma gelmiyor. Gelse daha akıcı Türkçe konuşacağım. Kesiliyorum yani arada. Türkçelerini hatırlayamadığım için. O durduğum <laughs> şeylerde durumlarda Türkçelerini düşünüyorum yani. Neydi bu kelime? Neyse devraldı ekibim ve bütün ürünü baştan yaptık. Sıfırdan yazdık. Çünkü yani neyse önemli değil. Dediğim gibi daha önceki yayında anlatmıştım. Full stack developer yol haritası nedir? İşte Sercan öyle bir yol haritası da yok. Sen kendini geliştir. Zaten önünde açılır o fırsatlar. Ben neyi bilmeliyim, neyi engineer etmeliyim, neyi öğrenip kurcalamalıyımla başarılı olamazsın. Fırsat görürsün. O fırsatı ele geçirilmek için, o fırsatı ele geçirmek için ne yapman gerekiyorsa onu yaparsın. Öyle başarılı olursun. Atatürk'ün nasıl başarılı oluyorsunuz bu kadar röportajını bir cümleye, bir soru, bir cevap. Lütfen bağımsız kaynaklardan, benden bağımsız yani okuyun, inceleyin o bütün o interview'un röportajın akışını. Ne dediğini bir görün yani. Ben başarılı olmayı düşünmem diyor. Önümde engeller çıkar. O engelleri kaldırdığım zaman zaten otomatik olarak başarılı olurum. Nasıl başarılı olurum diye düşünmem diyor yani. Haklı. Nasıl başarılı olurum diye düşünemezsin. Başarının bir formülü yok. Bu sen öyle başarılı olursun. Başkası öyle başarılı olur. Bunun bir formülü yok. Başarılı olmak üzerine bir hayat kuramazsın. Gitmek istediğin bir yön vardır. Elde etmek istediğin şeyler vardır. Oradaki engelleri ortadan kaldırırsın. Otomatik olarak elde edersin zaten. Yani böyle söylediğince totoloji gibi geliyor. Çünkü öyle. Başarı öyle sağlanan bir şey yani. O engelleri ortadan kaldırdığında başarılı oluyorsun. Ne dedik? Augmented Creativity. Bunu lütfen bana hatırlatın Discord'dan sonra. Bunun üzerine birazcık bir narrative geliştireyim, bir hikaye geliştireyim. Augmented Creativity Tool'u, DreamKid. The world's first augmented creativity tool powered by generative AI. Mesela böyle bir şey. Ee, neyse, Deniz. Selam Ferhat, hoş geldin. Düşünmüyorum Hocam. %85'e geleceğim. E, Deniz bunu konuşalım ayrıca. Bir ketchup da yapmış oluruz. Sevinirim yani. %85 olayı şu. Dreamkid'i açtım şirket olarak Amerika'da. Şirket güya benim şirketim değil mi? Bir kere kurarken %15 employee stock ayırıyorsun zaten. Gelecek şeylerini çalışanlarına dağıtmak üzere %15'lik bir hisse havuzu ayırıyorsun. Senin elinde %85 kalıyor. Yani şirketin %100'ü senin değil. %85'i senin aslında. Anahtarı çevirdiğin anda. Sonra bir de o hisselerini satın alman lazım. Karşılığında bir şey vererek. İster para ver ister şey ver. IP ver. Yani beyin fikir. Neyse. En kolayı IP vererek almak. Intellectual property. internet protokolü olan IP değil. IP adres değil yani. Intellectual property. IP vererek aldım. Ama Alırken de şöyle bir şey var sözleşmede. 4 yıllık vesting period var. Ve 1 sene Cliff'le beraber. Bunlar teknik terimler, dandik terimler. 1 seneye kadar hiç hissem yok. Toplamda %85'in %25'ini 1. sene sonunda alacağım. Ondan sonra her ay, kalan 3 senedeki her ayda 1 bölü 48'ini alacağım. %85'in. Öyle öyle hisselerim tamamlanacak. Yani 4 sene boyunca şirket satarsam tabii hepsi benim ama 4 sene boyunca aslında o hisseler benim değil. %85 falan benim değil şirketin yani. Şu andaki durumda konjonktürde, Dreamkid'de ben şirketin hiçbir hissesine sahip değilim. Sıfır. Şirket benim ama hissesi bende değil. Eğer bu böyle biraz güven yaratmak için yapılan bir düzen. Yatırımcılar için de değerli. Çünkü işte loyalty alıyor falan. Eğer bir sıkıntı olursa ben bir founder olarak ayrılırsam diyelim üç kişi kurduk şirketi ben ayrıldım şirketten. Birinci senenin sonunda. Bana bahşedilen hisselerin sadece dörtte birini alarak ayrılıyorum. Hani şirketin ancak değer kattığım kısmından pay aldım sonrasından pay almadım gibi hissemi büyütmedim gibi onu sağlamak için aslında yapılan bir şey. Yoksa gidersin şirkete %50 %50 ortak olursun. 2 ay sonra satarsın ortağını. Hop şirketin yarısı senin. Olur mu? Olmaz. Böyle bir şey. %85 off hikayesi. Mantıklı sofist. %15 hisseye ayırmak yasal zorunluluk değil ilk ay ama yine de yapmazsan işte insanların gözüne batıyor. Sömürü düzeninde. Bir, yani founderlar egoist olduğu için yatırımcılar founder'ı kısıtlamak istiyor. İki, geri kafalı oldukları için loyalty satın almak zorunda olduklarını hissediyorlar. Bağlılık satın almak zorunda olduklarını hissediyorlar. Onu da hisse vererek yapıyor. Standart kafa. Ya sanki borsaya mı yatırım yapıyoruz? Sana hisse vereyim de işte beni yalnız bırakma. Abi, a dime a dozen yani. 12 tanesi 10 kuruş. Öyle bir laf var şeyde. İngilizcede, elini sallasan elisi Türkçe'si yani. Şeyim yok, takım arkadaşım yok yani. Ben genelde pek zorlanmadım şey bulan, bulmak konusunda, takım arkadaşı bulmak konusunda. Hatta şimdiye kadar çok şanslıyım belki. Bir soru vardı yine yukarıda, cevaplamadım. Müşterileri nereden buluyorsunuz diye. Müşteriler de takım arkadaşları da bana geliyor. Ben öyle ekstra bir çaba, bugün'e kadar hiç sarf etmedim. Hiç öyle müşteri bulmadım bugün'e kadar. Hiç gidip de böyle bir biriyle konuşarak müşteri edinmedim. Bunu denemedim anlamında söylemiyorum. Denedim ama gelen ve beraber çalıştığım müşterinin hepsi bana gelen olanlar oldu. Bana gelen olanlar oldu. Saçma bir Türkçe. Bana gelenler oldu. Şimdi son böyle iki aydır bir profesyonel lead generation şirketiyle beraber çalışıyoruz. Onlar böyle bağlantı kuruyorlar bizim için. Networking'i onlar yapıyorlar. Oradan gelen şirketlerle henüz müşterimiz olan kimse yok. Öyle bir hani müşteri yaratma çabası içerisindeyim. Başarılı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama şimdiye kadar hep networkten geldi yani. yani bizi seninle çalışmak istiyoruz. Bir şekilde Asper kadar beni bir yerden duyuyor. Beraber konuşuyoruz, anlaşıyoruz ve çalışmaya başlıyoruz gibi bir durum var. Medi'in pedagogik üzerine dersler alacağım Almanya'da master programında. işbirliğine gitmek isterim sizinle. Eee... Ben zaten işte demeye çalıştığım şey oydu. Arada kaynadı. Bunu bir storytelling engine olarak konumladığım için öğretmenlere bunu vermek istiyorum. Öğretmenler belki derslerini bunun üzerinden hikayeleştirerek anlatacaklar bu tool yardımıyla. Bu motor, oyun motoru ya da işte oyun değil de hikaye anlatımı, hikaye motoru yardımıyla. Eğitmenler işte Çocuk psikologları, pedagoglar, doktorlar belki dertlerini hikayeleştirerek anlatabilecekler çocuklar ya da büyükleri fark etmez. Yani psikologlar belki bunu erişkinler, yetişkinler için de kullanacaklar ileride. Erişkin diye bir kelime var mı ya? Var galiba değil mi? Bilemedim şimdi. Yetişkinler için de mesela gidiyorsun psikoloğa işte bir danışman alıyorsun, danışmanlık alıyorsun ya belki. Senin hayatına özel, senin hayatını ve gelişimini düzenleyebilecek, ışık tutabilecek gelişimine, gitmen gereken yere ışık tutabilecek hikayeleri bu motoru kullanarak yapacaklar. Derdim bu aslında. İnsanların hayatlarında... ...augmented creativity sayesinde... ...bir fark yaratmak. Dolayısıyla ped pedagoji... ...bizim için çok önemli bir şey. Alan. Diyeyim. start giren birinin... ...o start ele geçirebilmesi gibi bir ihtimal var mı? Var. Emoji atacaktım da... ...deneyince YouTube çöküyor niyeyse. Var. Niye olmasın? Yani... ...ne zaman girdiğine göre çok erken girersen... ...yüzde 3-5 hisse alabilirsin. Daha sonraki... ...aşamalarda yüzde 1, yüzde 0.01... ...falan öyle gidebilir. Ama... ...önemli değil. Yani yükselebilirsin. işte C-level olabilirsin. CEO seçilebilirsin. Öyle stajyer olarak girip CEO çıkan çok şey var yani çalışan. Ele geçirmek konsepti ne olarak ele geçirmek bilmiyorum. Ben parasal olarak ele geçirmeyi bir ele geçirme gibi saymıyorum. Benim ele geçirmeden anladığım şey influence, etki alanını alabilmek. Şirketteki herkesi ya da organizasyon içerisindeki herkes sana bağlı sana doğru olsun. O bağlamda tabii ki yapabilirsin yani. Çok para kazanıp şirketi satın da alabilirsin. Böyle şeyler de hikayeler de var. Neden olmasın? Yeni mezunların başlangıç olarak startup'lara girmesini önerir misiniz? Öneririm yani. Şirkette tam zamanlı çalışırken nasıl kendi işimizi kurabiliriz? Mümkün mü? Çünkü para yok. Ya mümkün ama risk alacaksın ya startup risk işi ya. Mesela gece uyumayacaksın. Bir arkadaşımla konuşuyorduk onu dedim. Yani işte nasıl beraber çalışırız falan diye bakıyorduk. Dedi ki şu kadar vakit arayabilirim falan. Ne yapacaksın İşte. kod yazabilirim. Ya dedim ki ya benim derdim o değil. Ben seni buraya kod yazmak için çağırmak istemiyorum yani. Kod yaz diye çağırmak istemiyorum. Onu ben de yaparım. Yani günde 2 saat ayıracaksan, günde 3 saat ayıracaksan ben ihtiyacım olsa o koda uyumam, az uyurum yine yaparım. Benim işim, kendi işim bu çünkü yani. Benim derdim o değil. Benim beklediğim başka şeyler var. Bu artık tekrar anlatmayayım yani. Geri dönüp bakarsınız. c level tenetleri, özellikleri. Beklediğim şeyler onlar. Çünkü Dreamcade yeni bir şirket yani. Onları bekliyorum. Kod yazarak değer yaratmak mümkün değil bu şirketin bu bu anında. Mümkün değil. O yapılacaksa da onu ben yaparım zaten. İhtiyacım yok ona. Ben özellikle Dreamkid'in ürün geliştirmesini yavaşlatıyorum. Çünkü bir startup deney üzerine kurulu olmak zorunda. Az efor vereceksin, tepkiye bakacaksın. Az efor vereceksin, tepkiye bakacaksın. Gerekirse bizim yaptığımız gibi bir günde ya da 36 saatte neyse çıkan değeri satarak kendine bir yer edinmeye çalışacaksın. Öyle aylarca ürün geliştireyim falan yok. Yani yapabilirsin tabii ki duruma göre. Belki konjonktür onu gerektirir ama iyisi yapmadığın olan. Yani DreamKid'i ki ben 36 saatte yaptım. Siz de deneyin. Belki yapabilirsiniz. Belki kompetitor oluruz. Kökü bende olduğu için ben her türlü geçebileceğime inanıyorum. Bu arada kompetitif analiz çok önemli. Rakipleriniz kim? Ayaklarınız yere basan, egonuz olmayan bir şekilde kontrol etmek, bilmek zorundasınız. Nasıl farklılaşacağım ben? Ben neyi daha iyi yapıyorum? Bizim kararlarımızı şekillendiren şeylerin başında şu anda bu geliyor. Rakipler ne yapıyor? Biz neyi farklı yapacağız? Neyi farklı yapıyoruz? Nasıl ayrılıyoruz onlardan? Müşteri bizi niye tercih etsin? Fiyat mı? Değil. Kalite mi? Evet. Deneyim mi? Evet. Sonuç mu? Evet. Süre mi? Değil. Güzellik mi? Evet. Estetik mi? Evet. Mesela. Önemli. Artılar, eksiler. Bizi farklılaştıran, bizi özel kılan şey ne? Bunu bilmek, üretmek zorundasınız. Ve müşterilerle deneme yapmak zorundasınız. Öyle demin ne dedim? Startupçılık dedim. Size verilen bir para var. Yatırım. Onun memurusunuz yani. O paradan bir değer yaratmak zorundasınız. Öyle saçamazsın parayı yani. Doğru yere harcamak zorundasın. Doğru yerin olduğunu nereden bileceksin? Ufak bir değer yaratıp onu pazarda test etmeden, satılıp satılamadığını ya da tepkileri toplamadan doğru olup olmadığını nereden bileceksin? Bilemezsin. E Bilemiyorsan o zaman oraya yatırım yapmaya devam etmen riski daha da daha da daha da büyütmen demek. Sen zaten risk sermayesisin. Zaten elinde hiçbir şey yok. İnsanlar sana güvenip para vermiş. Senin görevin riski büyütmek değil. Sana verilen değeri, x birim değeri 10x yapmak. Onu büyütmek. Riski değil. Riski büyütmek, açılmak. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir şey yani. Onu da yapamazsın. Ama realist riskleri almak zorundasın. Oh neyse. Macbook Air'lar nasıl sence bir öğrencinin M1 veya M2 sence ne kadar fark yaratır? Ömer bir ben ne diyorum? Sen ne diyorsun? Fark yaratmaz alabilirsin. M1 al geç. <laughs> %10 mu 20 mi ne öyle bir performans fark var M1 ile M2 arasında. Peki ürünle alakalı artık söyleyeceğim bir şey kalmadı. Bence bitirdik ürünü. Bu arada kaç saattir konuşuyoruz? 2,5 saat mi oldu? Kaç saat oldu ya? Oha 2.44! daha kaça geldik ya? Elimde konuşacak 10 madde var. Daha üçüncüdeyiz. Sabahlar olmasın gençler. 5 saat daha devam. <laughs> Micro MBA dersleri bu anlattıkların ışığında tercih edilmesi olabilir iş kurmak isteyen arkadaşlar için Armağan. Buna katılıyorum. Yani hayat okulundan öğrenmek var. Bir yandan da gidip bunun işte en azından teorik altyapılarını almak var. Ama Doğru NBA programını bulmak da zor ya. Yani. O yüzden şeyden emin değilim. yani bunu böyle bir gidin NBA yapın gibi bir şeye dönüştüremiyorum yani. Öneriye. Neyse. Funding. Şimdi biraz ne vardı? İşte başlangıç vardı. Fikir demeyelim ona. Bir başlangıç niyetimiz sebebimiz vardı. Sebebim mi oldun diye bir laf var ya Türkçe'de. İğrenç. Biraz kro bir laf yani. Sebebimsin falan. Bir başlangıç sebebimiz vardı. Bu arada iPad'in pili bitecek. %25 kaldı ya. İnanılmaz. Selam Abdullah. Keşke ben de yani daha fazla sizinle beraber olabilseydim. Ne diyordum? Acaba ne diyordum ya? başlangıç sebebimiz vardı. Ekibimiz vardı. Ürünümüz vardı değil mi? Bunları doğru yaptık artık. Nasıl doğru yapacağız derseniz işte anlattım. 3 saattir ben de anlatıyorum. Kemal Sunal'ın öyle şey var ya. Çıktım da ben buraya niye çıktım? Gördünüz yürüdüm çıktım. Çıkmamış da olabilirdim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. 3 saattir ne anlatıyorum yani? Bu üçünü anlattık artık. Funding. Para bulacak mısın, alacak mısın? Ee, onun karşılığında yine Türkçesini hiçbir şekilde bilmediğim self bootstrap, kendin öz kaynaklarınla yapmak, kendi cebinden yapmak mesela fikri. Şimdi bu çok uzun bir strateji. Bu, şimdiye kadar anlattıklarım da öyle yani. Hep hiçbirinin kesin bir doğrusu yok. Hepsinin böyle işte bir durumda başka çalışır bir durumda başka çalışır. Bu da öyle. Ama e, benim yine de genel geçer net olarak söyleyeceğim şey şu. Sizin elinizde toplamda Şirketin %100'ü var ya da employee stock'ü. ayrı işte %90'ın var, %80'in var. Neyse 85'in var. Öyle bir şey var. Ve bu zaman gibi akıp gidiyor. Hiçbir şekilde geriye dönüşü yok. Nefes gibi. Veriyorsun gidiyor. Geriye dönüşü yok. Aldın artık yeni bir nefes. Dolayısıyla harcamak çok kolay. Hisse vermek, harcamak çok kolay. Geriye dönüşü çok zor. Çok ağır yollardan geçerek sen hisselerini geri alabilirsin. Ben geçmişte bunu da yaptım yani. Çok ortaklıklı yapılarda ortak çıkartmak, hisselerini geri almak demek. E o sana bir değere satacak. Sen onu çıkartmak istiyorsun işten. O niye bıraksın hisselerini? Bırakmak istemiyor. Diyor ki ancak bana para verirseniz çıkarım yoksa çıkmam. Yani Hayalet ortak olarak devam ederim mi? Satın alman lazım hisselerini. Yani nasıl yapacaksın? Kürekle para atıyorsun üzerine. Ne kadar ettiğini düşünüyorsan hisselerini. Bunları da yaşadık yani geçmişte. O yüzden... ...hisse senin elindeki en değerli şey. Fikir kaptırdın mı? Yenisini bulabilirsin. Çalışan kaptırdın mı? Takım üyesi kaptırdın mı? Yenisini bulabilirsin. Hisse kaptırdın mı? Geri gelmiyor. Dolayısıyla senin çok ciddi bir stratejin olması lazım. Ben elimdeki fırsat havuzundan en üst seviyede faydalanabilmek için ne zaman, ne kadar hisse vermeliyim? Ve bunun genel geçer bir cevabı yok. Sektörden sektöre değişir, senin kapasitene göre değişir, bulduğun yatırımcıya göre değişir. Erişimin olan, aksesine olan yatırımcıların portföyüne göre değişir. Şirketin yüzde kaçını ne zaman vereceksin? Yüzde kırkını mesela şirketin ilk bir sene içerisinde verdin. Seed stage'de mi verdin? Tohum evresi deniyor. Türkçesi bilmiyorum seed stage'in. İşte seri A, seri B, seri C yatırımların var. Pre-seed round'un um var. Seed'den önce biraz böyle angel investment, melek yatırım şey yapıyorsun. Kaldırıyorsun. Kaldırmak kelimesini biz niye kullanmıyoruz? Ya? Ne kadar güzel aslında bizim kaldırma diye bir şeyimiz var. Bu para kaldırdık. Bu kadar para kaldırdık falan. Biraz argo ama. Raise etmek şeyi ya İngilizcesi. Aslında güzel tam Türkçe cuk oturmuş aslında. Niye kullanmıyor bilmiyorum. Yatırım bulmak. Melek yatırımla başladın sonra tohum yatırımı aldın. İşte sonra seri A için koşuyorsun. Her an senin içinde bulunduğun endüstri ve startup'ın koşullarına göre vermen gereken hisse kabaca belli. Benim kafamda en azından benim için çok net o hesap yani. Şimdiye kadar çalıştığım, destek verdiğim bütün girişimcilerle de hep bunun kavgasını veriyoruz yani. Ben kendi şeyimi onlara anlatmaya çalışıyorum ya yani şu kadar şu kadar hisse vermelisin çünkü şu şu yüzden falan gibi. Ve genelde ben hisse korumayı tercih ediyorum. Çünkü çok kolay bir şekilde daha seri A'ya gelmeden ve bu o kadar fazla arkadaşım var ki bu hataya düşen yani. Seri A'ya gelmeden şirketin %60'ını vermiş. Ya da %50'sinden fazlasını vermiş. Ya da şöyle %45'ini, %48'ini vermiş. Ama üç ortaklar zaten. %85 de başladın. %45'ini verdin sana kaldı %40 zaten. Onu üç'e bölüyorsun. Sana kaldı %13. %13 ya. Yatırımcıya verdin %20. Bir yatırımcıya %20 vermişsin. Sendeki %13... Onun söz hakkı senin birey olarak söz hakkından daha fazla. Bu senin şirketin mi şimdi yani? Nasıl bir özgüvenli özveriyle çalışacaksın orada? Çalışamazsın. Ne karşılığında verdin onu? Bunu çok iyi düşünmen lazım. Ne karşılığında verdin o hisseyi? Ben 5 milyon dolar raise ettim. Bunun karşılığında ne yapacaksın o parayla biliyor musun? Ne yani ben bunu kendim için kişisel hayatımda da soruyorum. Siz de sorun. İyi bir yöntem yani. Bugün 5 milyon doların olsa realist olarak ne yaparsın? Bütçen var mı? Nereye harcayacaksın? Belli mi yani? Hadi belki böyle şey oldu. Normal bir insan işte ev alacağım, araba alacağım falan der değil mi? Lüks bir yat alacağım falan saçma sapan parayı gömebilirsin yani. Para harcamakta sorun yok. Her türlü harcarsın. Ama sen bir şirketsin. Ne yapacaksın parayla? Ben kendi hayatımda böyle şirket gibi yönetiyorum. Bizim büyük devlet yöneticimizin lafı vardı ya. Ben ülkemi pazarlamakla yükümlüyüm. Ben bir şirket gibi yönetmekle yükümlüyüm ülkemi diyor diyordu. Haklı bir yandan. Hak verdiğim böyle 1 iki mikrosaniyeden biri bu yani. Haklı. Ben kendi hayatımda öyle yönetiyorum. Hatta bugün bir arkadaşımla oturuyorduk eşiyle beraber aynı muhabbeti yaptık yani. Biraz onlara da böyle bu yaklaşımımdan bahsettim. Ben kendi hayatımı da böyle yönetiyorum. Bir yatırım aracı olarak görüp koşturuyorum yani kendi hayatımı. Ne yapacaksın parayla? Yani diyelim bugün sen bir start-ups'ın 5 milyonu aldın. Ne yapacaksın belli mi? O yüzden ben pitch deck hazırlarken ki hiç sevmem pitch deck hazırlamayı. Her seferinde koymaktan gurur duyduğum slaytlardan biri budur. Ben aldığım parayı nasıl harcayacağım? nereye harcayacağım ve nasıl bir timeline harcayacağım. Bunu gösterdiğim yatırımcılardan genellikle de olumlu feedback aldım. Yani ya keşke her startup bunu yapsa falan. Yapmıyor mu? <laughs> Yapılmayan bir şey bu. Saçmalık değil mi? Ya ben sana 5 milyon dolar vereceğim. Sal diyorum 5 işte. 1 olur 10 olur neyse yani. Para vereceğim ve ne yapacağını bilmiyorum o parayla. Nasıl bir planla harcayacağını bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Niye vereyim ki sana para? O kadar da risk sermayesi olmaz. Ne yaptın yani? <laughs> o yüzden ben onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yoksa böyle bir şeyin ya ileride lazım olur bulunsun diye para alacağım diye hisse verilmez. Belki o paraya gerçekten ihtiyacın olduğunda senin hissenin değeri 10 katına çıkar. Onda bir maliyetle verirsin. Aynı e, ya da alırsın aynı parayı. Onda biri hisse vererek alırsın. Atıyorum 5 milyon dolar aldın %25'ini verdin şirketin tamam mı? Nedir? Şirketin değeri bunun 4 katı aslında. Toplam değeri 20 milyonmuş gibi düşünüyoruz. Ya da öyle bir değerleme biçildi. Sana 5 milyon verdiler %25'ten aldılar şirketin. Şimdi sende öyle bir vizyon yok. Daha ne yapacağını bilmiyorsun bulamamışsın. Nereye belli değil o 5 milyonun. Nasıl bir sürede harcayacağın belli değil hayatta kalayım gibi iğrenç bir yaklaşımla 8 senede de tüketebilirsin 5 milyonu. Hiçbir yere varamazsın. Bir breakthrough yaratamazsın yani. Öyle bir şey yok. Ben Einstein mısın yani? Bir gün bir şey yaratırım herhalde. O yüzden cebinde para dursun. Öyle bir şey yok. Ne yapacağını bilmiyorsan o parayı alamazsın. Boşu boşuna verdin yani şirketin %25'ini. Belki senin işini 500 bin dolar görecekti. 5 milyon değil. Onda bir mesela. Onu şirketin yüzde iki buçuğunu vererek almak vardı. Ve belki de o 500 bin doları akıllı harcama nasıl harcayacağını biliyorsun diyelim ilk 500 bin doları. Ve o 500 bin doları harcadığın süre sonucunda şirketin değerlemesi 20 milyondan 50 milyona çıkacak belki. Belki 20 milyondan 200 milyona çıkacak. Dolayısıyla sen artık 5 milyon almak istediğinde yine %2,5 vereceksin. 25 değil. Bu matematik yani çok detayına girmiyorum artık herhalde figürat edebiliyorsunuzdur. E, fark yani hesaplayabiliyorsunuzdur kafanızdan. E ne oldu? Daha önce 5 milyona %25'ini veriyorduk. Şimdi biz 500 binle şirketi ona katladık. Şu ideal senaryolar bunlar tabii ki çok kolay değil ama ona katladık. 5 milyon için %2,5 veriyorum yine. Daha önce 500 bin aldığım şeyde hisse oranıyla şimdi 5 milyon alıyorum ihtiyacın olacak kadar funding alman lazım. Daha fazlası değil. Ne yapacaksın parayı? Bugün harcayamıyorsan önümüzdeki hadi bugünü geç yani. Önümüzdeki 6 ay içerisinde özellikle de seed stage'deysen hadi abart. Önündeki 1 sene içerisinde o parayı nasıl harcayacağını bilmiyorsan almayacaksın. Bilmediğin kadarını almayacaksın. Ama founder ne oluyor? Egosuna yenik düşüyor. Ne yapıyor? Ya işte bak görüyor musun? Ne kadar Derya Deniz, Lüfer bunlar geldikçe geliyor. Allah'ım verdikçe veriyor yatırımcıyı. O da duydu. Duyan geliyor. Herkes 300-500 koyuyor. Bir de geldi 2 milyon koymak istedi. Ona da hayır diyemedim. Ne oldu? Kuşa döndü hisse. Ne yapacaksın o parayla? Geliyor tamam. Ama bekle. Eğer sen ilk 500 binle bir değer yaratırsan. Önemli bir değer. Önemli bir breakthrough yakalayabilirsen. O yatırımcı sana yine gelir. Niye gelmesin ki yani? Hem de daha çok koşa koşa gelir bir başarı yakalamışsın. Dolayısıyla daha az hisse payına daha çok para vermeyi kabul eder. Ne yapacaksın parayı? Cevabı şu. Eğer siz bir fırsat görüyorsanız ve o fırsatı proaktif bir şekilde sömürüp değere dönüştürmek için katalizör olarak kullanmak adına bir para gerekiyorsa o zaman alacaksınız yatırım ve o kadar alacaksınız o katalizörlük görevini görecek kadar alacaksınız. Gerisi boşu boşuna hisse vermek, boşu boşuna kendi fikrinin, kendi emeğinin kurtlar sofrasında meze olması demek. Burası çok güzel oldu. Burayı kesip böyle Instagram'a, Twitter'a falan koyalım. Oh, neyse. Ben de spor salonuna verdiğim binlerce liranın bahanesi olarak kendime yatırım diyorum. Ao, oh, Steve gelmiş. Canım benim ya, seni çok özledim. Hey Steve, keşke Türkçe bilsen de bu dediklerimi anlasan. What I'm trying to say is I missed you very much and let's meet up and do something in Berlin. I brushed up my American pool skills, so might want to take up on that that eight ball game. Um, I'm pretty sure you're still going to beat me, but I'm happy to try. Sen yatırımcı hisselerinden bahsediyor musun? Evet. Startuplar bir arada çalışan bulamadığı için çalışanların gitmemesini sağlamak için dağıtıyor hisseyi bence. İşte ilk ay evet. Ama bunu şey yaptım. Bunu anlattım. Sen gelmeden önce anlattım sanırım. Özellikle yeni nesil çalışanlarda hisseyle insan tutman imkansız. Hisseyle o, o insanı o şirkette tutabilirsin ama efektif, verimli bir şekilde çalıştırman imkansız. O çalışacaksa çalışır zaten. Motivasyon öyle bir şey değil. Sen başka bir şekilde insana ilham vererek motivasyon yaratabilirsin. İlham kaynağı sen olacaksın şirkette, hisse değil. Yani maraba kültürünün en tepeye vurduğu şey o ya. İnsan kendisini kötü hissediyor yani. O yüzden bence hisse iyi bir motivatör değil. Ben mal mıyım alınıp satılıyorum ya. Beni satın alıyorsun yani paranla. Maaş vermek başka emeğime maaş veriyorsun. Ben burada kalayım diye beni satın alıyorsun parayla yani. Böyle bir şey değil ki bu. O yüzden insanlar bence sırf hisselerim tamamlansın, vest etsin. 3 bölü 48'lik hissem daha kaldı. Onu da aldım mı vın. Bu kafada. Bütün hisseleri 4 sene ya vesting period hissenin hepsinin sana geçiş süresi. Bütün hissesini aldıktan sonra ortalama kaç sene kalıyor bir insan? Çok çok düşük çoğunluğu ayrılıyor. Demek ki sen o gizli işsiz yaratmışsın sen kendi şirketinde. O beklemiş o süre bitsin diye. Yandan çalışmış, yarım çalışmış yani. Çalışan bulmak zor filan değil. Doğru ilham kaynağını ortaya koyabilirsen the world is your oyster. Dünya senin neyin? İnci üreten şey ne diyoruz? Deniz kabuklusuna. Ondan. Dünya senin oyster'ın yani. Eğer doğru ilham kaynağını yaratabiliyorsan, içinde varsa o sınırsız insan bulabilirsin. Yani şimdi diye mi? Öyle bir şey. Evet. İlkay, şimdi beni konuşturma. Bizim beraber çalışma fırsatımız olsa çalışmayacak mıyız? Steve ile şimdi biz yıllarca beraber çalıştık. Tekrar beraber çalışma fırsatımız olsa çalışmayacak mıyız yani? Bu öyle bir şey. Midyede aslında o istiridede bir çeşit midye. Deniz diyor ki iyi çalışan bulmak, iyi takım oyuncusu bulmak artık son derece zor zanaat. Kaybedilen para sana aitse sana zaten misliyle dönüyor. Diğerinin telafisi dipsiz kuyu. Çalışırız. İşte onu diyorum ya ilk ay çalışırız yani. E Hani zordu abi insan bulmak? Biz birbirimizi zor mu bulduk mesela? Yok. Baya rastgele bulduk neredeyse. Ya ben hani şeyi anlamıyorum dedim ya. Bir daha sonra Harun görmedim. Hani seni yataktan kaldıran şey ne sorusunu anlamıyorum dedim ya. Bunu da anlamıyorum. Ben hiç zorlanmadım abi insan bulmak konusunda. Yani 2010 yılında bir seri işe alım yaptığımızda bunun sürdürülebilir olmadığını, beklediğimiz seviyede geri dönüş alamadığımızı görüp 2011'de yaz kampı yapmaya karar vermiştik mesela. Hani sektörde işte beraber çalışmak isteyeceğimiz insanları bulamadık şeyle, motivasyonuyla. Bir yaz kampı yapalım, kendi ekip arkadaşlarımızı eğitelim dedik. 30 kişiyi aldık, ücretsiz. 3 ay boyunca, 2,5 neyse işte ay boyunca eğittik. 11 kişiyi işe aldık. 11 kişi eğittiğimiz yeni genç mezunlar ya da hatta bir kısmı işte 4. sınıf öğrencisiydi. Şimdi bundan 12 sene sonra onlar kendi şirketlerini kurdular. Kaç kere CTO oldular. İşte şirketlerde takım yöneticiliği yapıyorlar falan filan. Unu'da çalışırken diversity çok önemli. Takımda belki bahsetmediğim şey o. Startup kültüründe bahsedeceğim aslında şimdi e, baktım diversity, çeşitlilik. İnsanların farklı farklı backgroundlardan gelmesi lazım. Ben o yüzden bilgisayar mühendisi çok sevmiyorum. Self-taught, yazılım mühendisleri bence daha iyi. Başka bir iş yapmayı bilen bir insan yazılımda daha başarılı oluyor. Çünkü multi disiplinler düşünebiliyor. Çok disiplinli düşünebiliyor. UNU'da da buna çok dikkat ettik İşte cinsiyet eşitliği, cinsiyet temsili, eşitliği şirkette olmazsa olmaz. Yazılım ekibinde olmazsa olmaz. Öyle full erkek yazılım ekibi mi olur? İğrenç yani. Oradan nasıl güzel bir fikir çıkabilir? Nasıl bir güzel takım oyunu çıkabilir? Ama tabii ki kadın yazılımcı bulmak çok zor sektörde. Hele iyi kadın yazılımcı bulmak çok zor. Ne yaptık? Women Techmakers Berlin'le kayıtlarını işte benim kanalımda bulabilirsiniz. CodeTV'nin kanalında var. Women Techmakers Berlin'le eğitim serisi başlattık. 2017'de bir kere yaptık. Bizim yine yaz kampları gibi. 2018'de bir daha yaptık. 2019'da bir daha yaptık. Toplamda binden fazla kadına yazılım gösterdik ya da öğrettik. Ve onların arasından ben kendime intern aldım. Unu'ya. 3 kişi. Hatta belki daha fazla şimdi tam sayısını da sallamayayım. 3 kişi net aklımda da daha da fazla olabilir. Ve takımdaki dengeyi yaratmak için proaktif olarak böyle bir hareket ile bunu yarattım. Çok mu zor oldu? Yok. Mükemmel de bir şey oldu. Impact, etki yaratıldı. Berlin yazılım camiasında. Benim çok zoruma gitmedi. Çok kolaylıkla seve seve. Yani can ata ata yaptım yani. Ve hem kendimi kurtardım. Unuyu kurtardım. Diversity, istediğim diversity seviyesini yakalayabildim. Hem Berlin scene'ine, startup scene'ine bir katkım oldu. Daha sonra o eğitimlere gelen ve yazılım kariyerine devam eden insanlar benim müşterilerim oldu. Beraber çalıştık. Çünkü doğal değil mi yani? Başları sıkışınca burada bana geldiler yani. Mentörlük verdim birkaçına, birkaçına beraber iş yaptık şirketlerinde. Koyotiv'le işte bir iş ortaklığı, işbirliği yaptık. Zor değil ki bunlar. Size nasıl zor geliyor bilmiyorum ya. İnsanlara nasıl zor geliyor bilmiyorum. Ama bunları yapmayacaksan founder da olmayacaksın ya da lider olmayacaksın. Ne dedim size en başında? Senior çalışan olmak, lider olmak. Bunlar hep aynı temele dayanıyor dedim ve onu şimdi bağlıyorum. Yayında kaç saat sonra? 3 saat 7 dakika sonra, hadi ilk işte 10, 10 dakikayı salla. 3 saat sonra bağlıyorum. Aynı temele dayanıyor. Eğer sen bu iradeyi ortaya koyabiliyorsan, gerçekliği bükebiliyorsun. Kadın yazıncı yok mu sektörde bulamadın mı? Yaratırsın. Yarat. Benim onu da beraber çalıştığım ajanslar işte ekibi çok büyütmeye çalıştığı için tek başına yapacak gibi değilsin tabii ki. Sen ilan verince öyle aday yağmıyor. Gidip şeylerle çalışman lazım. Headhunter'larla ya da recruitment agency'lerle çalışman lazım. Üç tane recruitment agency'nin tek görevi kadın yazılımcı bulmaktı mesela. Özel bir anlaşmamızda madde vardı. Yani ben hani... E, daima Dozen işte elimi sallasam 50'si. 50 tane erkek başvuruyor. Sizle çalışırsam şey ödeyeceğim. Hiring işte recruitment fee ödeyeceğim. Maaşının %20'sini alacak benden bir senelik maaşının. E bunu yani bir erkek aday için yapmama gerek yok. Erkek aday çok var. Kadın yazılımcı arayın. Aday. Mesela öyle Ukrayna'dan bir yazılımcı buldum. Ve getirdim Berlin'e. Hindistan'dan buldum. Getiriyordum. Son anda iptal oldu. Çok başarılıydı. Yani eğer sen o şirketi onu kabul ettirebiliyorsan kendi şirketine ve karşı şirkete yapabilirsin bu stratejiyi. Ve yani pırıl pırıl bir güçlü bir kadın lider, yazılımcı çok kırık bir İngilizceyle zor zar zor kabul ettirdim şirkete, ekibe. Çok böyle yani interview'a çağırdık Berlin'e falan. Hani ilk defa yurt dışına çıkıyor falan ama belli yani inanılmaz kuvvetli bir karakter. Ama onu anlamak için işte çözebilmen lazım. İlk bakışta anlaşılmıyor. Beraber yemeğe gittik öğle yemeğine. Bütün takımca genelde yaptığımız bir şeydi. Denk gelirse adaylarla öğle yemeğine çıkıyoruz. Muhabbet edelim. Sohbet muhabbet yani. Maksat birbirimizi biraz daha tanımak. Kimseyle konuşmadı mesela. Ağzından böyle bir kelimeleri şeyle alıyorsun. Cımbızla alıyorsun falan. Ne deniyor tam Türkçe bilmiyorum. Ağzını bıçak açmıyor falan. Bir sürü insan ya işte bize uygun mu takım kültürüne bilemedik falan. Uygun. Ukrayna'dan ilk defa geliyor çünkü. Sene 2017 mi ne? Belki 2018 mi 2017 herhalde. Sonra bir sene içerisinde şirkette front end lead oldu. Altında çalışan bir sürü insan oldu. Yani bu hikayeler yaratılmak için bekliyor. Elini atınca çıkmıyor olabilir. Yaratacaksın. Gerçekliği iradenle bükeceksin. Böyle söyleyince iğrenç geliyor kulağa biliyorum ama... ...daha ya uzun süredir düşünüyorum bunu daha iyi nasıl... ...frame edebilirim, anlatabilirim diye... ...çerçeveleyebilirim bu şeyi... ...fenomeni. Bulamadım. Yani irade gösterip... ...olmayan bir gerçeklik yaratacaksın. Ya da olan gerçekliği bükeceksin. O zaman oluyor. Yani ne bileyim ben yayınlar yapmaya başladım. İşte bu chatteki bir sürü insanla öyle tanıştık. Ya da Koyetif'deki bir sürü insanla öyle tanıştık. Oluyor işte yani. Yoksa biz bunu şey gibi zannediyoruz ya. Haliç Köprüsü balıkçılığı gibi. Yani oltayı at Sabahtan akşama kadar dur, balık vuracak. Vurur tabii ama arada işte vuranla yetinmen lazım. Daha büyük balık istiyorsan başka bir şey yapman lazım. Daha güzel balık istiyorsan başka bir şey yapman lazım. Sen yatırım yapmadıkça karşılığını alamayacaksın. Startup founderlarının bilmesi gereken temel şeylerden biri bu. Sen çok fazla özveriyle çalışmak zorundasın. Ve karşılığını da yani almayacaksın. Yani kendimizi kandırmayalım. Almayacaksın. Para falan değil onun karşılığı yani. O özverinin karşılığı ancak o hikaye nihayete erdiğinde, başarılı olduğunda sonuç. insanları mutlu etmek, insanlarda bir değer yarattığını görmek. O zaman olacak. O zamana kadar sen hep vereceksin, vereceksin, vereceksin. Öyle bir hayat o. Vermeye alışık değilsen startup founder olamazsın. Olursun da berbat bir startup founder olursun, batarsın seni suni bir şekilde böyle lifeline'da makineye bağlı bitkisel hayatta sürdürebilir şirketlerin, yatırımcıların. Unu'yu mesela öyle sürdürdüler. Başka çalıştığım bir sürü şirket oldu. Danışmanlık verdiğim ya yani tonlu sayısız startup var. Yatırımcılar hani sunk cost fallacy deniyor buna. Battı balık yan gider gibi. Paramız bari yanmasın, yatırdığımız paraya yazık olmasın diye suni olarak hayatta tutuyorlar. İşte sen vermeyi bilmeyen bir founder'san, kurucuysan geçmiş olsun. Çok kötü ve şey yapamayacaksın yani. Başarılı olamayacaksın. Ancak böyle suni şekilde hayatta tutulabilirsin. Başarısızsın. Herkes senden nefret ediyor şirketinde. Yani bu biz dinleyen founder varsa ya da ileride daha sonraki şeylerde izleyecek founder varsa lütfen şapkasını ve egosunu bir kenara koyup bir kendisine baksın. Ben ben ne kadar seviliyorum? Ne kadar tiksiniyor insanlar benden? Gerçek cevabı bulduğunuzda oturup biraz ağlayın. İyi gelir. Açılırsınız. Takımımızın büyük bir çoğunluğu sizden nefret ediyor. Siz kendinizi ancak Şanslı hissedebilirsiniz bir ekibe sahip olduğunuz için. İnsanlar vakitlerini sizinle harcamayı seçtikleri için. Nihayetinde işte iğrenç kapitalist bir düzendeyiz. Universal income yok o yüzden insanlar geçinebilmek için bir yerde çalışmak zorunda. Yani kötünün iyisiyim diye belki sevinebilirsiniz. Ya da başka çaresi yoktu bu insanın o yüzden gelip bende çalışıyor falan. Böyle bir durum var yani çok zor başarılı bir founder olmak çok zor neyse yine konuştum ee, bakalım nerede kalmıştım Abdullah çok haklısınız alınacak yatırım için yatırımcının güvenini kazanabilmek adına yakınabilecek çok güzel bir noktaya değindiniz ee, Harun Hello7 demiş startuplar bir de 5 gün ofise çağırıyor ya sen kimsin? Ben niye 5 kilometre gideyim yani? <laughs> Son değişiklikler ne acaba? Ağabala. Ban 1 sıfırsa çöp. Ne değiştirmiş olabilir ki? Çöp yani. İlk ay bizi bulmadı ama bize eğittim değil O background'dan gelen insan bulmak zor bence. Good old days. Zor tabii yani. Mümkün değil. Nasıl bulacaksın? Eğitim bu işin bir parçası olmazsa olmazı yani. Ama biz birbirimizden tiksiniyor da olabilirdik tiksinerek de ayrılabilirdik. Ve ya sen gelip bu yayını izlemiyor olabilirdin mesela. Ya Allah belanı versin de ne görüşeceğim de diyebilirdin. Sonuçta ben de patronum bakarsan. Yani ama başka bir dinamik kurmaya çalışıyoruz. Ve gerçek yatırım bence bu. Çok uzun süreli başarıya dönüşecek bir şey. Bilmiyorum. 19 yaşındayım. Yazılım ilgimi müthiş değil 15 yaşından beri uğraşıyorum. Senin derslerini takip ediyorum. Cloud girişim planlıyorum. Uzaktan erişilebilir olma, erişebilir makine üzerine. Tavsiyelerin nelerdir? Bilmiyorum ki Harun. Nasıl yani tavsiye nedir? Daha fazla bilgi edinmeden bu konuda bir şey söylemem yanlış olur. Yani. Amca yazılımı anlamaktan bahsederken bana gömdü. Evet. Bana gömüyorum tabii. Ha Harun diyor mesela işte Allah sana razı olsun ben şu an Women Techmakers Berlin 2019 derslerini takip ediyorum. Az önce dördüncü hafta ödemini yapıyordum. Yani hem Berlin'deki insanlara destek olduk binden fazla kadına 3 sene yayılmış bir şekilde. Hem de sonrasında binlerce kişiye ilham oldu yani bu dersler. Bu değeri yaratmayabilirdim ben. Etrafımdaki herkes arkadaşlarım da bana deli gözüyle baktı. İlk sene bütün dersleri ben verdim. İkinci sene biraz daha böldük. Ben böyle %30'unu, %40'ını verdim. Yüzde işte %60'ını, %70'ini diğer arkadaşlarım verdi. Üçüncü sene ben bir ders verdim. Bir ya da iki bilmiyorum. herhalde birinin de yerine böyle yandan derse girdim falan. İlk senenin mezunlarından biri üçüncü sene veri tabanı dersi verdi. 2019'da. Maria. İnanılmaz başarılı bir yazılımcı oldu kız yani. Mükemmel. Tasarımcı da önceden. Ama ben bunu 2011'de de yaptım yani yaz kampı yaparken. İlk senenin mezunları ikinci sene, üçüncü sene ders veriyorlardı. Bu böyle bir usta, usta çırak ilişkisi, devri daim makinesi olmak zorunda. Kültür böyle yaratılır. Startup kültürüne buradan girebiliriz. Funding'i bitirdik yani. Üzerine ne konuşacağız artık daha funding'in. Startuplarda kendinizi geliştirmek için, tecrübe için gönüllü çalışma konusunda keyif, kıymetli fikirlerinizi paylaşırsanız ben Gönüllü çalışmak diye bir şey yok. Zaten bu sömür düzeni. Daha da fazla sömürtmeyin kendinizi. Karşılığında ya az olur çok olur bilmiyorum ama bir, bir para alın yani. Aynen. İlk ay teşekkür ederim. Ee, değil Ümit. Doğrusun. Böyle söyleyince ilk kan gibi duruyor ama biz anladık seni abi. İlkay tabii. Nasıl ilk kan? Harita mühendisiyim ve mekansal konular içeren koordinat harita yazılım projelerinde geliştirme yapıyorum. Multidisipliner takımlar daha niş işler ortaya çıkarabiliyor. Kesinlikle. Ay, fark ettim Arif. Tiksindiğin insan işinin ehliyse onunla çalışmaya devam edersin Armağan. Etmem. Etmedim de. Hatta müşteri olarak bile almam. Yani abartarak söylüyorum tabii ki. Lütfen beni gömmeyin bunu söylediğim için. Yeteri kadar egoist damgası yedim. Bunu anlatmaktan dilimde tüy bitti. Yani sabahtan beri egonuzu bırakın diye anlatıyorum insanlara. Yani beraber çalışmak için üzerime para atan, yalvaran, abartarak söylüyorum yine. Bir ...tiksinç bir founder'ı bile bıraktım ben yani. Tiksinliğim için. Dedim ki ya biz artık beraber çalışamayız. Farklı dünyaların insanlarıyız. Farklı bir yöne gitmek istiyoruz. Benim şeyim başka algım... ...takımdan beklentim... ...takıma verdiğim şey... ...başka seninki başka. Müşteri yani aslında hani... ...şirket olarak baksan... ...aa ne olacak... ...developer verdim, para kazanıyorum... ...yansın çocuklar hepimiz ölelim... İşte onlar gider yerine başkaları gelir. Biz buradan müşteri bulmuşuz zaten inek gibi sağlam. Para gelmeye devam etsin. Çok güzel para geliyor her ay falan. Böyle iş mi yapılır? Bu ufak beyinlerin küçük hesapları bunlar. Bu yatırım mı yani? Bu iş mi bu? Para kazanabilirsin. Kazandığın gibi de harcarsın. Yani... Oradan kazandığın parayı takım arkadaşını kaybedersin. Yeni bir takım üyesi eğitmeye harcarsın mesela. What goes around comes around. Ne ekersen onu biçersin. Bakın artık deyimleri de iki dilli anlatıyoruz. Bir de ey deniz bunu bir de Almanca yapabilir hale geldiğimde üç dilde deyim söyleyip çeviri yapıp konu anlatabilir hale geldiğimde artık sırtım yere gelmez. Yani küçük hesaplar peşinde koşmayın. Ben bütün hayatım boyunca hep 10 sene sonrasını düşündüm. Ve hep ona göre kendimi konumlayıp yatırım yaptım. Ve 10 sene önce yaptığım yatırımların şu anda geri dönüşünü kat be kat alıyorum. Şu anda yaptığım yatırımların da geri dönüşünü umarım 10 sene sonra alacağım. Bu yayınları biraz da o yüzden yapıyorum. Hatta öyle bir fikrim vardı yani. Bir Video fikri bir interview çekeyim kendimle ama gelecekteki kendimle. 10 sene sonra mesela cevap vereyim. Benim şu andaki halim soruları sorsun. 10 sene sonraki da cevaplasın mesela. Öyle bir interview videosu yayınlayayım bundan 10 sene sonra. Bakalım nereye gelmişim. 10 sene önce ne yapıyormuşum falan. O yüzden de bu videoları yapmak aslında şey oluyor. Günlük tutmak gibi bir şey yani. Umarım şu anda yaptığım yatırımların da karşılığını 10 sene sonra alırım. İnsan tabii bunu bilemiyor. Çünkü sen hep en son yaşında, en çok yaşadığın hayattasın ve şuurbet olmadığı için gelecekte ne yapacaksın? 10 sene sonra nerede olacaksın? Bu yatırdığın, verdiğin emeklerin karşılığı olacak mı, olmayacak mı bilemiyorsun. Mümkün değil bilmen. Mümkün değil yani. Çok bilmek istiyorsan git arsa al. O bile çakabilir, patlayabilir. Yani hani ya da altın al falan yani altın herhalde artık batmaz falan ama şimdi o o da onun da zevki yok ya bu dünyaya bir kere geliyor insan bu yıllar bir kere geçiyor en verimli en enerjik en üretken olduğun dönemi altın alıp satarak mı geçireceksin yani bu mudur dünyada tükettiğin enerjinin yediğin ekmeğin içtiğin suyun gördüğün güneşin karşılığında altın mı alıp satacaksın bu mu yani dünyaya vereceğin şey. Ben ne diyorum? Binlerce insan eğit, insanların hayatına dokun, bir şeyler yap. Sen diyorsun altın alıp sat. Farklı dünyaların insanlarıyız. Ay ay. Sömürüyoruz evet ama çalışacak yer bulamıyoruz ve tecrübe kazanamıyoruz. Öyle ki artık ücretsiz staj mantıklarla geldi. Gelmez. Kendi kendine takıl. Ülkede her önüne gelen yazılım eğitimi verip 3 ayda mükemmel yazılımcı olmaya vaat ettiği için oldukça sıkıntılı bir hal aldı. Hem işveren hem işçi tarafı. Doğru. Ücretsiz stajdan ziyade diğerlerinden farklı olduğunuzu göstermeniz bence yeterli. Doğru. Dümdüz cevapladın sosuz. Sağ ol Armağan. Rica ederim. Riemann in den Wald hineinruft. es heraus. Ne bağırırsan öyle yankılanır ormanda ne çağırırsan ne çığırırsan onu duyarsın. Öyle o yankın falan öyle bir şey herhalde. Almancam çok kötü benim ya. Beceremedim yani. Etrafında hiçbir şey yaramayan ya da katma devre o kadar egolu kimse var ki eğer sana egolu deniyorsa senin yollarından geçsin bakalım görelim takip ettiğim sen fazla ediyorsun. Teşekkür ederim. Bunları duymak için söylemiyorum bu arada yani. Sağ olun. Beni utandırıyor böyle şeyler. <laughs> Beni public bir ortamda övmeyin. Öyle restoranlarda var ya şikayetler bana, övgüler yönetime falan gibi. Neyse. Birisinin altın alıp satması gerekmiyor mu? mu ama Arif gerekmiyor. Ben öyle bir dünyaya inanmıyorum. Ben kapitalist değilim yani özünde. Şimdi bir startup'ı nasıl büyütürüz? Artık ona geldik yani. Biraz ondan bahsedelim. Burada yine daha önce konularda olduğu gibi bir doğru ya da yanlış yok. Bunu bir sonraki konuyla pivotla bağlayacağım. Olmuyorsa bırakacaksın. Çok basit. Çok hani amiyane bir tabir mi artık? Ne derseniz bilmiyorum. Olmuyorsa bırakacaksın. Olmayabilir. Yani herkes başarılı olacak, herkes startup yapacak diye bir şey yok. Startupların 10'la 9'u batıyor zaten. O yüzden... Egonu bir kenara bırak. Olmuyorsa işi de bırak. Oldurmak zorunda değilsin. Böyle bir dünya yok. Böyle bir yerde değiliz. Olmuyor olabilir. Sen işte tabii ki herkes böyle haki istek, hokey çubuğu, değneği neyse artık onun Türkçesi. Ee, böyle şöyle giderken şöyle bir büyüme hayal ederek herkes şey yapıyor, başlıyor işe. Potansiyel Almanca neydi? Ses vermiyor henüz. Nadasa bırakmış kendini. Aynen. Öyle yani yapacak bir şey yok. İyi Mehmet sen nasılsın? Ondan sonra birkaç tane yayın daha yaptım ya. iki tane daha yaptım herhalde. Herkes bir unicorn olma. Yani milyar dolarlık şirket olma. deca-corn olma. 10 milyar dolarlık şirket olma hayaliyle başlıyor. Bunu elde etmek zor. Kısa sürede elde etmek daha da zor. Ve emekçi ailelerin çocukları bunu emekleriyle elde edebileceklerini de zannediyorlar. Direkt yoldan emekle milyar dolarlık şirket elde edemezsin. Öyle elde edebilsen Hindistan, Çin binlerce milyar dolarlık şirketle dolu olurdu. Öyle bir gerçeklik yok. Yani dünyanın en çok çalışkan insanları değil mi? Yok öyle bir gerçeklik. Bu değil çünkü yani. Hiç bahsetmediğimiz elephant in the room, odadaki fil. Network senin bağlantıların çok önemli. Kim iş verecek sana? Kim inanacak? Kim seninle beraber aynı yolda yürüyecek? Ya da yan yana yürüyecek? Ya da seni destekleyecek? Düştüğünde kaldıracak? Bu önemli. Dolayısıyla sen emeğinle, sadece salt emeğinle startup'ın değerini dik bir şekilde arttıramayabilirsin. Arttıramazsın. Çok nadir Salt emekle onu yapan. Fırsat bulman lazım. Ancak o bu hiç şey yapmadığım bir fırsattı. Ee... Ah ya ne oldu benim low power moduma ne oldu? İki de bir ekran kapanıyor. Cosgap'ten destek alıp firma açmak girişimin sayılmaz Abdullah. Yani <laughs> konuşuruz detayını da sayılmaz yani. Lütfen Cosgap'ten para alıp şirket açanlar beni taşlamasınlar. Ama bence sayılmaz. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ben diyorum ilk sebebi ne olacak? Sen diyorsun Cosgap'den yatırım o. Olur mu yani? Neyse. Şirketini büyütmek için yeni bir fırsat hissedip, bulup onu bir twistle, bir mekanizmayla, bir döndürerek bir şeyle fark yaratıp bu publicity olabilir, işte PR olabilir, birinin seni haber yapması olabilir, birinin seni çok sevmesi olabilir, bir komüniteyle tanışman olabilir, bir yatırımcı da herhangi bir şey olabilir. Ama emek değil, emek bağımsız. Bir ipucu, bir çorap söküğü yakalayıp böyle arkasının geldiği gibi bir şeyle ancak büyütebilirsin şirketini. Bugüne kadar ben emek verdik ama büyüdü. Ne kadar emek verdik bu şirketi büyütmek için deyip milyar dolara ulaşan şirket görmedim. Çok bakir bir ortamda bir fırsat yakalarsın ve o fırsatı hızlıca değere dönüştürebilirsen milyar dolarlık olabilirsin. O yüzden o haki istikleniyor ona. Hokey çubuğu işte. Hokey çubuğuna bakarsınız internetten. Öyle bir şekli var. Çok dik. Tam da böyle 90 derece değil. Şöyle hafif kavisli ama dik yükseliyor. Onu o bir breakthrough. Onu ancak yeni bir fırsatı exploit ederek yakalayabilirsin. Bu exploitation süresi de bir seneyi geçmez. Yani senin o fırsat var herhalde demenle ...onu milyar dolara gidebilecek, gidecek demiyorum ya da giden demiyorum... ...gidebilecek bir raya oturtman arasında bir seneden fazla vakit olmaz. O yüzden de çok fazla para ihtiyacın yok. Deminki fundingle bağlayın bunu. Ne yapacaksın yani 5 milyon alıp? Demir yolu yapıyorsan işte belki 50 milyon, belki 500 milyon alman lazım. Ondan bahsetmiyorum. Bir SaaS, neyse teknik bir startup yapıyoruz yani. 5 milyon ne yapacaksın? Ona göre yatırım alman lazım dedim. Şimdi eğer sen bir sene içerisinde o fırsatı yakalayamadıysan ortamını değiştir, pivot et, başka bir yere git. Dediğim gibi yani böyle hani o suda yüzen tek hücreli bir canlısın. Başka bir yere git. Başka bir şey yap. Ve başka bir ortamda, başka bir ekosistemde orayı exploit etmeye çalış. Oradan faydalanmaya çalış. Belli ki sen tutturamıyorsun. Yine o şey örneğini vermiştim yani şeyden atlayan bir yamacın ucundan atlayan bisikletle hızlı böyle gelip atlayan biri gibisin. Ben buraya pedal çevirerek geldim. Daha fazla pedal çevirmeliyim o zaman. Değil, gebereceksin. Değil yani. Başka bir rampadan atlayarak belki başka bir trejectorieye sahip olabilirsin. Daha ileriye, daha yukarıya gidebilirsin. O yüzden egonu bir kenara bırakacaksın. Ben buna bu kadar emek verdim. Yapacağım ulan demeyeceksin. Ben işte bu işimi şöyle değiştireyim. Buraya döneyim. Şu işe bakayım. Böyle bir fırsat kovalayayım. Başka bir yere bakayım. Bunu diyeceksin. Olasılık havuzunu genişletmen lazım başarılı olmak için bir şeye fixate olarak takıntılı bir şekilde o yönde ilerleyerek başarılı olamazsın. Mümkün değil. Mümkün değil. Olmuyorsun zaten yani. O yüzden bu ilk yapacağın şey kendi fikrinin değişimine açık olmak. Daha sonra işte ne bileyim. Yeni pazar mı bulman lazım yeni bir ülkeye mi girmen gerekiyor? Yeni bir takımı mı büyütmen gerekiyor? Takım olarak mı bir şey scale problemin var? Büyütmen gerekiyor. Eforu mu büyütmen gerekiyor? Pazarı mı büyütmen gerekiyor? Yani insanlar yeni şeyler kazandırmak. Mesela Apple'ın işte Watch'ı çıkarttıktan sonra AirPods'u çıkartması gibi. Sonra HomePod'ı çıkartması gibi. Yani benim Apple'a verdiğim para her sene artıyor. Çünkü her sene yeni bir ürün çıkıyor yani. Daha önce sadece bir bilgisayar alıyordum. Sonra iPod almaya başladım onunla beraber. Sonra telefon almaya başladım. Sonra saat almaya başladım. Sonra kulaklık almaya başladım. Her sene aldığım şeyler sayısı artıyor yani. Bunlar farklı farklı challenge'lar olsa da yine böyle takım büyütmekten de bahsediyorum. Hepsinin temeli fırsat yakalamaktan geçiyor. Fırsat yoksa orada operate etmeyeceksin, orada çalışmayacaksın. Startup olarak değil en azından. Küçük işletme olarak yapabilirsin ama startup olarak oradan bir kendini büyütmen kısa zamanda, az zamanda çok ve büyük bir büyüme oranı yakalaman mümkün değil. Fırsat yoksa sen de olmayacaksın. Zorlayarak olmaz. Zorlamak güzelim diye bir şarkı var. Ferdi Anıl Yarkın'ın mı? Bayağı severim. Olmaz yani. Zorlayarak olmayacak. Boş verin yapmayın. Yazık. Enerjinize yazık. Zenginlik nedir? Kime denir? Ve belki nasıl olunur? Ah keşke bilsem. <laughs> Yok ya ben baya şey olduğumu düşünüyorum. Zengin olduğumu düşünüyorum yani. Parasal olarak değil ama. Koskep çiğ köftecilere de yatırım veriyordu. Güzel girişimcilik. dinlerken bir yandan dinlerken bir yandan not tutuyorum. Ders gibi ama daha güzelim. Veya bisikleti değiştireceksin. Yani aslında iyi fikir emekten büyük, aileni servet emekten büyük, doğru zamanda doğru iş emekten büyük, network emekten büyük. Ya zaten ya her şey emekten büyük. Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Komünist miyiz biz? Ne emeğin yani? Emeğin değerli olduğunu nerede gördünüz? Emekle ne yapabilirsin? Emekle bir şey yapılsaydı memurlar şeyinde dünyasında yaşardık yani. Öyle bir öyle bir şey yok. Fırsat, her şey fırsat. de Vision Pro geliyor. İlk ay doğru söyledim. Bir de Vision Pro gelecek yani. Allah kahretsin ya. Deniz herkesin şeyi aynı bence. Drive sebebi aynı aslında ama farklı şekillerde te tezahür edebilir. Yani concrete elle tutulur sebepten bahsetmiyorum ama çıkış noktası dünyaya faydalı olmak. Dünyaya, dünyada bir fark yaratmak. Harcadığı enerjiden daha fazlasını üretmek. Ya da harcadığı enerjiyi azaltmak olmalı. Developer'ın startup sahiplenmesi gerekli mi? Ben başka türlü yapamadım. Yani şimdiye kadar bir sürü startupta çalıştım. Neredeyse hepsini founder'ından daha çok sahiplendim yani. Başka türlü yapamıyorum ben. Zaten çalışamıyorum. Kendimi kötü hissediyorum orada. Olmuyor ya, yani. İçimden gelmiyor. İhanet ediyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden de çok sahiplenmeyeceğim bir şirkette çalışmıyorum. Belki beni farklı kılan şeylerden biri de bu diğer rakiplerime göre. Ben buna iş olarak bakmıyorum. Ben bir şirketle iş birliğine, iş ortaklığına girersem %140'ımı veriyorum yani. O insanların egolarını kırmak uğruna, onlarla kavga etmek, onları ağlatmak uğruna gerçek founderları hisse misse de almadan yani paramı al almaya bakıyorum. Ben sadece benden bekleneni versem de paramı alırım. Hatta %100'ü bırak belki %80'imi versem de paramı alırım. Ama ben %140'ımı veriyorum. Öyle daha iyi hissediyorum ve ya benim çünkü dünya giriş amacım o. Ben birine pozitif bir katkı yapabiliyorsam Kendimi kuvvetli hissediyorum, kendimi var hissediyorum. Yoksa bir anlamı yok. Niye orada durayım? Başka bir şey yaparım yani. Niye o işe gireyim? Niye o şirkette, o ortamda bulunayım? Başka bir şey yaparım yani. Ne kadar yatırıma ihtiyaç, ne kadar paraya ihtiyacımız olduğunu bilmiyorum. Çok para az huzur mu, az para çok huzur mu? paranın bir miktar huzura dönüştürebileceğini düşünüyorum. Huzurun paraya dönüştürebildiğini hiç görmedim. <laughs> Sallıyorum da gördüm de yani neyse. Ama demin ki soruyu o yüzden sordum. Kendi hayatımda böyle yönetiyorum dediğim şey oydu. Yani 5 milyon doların olsa ne yapacaksın? Ne yapıyorsun mesela parayla? 5 milyon dolarla ne yapacaksın? Mesela benim bugün 5 milyon dolarım olsa... Ya herhalde ya yani yapacağım şey bir ev alırdım başka bir şeyim yok. Ona da 5 milyon dolara da gerek yok yani. Hani başka bir şey istemiyorum yani. Şirketime yatırım yapardım yani. Ki onu da zaten yapıyorum. Ve iş olarak da hani 5 milyona yapılmaz ama böyle 500 milyonum olsaydı bir EEG laboratuvarı açıp, beyin sinyalleri üzerine çalışmayı isterdim. Ama... ...ondan bile %100 yüz emin değilim, yani belki onu böyle bir... ...şey gibi yani, Elon Musk gibi, o adamı... ...nefret ediyorum o adamdan ama bir yandan da anlıyorum. Sadece Neuralink'le hayat geçmez yani. <laughs> çok eşliliğe inanmıyorum ama çok... ...girişimciliğe inanıyorum. Çok girişimciliğe inanıyorum. Sadece onunla da hayatım geçirmez mi? Ya herhalde şu anda yaptığımdan farklı ne yapardım bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. O yüzden çekmiyor beni para. Ne yapacağım ki şu anda param olsa ne yapacağım? Hani mesela bundan 20 sene sonra şey diyebilirim. Ya işte şu kadar param olsaydı da sağlığımı düzelttirirdim. Bilmem ne ameliyat olurdu. Bilmem ne tedavisi olurdu. Bunu diyebilirim yani. Ama şu anda böyle bir şeyim yok. Ne yapacağım? Hani geleceğe yatırım yapabilirim. Evet. Hani para kenara para koyabilirim falan. Bir gün kullanmak umuduyla. Beni çok korkutan şeylerden biri. Ne yapacağım parayla bilmiyorum. Bunu bulamadığım için de öyle bir motivasyonum da olmuyor. Allah'ım çok para kazanayım. Neden? Bilmiyorum. Ne yapacağım o parayı? Nasıl harcayacağım? Bilmiyorum. Onun şeyini çıkartmadım yani planını. Çıkartamıyorum da. Çıkartamadığım için de kazanacak şeyleri yapmıyorum çünkü motivasyonum yok buna. Yani olursa motivasyonum. O zaman yaparım. Yapmak istediğim şeyler arasında parayla yapılabilecek şeyler çok az. Yani <laughs> dünya gezerim. Nefret ediyorum dünya gezmekten. Dünya gezmeye gelecek kadar param var ama gezmiyorum. Özellikle hatta bir tane bir şey söyleyeyim. Ee, Litvanya'da bir konferansa başvurdum. Önümüzdeki mayısta herhalde olacak. Hibrit konferans. Hem online hem onsite. Dediler ki sizin konuşmanızı online yapalım. Dedim ki o zaman istemiyorum. Tamam tamam o zaman işte gelin sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyarız falan dediler. Yani konferanslarla dünyayı gezmeyi seviyorum. Ben bir yere giderken turistik olarak niye para benim cebimden çıksın yani başka bir ödesin konferans için olsun başka bir sebeple olabilir iş için olabilir onun için gideyim yani niye kendi cebimden para vererek bir yere gitmek bana çok kötü geliyor kötü hissettiriyor o yüzden dünyayı gezmek gibi bir şeyim hevesim olsa da bunu kendi paramla yapmıyorum o yüzden konferans konuşmacılığına başladım yani yok ki Kimse eyvallahımız olmasın diye zengin olmak lazım. Ya ilk açtım benim de yok baktığında. Zengin miyim? Kesinlikle değilim. Yani bu chatte belki chatin yarısı benden daha zengindir yani. Hiç başlama YouTube diye. Paranın miktarı değiştiğinde her anın değeri ve hedefi değişir. Olabilir. Kapitalizm olmasa öyle bir şey de olmazdı galiba. Gezerdik dünya. Ya kapitalizm doğal bir sonuç. Şimdi bu kadar gömdük kapitalizmi de olmaması da mümkün değildi. Bu insanlık bunu yarattı çünkü buna ihtiyacı vardı. Yani global bir düzende bir ozmos kapitalizm, denge sağlayıcı. Ne deniyor ona? Asitliği düzenleyici, asitliği düzenleyici falan gibi bir şey var ya gıdalarda. Strik asit falan gibi. Kapitalizm öyle bir şey yani. Bunu da yazın güzel laf. Kapitalizm olmasa biz bu dünyada bu yani bir ekonomi içerisinde bir 8 milyar insan barınamazdık. Yok başka bir şeyle yönetmen mümkün değil bu kitleyi. Başka bir ekonomik modelle. Yönetemediğimiz için bugün kapitalizmin kölesiyiz hepimiz. Yönetebilseydik başka bir şeyin kölesi olurduk. Başka bir model çalışıyor olsaydı onu yapardık yani. Aptal mıyız biz? Dünyada 8 milyar insanız yani. Neyse. Katalizör. Asitlik düzenleyici ya öyle bir şey olması lazım. Kapitalizm olmasaydı şu an ben seni dinleyemezdim YouTube olmayacağı için. Evet yani bir yandan da. Başka pivot. Ya baktın böyle 6 ay bir yere gitmiyor bu iş. Değiştir. 6 ay bile çok yani. Benim benim kendi idealim 3 ay ama 3 ay insanlara çok hızlı gelebiliyor. Değiştir. Başka bir yere git yani. Başka bir tarafa yönlen. Fikrin kökü sende değil mi? Biraz daha az daha değişiğini bul o fikrin. Biraz da şurayı deneyeyim de. Şu sektör deneyeyim. Şu dünyayı deneyeyim. Bu arada benim bir yerden mobil şarj bulmam lazım. Patladı patlayacak yani bu şey tablet. Şarjı etmiyor artık, tutmuyor şarjı. Yani utanma pivot etmekten. Pivot, senin hayatını kurtaracak yegane şey. Emek değil, takım belki, yatırım belki, pivot yüzde kesinlikle. Pivot olmadan başarılı olman çok zor. Pivot etmemiş bir tane startup başarılı startup bilmiyorum varsa söyleyin yani. Ben görmedim. Mutlaka bu böyle drastik 180 derece bambaşka bir yere git. Buraya gidiyorken tersine giderken şimdi Mersin'e git falan gibi Mersin'e giderken tersine git gibi bir şey demiyorum yani. 10 derece bile olabilir. Course correction diyor bazıları buna. 50 derece olabilir. 90 derece olmasına gerek yok. 180 derece olmasına gerek yok. Ama biraz dön. Yön değiştir. Pivot o demek. Yön değiştirmek yani. Adapte olmak zorundasın. Sen o dalgaların üzerinde kalmak zorundasın. Startup'ın tanımı bu. Yani bunu yapmak istemiyorsan startup olmayacaksın. Küçük işletme ol. Eğer sen trendlere uygun, ekonomiye uygun, konjonktürel şartlara uygun bir şekilde çalışmayacaksan, yürütmeyeceksen işini yapmayacaksın. O zaman git başka bir şirket kur. Normal bir şirkette olabilirsin. İlla startup olmana gerek yok startup adapte olabilmek demek. Startup normalde 1 milyon yılda olan evrimin 1 yıla sıkıştırılabilmesi demek. O ortamda. Dolayısıyla deli gibi etrafa saldırman lazım. Başka türlü olmaz, yapamazsın. Olmuyor da zaten yani. Ya 10 sene bekleyeceksin, çok böyle garanti gide gide çok ufak course correction'larla bir yere varacaksın. O da olabilir bu arada. O da bir yöntem. Ama ya da korkmadan risk alarak pivot edebileceksin. Özellikle de 100 bin dolarlık hedef olmaz Arif ya. O para değil yani. 100 bin doları 2 ayda kazanırsın. Bir iş değil. Tabii ki milyar dolar olacak yani. Milyar dolar da 1000 tane milyon var. 1 milyonda da 10 tane 100 bin var yani. Neye göre pivot edeceğin önemli ama. Kafana göre pivot edemezsin. Yani bunu denedik olmadı biraz da bunu deneyelim. Bu çok fazla risk almak. Bu aptallık. Körü körüne bir yere girmek yani. Bu mağaradaydık karanlıkta. Yokladık yokladık bir delik bulduk. Hadi şimdi bir de o mağaraya gidelim. Öyle bir şey yok. Neye göre bir North Star. Kuzey yıldızı olmaz. Çoban yıldızı mı diyoruz? Biz bir yol gösterecek bir değişmeyen bir doğrun olması lazım. O da senin kullanıcılarından alacağın yönlendirme, feedback. Azına çoğuna bakmayacaksın, kendini savunmaya çalışmayacaksın. Kullanıcını gömmeye çalışmayacaksın, anlamaya çalışacaksın ve en en vurucu anahtar noktayı söylüyorum. Kullanıcını sömüreceksin daha fazla değer yaratmak için, daha fazla kullanıcıya değer yaratmak için elindeki kullanıcıları sömürmen lazım. Ama bunu böyle kötü manada söylemiyorum yani. Etinden sütünden faydalanmak manasında söylüyorum. Belki keşke bunu başta söyleseydim. Sömürmek ne demek? Etinden sütünden faydalanman lazım. Yani o kullanıcı bırak sana anlatsın. Eğer biri sana feedback vermek istiyorsa dünyanın en değerli şeyi bu ya. Seni o harcayacağı zamana değer görmüş ve sana feedback veriyor. Dinle hiç konuşmadan, cevap vermeden öyle mi? Lütfen daha fazla söyleyin, daha fazla anlatın. Peki böyle ne oldu? Peki şöyle ne olur? Sorun. Niye ego yapıyorsunuz? Ya siz de yanlış anlamışsınız. Biz onu öyle yapmadık ki aslında. Böyle cevaplar veren founder'lar var yani kullanıcıya. Ya da kullanıcıdan işte sözüm ona survey yapıyorsun, anket yapıyorsun, feedback topluyorsun. Getiriyorsun, şirketini tartışacaksın ürüne yön karar verelim, yön verelim falan. Filtrelemiş kafasına göre getirmeden. Bir de utanmadan diyor ya işte ben işte bize uygun olmayan şeyleri, yanlış olan feedbackleri filtreledim. Anlamamışlar ürünü falan. Ya sen anlatamamışsındır aptal. Survivor bias o. Anlamamış ürün ne demek? Survivor bias. Bakın işte Google'da nasıl bir şey. Herhalde hikayesi en azından öyle. İkinci Dünya Savaşı'nda işte uçakları improve etmek istiyorlar. Hangarda savaştan böyle dogfight'tan it dalaşından çıkan uçakları inceliyorlar da efendim çok fazla kurşun alan şeyler var. Ee, kanatlarında, gövdelerinde falan çok kurşun alan bölgeler var. Diyorlar ki buralara zırh koyalım. Neden? Çok buralara çok vuruluyor. Düşman uçakları buralara çok vuruyor. Demek ki buraları koruyalım zırh koyalım falan. Halbuki tam tersi. Düşünsene senin hangarındaki vurulmuş uçaklar bir şekilde yere inebilmiş sağ salim buraya gelebilmiş uçaklar. Düşenler o senin gördüğün noktalar vurulduğu için değil. Senin sağlam gördüğün hangarındaki uçaklarda sağlam gördüğün noktalar vurulduğu için düşmüş belli ki. Onlar buraya gelememiş. Yoksa random distribution yani böyle it dalaşında ne kadar nişan almaya çalışsan çalış. Bütün uçağı tarıyorsun değil mi? Asıl senin kuvvetlendirmen gereken kısımlar hangarındaki o işte bir sürü kurşun deliği olan uçakların hiç kurşun görmeyen tarafları. Onlar demek ki oralara kurşun almadıkları için buraya kadar gelebilmişler. Hangara geri dönebilmişler. Oraları kuvvetlendirirsen düşmüş olanları da hangarını alabilirsin. Umarım anlatabilmişimdir yani. Bunu Google'da daha iyi anlatımda bulabilirsiniz. Survivorship bias böyle bir şey. Kurtulanların neden kurtulduğunu yanlış anlamak, yanlış değerlendirmek. Ya sen asıl ürünü anlamayanların feedbackine baksana. Benim en sevdiğim kullanıcı feedback sorusu. Ya sen bizim ürünümüz, bizim şirketimiz nasıl tanımlıyorsun? Sana göre nasıl bir ürün bu? Bir bırak bir anlatsın oradan vizyon kazan. Yani onun dediğini yap demiyorum ki ama oradan öyle bir iç öyle bir vizyon kazanırsın ki of dünyalara bedel yani. Senin bütün bakış açını değiştirebilir, bütün ürününü değiştirebilir. Bunu yapmakla yükümlüsün. Çok basit. Bunu yapmakla yükümlüsün. Ignore etmeyeceksin. Görmezden gelmeyeceksin kullanıcı feedback'ini. Ya bu da işte atıyorum. Bu kullanıcılar yaşlı bunu anlamaz. Olur mu? Asıl yani o oranına bak tabi yüzde kaç o müşteri segmenti ona hizmet versene dinlesene o nasıl bir derdi var belki onun beklediği çözüm senden beklediği çözüm bir başkasının derdini çözmeye yardımcı olacak belki nereden biliyorsun işine yaramayacağını kullanıcıları ignor etmeyin kullanıcı feedbacki önemli. Neyse bakayım. Yine çete bir şey daha gelmiş. Zengin olup ilginç çeken startuplara yatırım yapmak istemez miydin? Paranın o yönden bir cadibesi yok mu? Vallahi yok ya. Çok düşündüm bunu. Yapabilecek de konumdayım aslında. Şimdi o kadar da fakir değilim yani. yani. Özellikle Türkiye'de. Almanya'da da öyle gerçi. Yani Amerika'da da öyle. Angel Investment rakamlarını duysanız ya yani 5 bin dolar veriyor, 10 bin dolar ve 50 bin dolar veriyor angel investor oluyor. Hatta 50 bin dolar böyle bayağı seed investor oluyor falan. Şaka mı ya bu? 10 bin dolar para mı ya? Sen ne diyorsun ya? Yani çok utanç verici bir şey. Ama bunu yapanlar var. Ee, hiç böyle bir şey ne yazık ki beni çekmiyor. Parasal investment beni çekmiyor. Ben fikirle invest etmek isterim. Karşında da hisse, hisse falan istemem yani. Yalnız şunu da söyleyeyim. Anlatan arkadaşlar değişince insan seni arıyor be abi. Özellikle front end ve testingde seni aradı gözler. Ha öyle tabii yani. Ona katılıyorum ama önceki senelerin kayıtları olduğu için oradan izleyebilirsiniz benim anlattığımı da. Proje fikirlerimi nereden paylaşabilirim? Wednesday'im ya da Wednesday'im ee, Discord'dan mesela bilmem. E-mail'la. Benim e-mail'imi bulabilirsin. Niye paylaşmak istiyorsun fikrini benimle onu da bilmiyorum. Komünal yaşamda bile kapitalizm izi vardır aslında. İnsanın emekleri toplanır ve insanların emekleri toplanır ve insanlara pay edilir. Yani bir nevi emek paraya dönüştürülüp insanlara sunulur. Google Cloud faturasını zorlar. Ya öyle yani çok komik ya. Tabii o yani 20 kişiden topluyorsun. 10.000 bin, 10, bin, 10 bin topluyorsun. 200 bin kullanılabilir bir para oluyor falan. Yani abi 3 tane şirkete 10 bin dolar yatırmış. Ben Angel Investor'ım diye geziyor. Şimdi bana burada isim verdirtmeyin. Onlar kendilerini iyi biliyorlar yani. Şaka mısınız ya? İnsan utanır ya. 3 tane şirkete 10 bin dolar yatırdım. Angel investor'ım. 5 şirkete yatırmıyorum. Yani şaka mı bu? Komiksin. Kendini küçük düşürüyorsun. Ben üzülüyorum yani. Bu böyle bir şey değil ya. Siz ne yaptınız? Hani... Nefes alsın modu bu yani. Böyle bir badge mi? 3 şirkete yatırım yaptım. 30 bin dolarlık yatırımım var. Bey falan. Komik. Neyse. Bunu daha gömmek istemiyorum. Ee, Wednesday'im ben ortak aramıyorum. Ama öyle bir şey var. Paran varsa beraber çalışabiliriz ben sana başka hiçbir yerde bulamayacağın bir vizyon ve bir emek verebilirim. Ama e, ortak olmayız yani. O iş senin işin. Bir yandan da böyle bir durum var. Ben kimsenin hisse almak istemiyorum. O iş senin işin. Bana paramı ver. Benim uygun gördüğüm miktarı bana öde. Ve ilişkimiz orada sonlansın. Yani ay sonunda Bizim hesapları kapatıyor olmamız lazım. Kim kimsenin kimseye alacaklı verecekli borçlu kalmıyor olması lazım. Benim kafam öyle çalışıyor yani. Ee, dolayısıyla bir ben ortak aramıyorum. Ortak aramadığım için de bu şirketi tek başıma kurdum son şirketlerimi. Ortaklık kavramına da inanmıyorum. Geçmişte de çok kazık yedim. Hiç atmadım ama çok kazık yedim yani. Feci ortaklarımdan. Eee o kuruma inanmıyorum, ortaklık kurumuna inanmıyorum. Çünkü dengeye inanmıyorum. O alıp alınıp verilecek bir meta ise eğer net bir, reel bir değerinin olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi biraz daha böyle bunun teorisine girilebilir ama çok da hem açılmak istemiyorum hem de kafa ütülemek de istemiyorum yani. Neyse egolarımızı kırdık, bacaklarımızı kırdık, kuyruğumuzu kıstık oturduk, kullanıcıdan feedback aldık, pivotladık. Artık baya sağlam ilerliyoruz. Tekrar revisit edeceğimiz, geri dönüp bakacağımız artık güçlendirme hamlelerinden biri takım kültürü. Bu konuda daha önce çok konuştum. Takım nedir, nasıl yapılır falan. Ee, belki tam bu başlıkta değil ama yani önceki yayınlara bakarsanız kanalda onlarca video var bununla alakalı. Takım kültürü ilhama dayanır. Temelde dayandığı şey inspiration. Sen herhangi bir şekilde yapıcı olmak mecburiyetinde tabii ki insanlara ilham vermelisin. Başka hiçbir şey değil. Emir verme, proje verme, yönerge verme, eğitim verme. Bunların hepsini bir takım yapacaksın, bir kombinasyon olmak zorunda tabii ki ama şeye limitini söylüyorum. İnsanlara ilham ver. Kültürün temelini böyle atacaksın, ilham vererek şirketteki herkesin birbirine ilham verdiği bir ortam yaratmak zorundasın. Çünkü ancak ilham senin katalizörün ve ancak öyle bir ortamda çalışanının sana verdiği emeğin iki katını, üç katını elde edebilirsin. Yine çok exploitative, aşırı kapitalist, aşırı sömürgeci bir yerden yaklaşıyorum senin çalışanın bir birim maaşa bir birim iş üretiyor. Bu lineer bile değil. Yani şöyle de artmıyor. Bu sabit. Bir birim maaşa bir birim iş. Daha iyisi ne olurdu? Bir birim maaşa iki birim iş, iki birim maaşa dört birim iş. Böyle artsın. çıkan bir eğri. Daha da iyisi ne olurdu? Sürekli yükselen exponential bir eğri. X kare. Bir birim maaşa işte bir üzeri bilmem kaç neyse bir olmak tabi de yani x birim maaşa x kare iş. X birim maaşa x küp birim iş. X artı bir de dolayısıyla x artı birin küpü olacak. Böyle exponential artacak. Startup'ın yine çekirdek, hiç konuşulmayan fikirlerinden biri bu. Bunu nasıl sağlayacaksın? Bunu hisseyle sağlayamazsın. Temel derdimiz bu yani. Startup'ta çalışana verdiğin paradan giderek artan verim elde etmen lazım. Bunu langırt masasıyla sağlayamazsın. Bunu hisse vererek sağlayamazsın. Bunu daha çok maaş vererek sağlayamazsın. Eğer sabitse... X birime X birimse X artı 1'e de X artı 1 şey değil yani. İğrenç gidiyor. Olmaz. X birime 2 X birimse X artı 1'e 2 X artı 2 olur. Yine yeterli değil. X artı 1'in küpü olması lazım. Eksponansiyel artması lazım. Bunu ancak o küp insanların birbiriyle çarpımından oluşabilecek bir şey. Aynı ilhamı 10 kişiye verirsen onların birbirinin çarpımından üstsel bir çıktı elde edebilirsin. Dolayısıyla yani bu belki biraz kuantifa etmeye çalışıyorum. Doğru takım nasıl kurulur? İnsanlar birbirine ilham verebildikçe çarpılarak büyüyecek çıktıları. Az zamanda çok ve büyük işler yapmayı ancak böyle başarabilirsin. Üstsel bir büyümeyi bir insana verdiğim bir birim maaştan üstsel bir geri dönüş elde etmeyi ancak bunu ilham veren insanları bir araya getirerek yapabilirsin. Ve ilk çekirdeği de tabii ilk ateşte sen, ilk fitilde sen vereceksin. O yüzden farklı kültürlerden, farklı backgroundlardan, farklı dünya görüşlerinden, farklı cinsiyetlerden, farklı dinlerden, farklı ırklardan, insanları farklı problem kümelerinden, farklı sosyalizasyonlardan insanları bir araya getirmelisin ki birbirlerine bir ağ kurabilsinler, bir mesh network gibi birbirleriyle bağlanabilsinler ve ortaya çıkan ufak bir değer bir lazer gibi böyle iki düz ayna içerisinde yansıyarak büyüyen bir foton gibi çok kuvvetli, üstsel bir etkileşime dönüşebilsin. Bunu ancak çok doğru bir kültürle yapabilirsin. Bunun temeli kültür. İyi bir kültür, startup kültürü olmadan eşitlikçi, gelişmeye açık, hiyerarşi olmayan, dürüst, doğrucu, paylaşımcı, açık ve dışa vurumcu, beraber, işte collaborative, Türkçesine bilmiyorum, işbirlikçi belki. Bunlar olmadan bu üstsel büyümeyi sağlayamazsın. Dolayısıyla sen bunları yapmıyorsan asıl görevini, yatırım memurluğu görevini gerçekleştirmiyor oluyorsun. Çok basit. Çok basit size formülünü verdim işte startup'ın. Bu. O yüzden kültür en büyük katalizör, bu üstsel gelişime varmak için. Bunu yapmak zorundasınız. Ah. Üniversite öğrencisi bir fikrim var. Sizinle konuşmak istiyorum ama ekonomik durum biraz kötü. Sizin sürü bir yasağınıza baktım. Orada denedim alabiliyorum. Alamıyorsun. Ee, fikrini kendin yap. Youtube'da benim eğitimlerim hep güncel. 2017'de söylediğim şeyler bugün de geçerli. Benim 2011'de söylediğim derslerde bazılarının kaydı var açık bakıyorum arada. Gizli tabii ki yani YouTube'da falan değil. Kendi arşivimde. Aynı yani. Güncel olmayan eğitime inanmıyorum zaten. Hani güncel değil mi? Zamansız olmayan eğitime inanmıyorum. Anlık eğitim mi olur ya? Eğitim dediğin öyle bir şey değil. Kültür transferi bu. Eğitim bir ustanın bir çırağı eğitmesi benim için bu bir kültür transferi benim 10 yıllık deneyimim, birikimim, 20 yıllık birikimimi sana aktarıyorum. Bu nasıl şey olur? Anlık değişebilir. Yani ben ne biriktirdim ki o zaman? Özütünü sana aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki değişmeyecek yani. Bakınca Palama olan Twitter kullanma videoları gördüm. Kendinden neşeli çok pozitif bir insan. Mesela yani hastasıyım Palama'nın. Tam olarak kimin görevi kültür oluşturma? Sadece founder mı? Herkesin görevi. Deniz herkes katkıda bulunacak. Katkıda bulunmayan da gidecek. Founder'ın birinci görevi o kültüre katkıda bulunmayan insanları kovmak. İnsan işe almak da bir sanat. İnsan kovmak da bir sanat. Yani benim bugüne kadarki başarı oranım Tuttuğum insan bölü, kovduğum insan sayısı çok çok yüksek. O yüzden insanlara bunu öneriyorum. Hire fast, fire fast diye bir kavram var. Hızlı işe al, hızlı kov. kov. Hemen işe al, hemen kov. Çok böyle mülakat yapma. Hemen al, çok bakma. Çalışırsa, iyi bir dişlinin bir parçası olursa kalır. Olmazsa hemen gönder. Buna inanmıyorum. Ben düzgün mülakata ve... 10 sene sürecek bir birlikteliğe inanıyorum. Benim şeyim bu, düsturum bu. Yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımız insanların tekrar beraber çalışmayı isteme ihtimali beni motive ediyor. Hiring yaparken. Ona göre kendimi şekillendirmeye çalışıyorum. Kültür böyle yaratılan bir şey. Herkes katkıda bulunacak. Katkıda bulunmayan da gidecek. Ama yani katkıda bulunmayan insanı, bulunmayacak insanı almaman lazım bir şey yani. Aslında asıl demeye çalıştığım şey oydu. İnterdisipliner ekiple multidisipliner bir topluluk kültürü oluşmak olarak tanımlanabilir mi? Emin olamadım, Umut anlamadım tam ya cümleyi. İncil kültür tanımı olmuyor mu? Yeni girenlerin adapte olacağı. Var işte o tabii ki founder ile başlayacak. Dedim ya ilk CD senin vermen lazım. Kültürün oluşabilmesi için evvela etrafta duvarların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Deli gibi çalışmak istiyorum bazen ama çalıştığım devasa kurumsal firmada bunu yapmama izin yok. Mesela işte evet. Geçelim. Kaç saattir yayındayız ya? 4 saat oldu. İnanılmaz. Neyse ki biraz hızlı ilerledik. Son bir saatte. diğer konuları anlatmayacağım ya. Legal işlerden, operasyonel işlerden falan bahsedecektim biraz da. Şu anda çok modum ona uygun değil yani. Şu an çok felsefi bir yerinden girdim startupçılığın. O yüzden başka bir şey söylemek istemiyorum. Son söyleyeceğim şey Superpeer gibi bir startup kurmak nasıl olur sizce? Güzel olur. İlk adım nasıl olmalı? Onlar nereden para kazanıyor filan? Superpeer'in founderlarından bir tanesi benim eski iş arkadaşlarımdan, eski öğrencilerimden, mentee'lerimden. Yıllarca beraber çalıştık ve ben de yıllarca destek verdim. Çok severim. Superpeer için de yani. Yıllarca destek verdim Superpeer'e. Fikirlerle, işte başka türlü... Şimdi ne anlatayım? Bununla alakalı destan anlatabilirim. Yani Supergirl'in dışarıdan bir yakından ama dışarıdan bir gözlemcisi olarak üzerine kitap yazabilirim yani. <laughs> Son anlatacağım konu. iki tane daha konu vardı. Onları geçiyorum. Son anlatacağım konu aslında şeyle alakalı. Bu pivotla da biraz Allah su şişesini devirirsem etrafta tatsızlık çıkabilir. Bir yerde bir USB-C kablom olsa mesela şöyle bir kablo. Bir yerde de bir USB-C power bank'im olsa mesela şöyle bir power bank. Hop. %100 dolu. Bununla iPad'imi şarj edebilir miyim acaba? Ne olur kapanma. Ne olur. Sık dişini. Geliyor. Geliyor sık dişini. Hop. Aa, yes. İşaret etmeye başladı. Güzel. Fatih Ecet, Mertcan evet. Ee, yayına geldi de görmedin. Ne zaman gelmiş ya? Tüh. Keşke görseydim. Canım Fatihciğim. Çok seviyorum. Benim için vazgeçilmez insanlardan biri yani. Zaten hani ben ondan vazgeçemem ama benden vazgeçemem. Yıllardır böyle devam ediyor yani ilişkimiz. Ee, acayip bir şey gerçekten. Bunun low power modunu kapatabilirim artık şarja başladığıma göre. Hadi bakalım. iPad'in Okey bateride. Low power modu. Ne zaman geldi Fatih? Keşke görseymişim üzüldüm. Biraz konuşsaydık keşke. Böyle ha güzel. En son parantez olarak şöyle bir konudan bahsedeyim. Yapacağınız en büyük yatırım insan yatırımı. O insanlar şirketler gelir geçer. Ben Koyotiv'de beraber çalıştığım insanlara da bunu söylüyorum. İş arkadaşlarıma. Yani bugün var Koyotiv çok güzel bir marka, bir birliktelik yaşıyoruz. Keyfimiz yerinde falan. Bazen yerinde bazen değil tabii de yani. Bunların hepsi geçici. Bu kadar hani ben de bu kadar bağlı değilim. Çok seviyorum tabii ki Kovet'in markasını ama bu kapanabilir. Bu bir şirket sonuçta. Ben daha önce bir sürü şirket kapattım yani. Belki de biraz o yüzden nasırlaşmış da olabilir o hislerim ama buna bu kadar bağlanmamıza gerek yok. Biz birbirimize bağlıyız. Bugün bunu yaparız. İki sene ayrılırız. İki sene sonra tekrar beraber çalışırız. Başka bir şey yaparız. İnsan doğası böyle bir şey. O ilişkilere yatırım yapmak gerekiyor. O köprüleri kurabilmek gerekiyor. Ve en büyük kazancınız da en büyük geri dönüşünüz de bu olacak ileride de. İnsan kazanmaya bakın. Başka bir şey değil. Para konuştuk ya yeter artık daha konuşmayalım. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ben çok para kazandım. Hatta bugün yine işte arkadaşlarla otururken her zaman olduğu gibi bir şey vardı bir konu. Armağan çok para harcıyorsun. Yani işte sürekli şey ne yapacaksın ki parayı? Bilmiyorum ki ben hani böyle bir kendimce bir hayat şeyim var. Para biriktirerek bir yere varabileceğimi düşünmüyorum. O fırsat cebini arıyorum. Yıllardır 3 yıldır yani yaratıcıyla kendi şirketimle o bulduğum anda orayı exploit ederek büyük bir çok çok daha büyük böyle çalışarak kenara para koyarak falan kazanamayacağım bir para kazanma peşindeyim. O olana kadar da kazandığım parayı yiyorum yani. Çok para kazandım bugüne kadar ve çok yedim. Yiyorum yani. Seviyorum para yemeyi. Bir yandan da. Çok keyifli geliyor yani. Hayvan gibi çalışıp karşısında kazandığın hayvan gibi parayı yemek çok keyifli geliyor yani. Niye yemeyeyim ki? Bu büyük ihtimalle gelecekte beni özer, üzer. 10 sene sonra düşündüğümde ya keşke azıcık da az yeseydim derim. Henüz öyle bir yaşta değilim. 39 yaşındayım. Bundan 10 sene önce de çok para kazanıyordum. O zaman da biriktirmiyordum. Keşke biriktirseydim dediğim hiçbir şey yok. 10 sene önce aldığım her şeyi iyi ki almışım yani. Harcadığım bütün paraları iyi ki harcamışım. Böyle. Benim kafam böyle çalışıyor. O yüzden babamla da çok şey yapamıyoruz. anlaşamıyoruz bu konuda yani. Onun farklı yatırım fikirleri var benim param için. Tanımayanlar için Fatih Ecet videoları güzel izleyebilirsiniz. Konu dışında olacak ama yazılım dünyası bilim başlığında hiç konuştun mu? Ee, yani bilimsel metodoloji özelinde konuşuyorum genellikle. Başka nasıl yani hani yazılım bilimi ya da bilgisayar bilimleri gibi bir yerden yaklaşıyorsan oradan çok konuşmadım o konuda. Çünkü ben bunun bir zanaat olduğuna inanıyorum. Neyse son bahsedeceğim konu şuydu. Failure. Ve ıı, yenilmek, ayağa kalkmak, neden yenildiğini öğrenmek ve bir daha oradan yenilmemek. Dayanıklılığın artması. Bunu unutmayın. Ben şimdi bunu salladım kafadan bir daha tekrarlayamam. Ne dedim? Yenilmek. Ayağa kalkmak. Neden yenildiğini öğrenmek. Ve bir daha aynı yerden yenilmemek, tekrar etmemek. Yani dayanıklılığını arttırmak. Bunu da yazın. Bunları hep böyle klip olarak kesip LinkedIn'e, Twitter'e falan koymamız lazım. Burayı değil tabii yani. İradeyle bağlantılı bir konu bu. Yenildiğin zaman ayağa kalkabilmek hemen. Yine çok salak bir örnek vereyim. Mesela işte Manchester United maçında Icardi penaltı kaçırdıktan sonra 5 dakika sonra bam diye gol yapıştırdı. Hem de böyle aşırı zor bir golü yaptı yani. Hiç kendi karakterinden beklenmeyecek bir koşuyla markaj altında falan bam diye yapıştırdı golü. İrade. Yenildiği anda kendini o yenilgiye kaptırmadan toparlayıp ne var dedim olur bunlar deyip işine devam etmek. Kaldığı yerden. Ve belki algılarını biraz daha açmak. Gol fırsatlarını daha başka bir yerden koklayıp illa o golü attı yani adam. Atmadan bırakmadı o maçı ve ben de dahil ekspozikte de okudum. Herkes herkes Diğer takım taraftarları da Icardi'nin O penaltıdan sonra gol atacağını biliyordu Hiç kimsenin bir gram şüphesi olmadı Ya acaba penaltıyı da kaçırdı Gol atamadan tamamlar mı bu maçı diye Kimsenin bir gram şüphesi yoktu Böyle olacaksın işte İraden o kadar kuvvetli olacak ki Sadece kendin için değil Dünyadaki diğer insanlar için de Gerçekliği bükebileceksin Kaybetsen bile kalkacaksın çünkü alternatifin ne ki? Yani yitip gitmek mi alternatifin? Bu dünyaya buna mı geldin? Bu yüzden mi geldin? Kendini yok etmek için mi geldin bu dünyaya? Düşüyorsan eğer kalkıp tabii ki devam edeceksin. Arkana bakmayacaksın bile yani. Ha, düştüm evet. Yapacağın yegane şey bunu bir fırsata çevirebilmek. Çünkü her düşüşte çok büyük fırsat var her şerde bir hayır var gibi bir şey bu yani. Yapacağın şey bunu bir ben bunun neresinden ne öğrenebilirim demek. Karalar bağlamayacaksın, ahlayıp bağlamayacaksın. Ego yapıp ya ne düşmesi canım ben mi düşmüşüm falan demeyeceksin. Kabul edeceksin ve ben bunu neresinden nasıl bir ders çıkarabilirim? Bunu öğrenmeye gayret edeceksin ve bunu Kendin de yapamayabilirsin. Başkasına sor. Arkadaşlarına sor. Ya de mesela arkadaşına. Ben burada düştüm. Sen de gördün ya benim düştüğümü. Bir sor bakalım. Neden düştüm? Yani sen ne gördün bende? Niye düştüm sence? Ve ne yapsam düşmezdim? Öğrenmeye çalışmalısın. Bunu bir research bilimsel olarak ele alman lazım. Her failure'ı bir research'a dönüştürmen lazım. Niye düştüm? Ve Ayağa kalktıktan sonra tabii ki yapacaksın bunu ve öğreneceksin. Ve o senin o machine learning algoritması gibi yani bir kere yazılacak o beynine. Nöronların artık katsayıları öyle bir değişecek ki sen bir daha aynı şekilde düşmeyeceksin. Aynı şekilde düşmemeye gayret edeceksin. İşte beni bir kere kazıklarsan benim problemim e, senin problemin beni ikinci kere kazıklarsan benim problemim gibi bir laf var İngilizce'de if you fool me once shame on you if you fool me twice shame on me İkinci kere aynı yerden gol yemezsin yani mesela hatırlayın Volkan Demirel'i Snyder'in gollerini hatırlayın Galatasaray-Fenerbahçe maçında bir sola bir daha soldan yedi mi yemedi bir sonra sağa böyle şeyler yapmayı seviyorum ya ne olur Fenerbahçe'li arkadaşlarım alınmayın ee, hoşuma gidiyor böyle takılmalar Kapattığın köşeden gol Aynı yerden tekrar düşmek yok yani. Aynı deliğe tekrar düşmeyeceksin. Progres, ilerleme kaydetmek zorundasın. Hep ileriye gideceksin. Bilgi birikimini, bilgi dağarcığını, deneyim dağarcığını arttırarak yatırım bu. Sermayen bu senin. Sermayen deneyimin. Düşüşünü bir deneyime dönüştürmen lazım. Ve arkana bile bakmadan hızla yerden kalkıp bir daha aynı çukura düşmeyecek şekilde ilerleyebiliyor olman lazım. Bunu yapamıyorsan da yine startupçı olma. Yapma yani. Başka bir iş yap. Herkes startup kurmak zorunda değil. Bu arada gördüğüm startup founderların %80'i belki kurmamalıydı startup. Yani heves etmenizi anlıyorum da yapmayın. Siz kaldıramazsınız bunu. Size göre bir şey değil bu yani. Yapmayın. Haddini bilip yapmayan çok değerli arkadaşlarım, dostlarım var. Ve aşırı saygı duyuyorum. Ya herkes her şeyi yapamayabilir. Herkes, her iş herkes için uygun olmayabilir. Bu kadar egoist olmayın yani. Ben de yaparım falan. Yapamayabilirsin. Çok da zorlama. Üzülme de. Bir yandan da üzülme. Doğanda yoksa bu. Üzülme yani yapamıyorum diye. Şimdi benim doğamda Parende atmak yok. Üzülmüyorum o yüzden. Parende atamadığım için. Benim doğamda uçmak yok. Uçamadığım için o yüzden üzülmüyorum. Hayat öyle değil ki. Yani yapamadığın şeyler için niye üzülesin? Niye onu bir başarısızlık addediyorsun? Einstein'a atfedilen bir laf var. Yine bugün sabah bir arkadaşımla konuşurken gündeme geldi. Diyor ya yani işte balıkları ağaca çıkmasını istersen bir balıktan tabii ki kendini salak gibi hisseder. Doğasına uygun değil ki. Halbuki o ağacı bir su altına koysa da bak ağaç da aynı ağaç balık da aynı balık. Sadece ortam değişiyor. Yeryüzünde değil su altında olduğunu düşün. O ağacın o balık o ağacın içinden geçer. Yani bayağı elektronları böyle birbirine bond olur. İçinden geçer o ağacın maymun gibi sen böyle tırmanmaya çalışırken balık 20 kere iner çıkar o ağacı. Su altında olsa. Sadece ortam bile fark ettirir. Dolayısıyla kendinizi boş yere üzmeyin. Yapamıyorsa bırakın. Olmuyorsa yapamadıysanız bırakın. Oldurmak zorunda değilsiniz. Startupçılık oldurmak değil. Bir küçük işletmeyi oldurmak için zorlayabilirsin. Kredi alabilirsin başka dükkan açabilirsin, başka girişimlerde yani startup manasında söylemiyorum. Aktivite olarak söylüyorum. Bulunabilirsin. Startupçılık oldurma oyunu değil. Su akar yolunu bulur gibi yani. Doğal yollardan sen bir fırsat cebi boşluğu yakalıyorsan orayı bitireceksin. Böyle su altı danışı, mağara dalışlarında oksijen cepleri olur. Oradan çıkarsın, oksijen alırsın. Onun gibi yani. O fırsat cebini buluyorsan orayı ivedilikle iradeyle sömürüp değere dönüştüreceksin. Olmuyorsa da bırakacaksın. Paranı bir şey oldurmaya harcama. Yatırımını bir şey oldurmaya harcama. Pivot et. Başka bir şey dene. Baktın olmadı mı? Başka bir şey dene. Başka bir şey dene. O da mı olmadı? Başka bir şey dene. Oldurmaya para harcanmaz. Bir startup'ın parasını oldurmaya harcayamazsın. Başka bir fırsata harcayabilirsin ancak. Bu bir risk sermayesi. Emekle para kazanmak mümkün değil bir startup'ta. Scale etmeye çalıştığın şey zaten o. Az emekle çok değer yaratmak. Yani lineer nasıl olabilir yani? Daha çok emekle başarılı olamazsın. O ya bana gelen startup'larda gördüğüm hani en büyük sinyal. Emek ağırlıklı bir mindset'e gelmişler mi, bir zihniyete gelmişler mi, gelmemişler mi? Geldilerse diyorum ki bırakın. Hemen başka bir şey yapın. Olmaz. Buradan bir şey çıkmayacağı belli. Ya şunu da yaparsak olur. Olmaz. Başka bir şey yapın. Halen enerjiniz varken o enerjinizi başka bir şey yapmaya harcayın. Daha hızlı pedal çevirmeye değil, belki ceketinizi açmaya ve bir Şimdi elimde iPad ve şey var, şarj alet var. Düşecek diye korkuyorum. Ceketinizi açmaya ve belki paraşüt olarak kullanmaya çalışmayın. Çalışın. Daha fazla pedal çevirmeye değil. Ceketinizi açın. Paraşüt olarak kullanıp aşağı süzülmeye çalışın. Çünkü öleceksiniz. Daha fazla pedal çevirmeye çalışırsanız. Havadayken. Bisikleti at. Ceketini aç. Yeleğin yoksa bile. Böyle. Arkadaşlar yeter. Kaç saate geldik? 4 saat 23 dakika. Bence güzel bir yayın oldu. İşte kabaca 4 saat 10 dakika falan konuşmuşuz yani. Ben pek para harcamıyorum çünkü her zaman iyi maaş alacağım ya da bir şekilde milyon olacağımı düşünmüyorum. Ben de bunun tam tersi var. Ben de çok para harcıyorum çünkü her zaman iyi maaş alacağımı ya da milyoner olacağımı düşünüyorum. Tam olarak tam tersiyiz yani. Zıt. Para biriktirip yatırım yapmaya önem veriyorum bu sebepten. Ya ben büyük ihtimalle kötü yapıyorum. Sen benden daha iyi yapıyorsun bence. Yani rasyonel olarak ben senin yaptığını öneririm herkese. Benim yaptığımı yapmayın. Dediğimi yapın. Ama ben öyle yaşıyorum yani. Ben para biriktiremiyorum. Yok yani. Bu 39 yaşıma geldim. Biriktirdiğim para komik seviyelerde. Yok yani. Yok param yok. Öyle görmüyorum hayat. Ya da şöyle söyleyeyim. Biriktirmeyle ileride kendime bakabileceğimi düşünmüyorum. İleride ihtiyacım olan parayı bugünden biriktirebileceğimi düşünmüyorum. İnanamıyorum yani. Onu, onu onu öngöremiyorum. Mesela ileride ihtiyacım olacak insanları bugünden bulmayı, biriktirmeyi, yetiştirmeyi öngörebiliyorum. Diğerini öngöremiyorum. Şimdiye kadar da belki biraz şımarık da büyümüş olabilirim, bugünlere gelmiş olabilirim. E, maddi olarak çok zorluk çektiğim bir çocukluğum olmasına rağmen, kendi paramı kazanabildiğim, ortaokuldan ya da liseden itibaren, özellikle üniversitede, daha da özellikle master'da ve yani artık arşa değecek çalışma hayatımda hep iyi para kazandım yani. Hiç finansal zorluk çekmedim bu işi yapmaya başladıktan sonra. O yüzden kendimi şeye ikna edemiyorum. Ya işte şunu da harcamayayım. Bu parayı da kenara koyayım. Ha. İkna edemiyorum kendimi. Bu birazcık kötü. Benim gibi olmayın yani. Size önerim bu. Bana özenmeyin. Benim gibi olmayın. Kenara para koyun. Biriktirin. Üçer beşer demeyin. O sene sonunda, 10 sene sonunda bambaşka şeylere gelebilir. Noktalara gelebilir. Yani bugün evim yok mesela. Bir tane ufak bir e, evim var ama iki tane, üç tane ev alacak parayı ben yedim yani bugüne kadar. Çok da güzel oldu. Keyfim de yerinde ama ya demin söyledim yani keşke yemeseydim dediğimde bir nokta yok ama 2 3 ev parasını yedim yani. Yemeyebilirdim. Şu anda 2 tane 3 tane evim olabilirdi. Ama ne yapacaktım o parayla onu da bilmiyorum. Önümüzdeki 10 senede yememeye gayret edeceğim. Bu da 10 sene sonraki armağana bir şeyim olsun, sözüm olsun. 40'lı yaşlarımda yememeye gayret edeceğim ki 50'li yaşlarımda biraz daha rahat, ed rahat edeyim. Yani 20'leri 30'ları hayvan gibi parayı yiyerek geçirdim. 40'ları yemeden geçireyim bakalım 50'ler nasıl olacak? 50'lerde daha iyi bir noktada olacak mıyım? Önümüzdeki 10 sene yani 2024 1 Mayıs'ından sonra ki 10 sene boyunca tasarruf yapma moduna geçeceğim birazcık. Elindeki parayı çok yememe moduna geçeceğim. Böyle bir planım var. Bakalım nasıl olacak? O nasıl bir hayat? 40'lı yaşlarımda onu göreyim yani. Okey. İyi artık. %15 olmuş. Yayın sonuna kadar yeter bu. Şarj bana. Aman mezara mı götüreceksin abi demiş. FNV haklısın işte. Ben de mezara götüreceğimi zannetmediğim için şey yapmıyorum. Yayını kaçırdım YouTube bildirimleri halen bok gibi. Doğrudur. Kaç kişi kaldık Şimdi 53 kişiyiz Demek ki düzenli Yerim deyince boyoz çekti canım İyi geceler ilk ay. Ben de gidiyorum zaten Hep beraber böyle bir zengin kalkışı yapalım Demek ki düzenli yayın yapmayınca Şey toplamak zor İnsan toplamak zor Yani 200 kişilerden 70 kişiye. En çok kaç kişi olduk bilmiyorum ama yani 50 kişiye düşmüşüz. Ee, belki konu da ilginç olmayabilir mi acaba? Konu mu insanların ilgisini çekmedi acaba? React mi Vue mu? Ban.js'in geleceği ne olur? Falan gibi saçma sapan bir şeyler deseydim belki daha ilgi çekici olabilirdi. Ya da belki böyle ne sorarsan bir dakika falan yapsaydık. Bakalım. Umarım biraz daha her şeyde bunu söylüyorum aslında. Her yayında bunu söylüyorum. Ama umarım önümüzdeki dönemde biraz daha sık yayın yapabilirim. En azından hep aklımdasınız onu söyleyeyim yani. Keşke diyorum bu hafta sonunda YouTube'da yayın yapsaydım. Yayın yapmadığım her hafta sonu keşke bu hafta sonunda YouTube'da yayın yapsaydım diyorum. Böyle bir bunu demediğim bir hafta sonunu geçirmedim. Ama işte az bir araya gelebiliyoruz. İnsanlar react mi view mi tartışmak istiyor demek. Herhalde öyle yani. Gezinmesem kaçıracaktım. Şansa gördüm. Olabilir. Clickbait baş, başlık lazım. Hiç hoşuma gitmiyor clickbait. Bir şeyler anlatan tribüeli insanlar arasında en az kendini tekrar edenlersin gerçekten. Mutlu geceler demiş Teşekkür ederim. Ya ben de daha anlatacak neler neler var yani. Üf. Ama vakit yok. Bir de şey yapmıyorum yani o farkındalığı sağladıktan sonra bunu yapmayı uygun gördüm. Yani 8 tane şirket kurdum ya ben. Dedikten sonra startup nedir nasıl yapılır diye bir yayın yapayım gibi bir şey doğdu. Öncesinde kendimi hak görmüyordum bunun üzerine konuşmayı yani. Görüşürüz Arzucuğum. AI yazılımcıları replace edecek. Max bin kişi garanti. Aynen. <laughs> Min bin kişi herhalde değil mi? Konu olarak Almanya'ya gelmek isteyen gençlere tavsiyeler verebilirsin. harfi geçmeden uzun uzun bir ban gömsen güzel olur. Ya Benim Ban gömdüğüm videoda harcayacağım nefese değecek bir iş değil o yani. O kadar değersiz. React gibi yani. React gömdüğüm bir video da yok. Uzun uzun gömdüğüm banı da tabii ki gömmeyeceğim. İğrenç ya. Belediye gömsün banı Belediye baksın bana. <laughs> bana derken bana değil, bana. Komiklikler şakalar. Okey. Ah, sevgili... ...YouTube ailem. İyi ki varsınız. Sizden... ...büyük bir güç alıyorum. Herkes böyle söylüyor. Ben yani... ...biliyorsunuz yani içim dışım bir bunu hissetmesem böyle söylemem. Aralıksız ya bir böyle Amazon geldi bir kamera bozuldu onun için ara verdik herhalde. 5 saattir 4 saattir konuşuyorum yani 4,5 saattir. Bu şevki bana veriyor sizinle beraber olmak. Ve geleceğe bir kayıt bırakmak bunu böyle sadece bu canlı yayında beraber olduğumuz insanlar için de söylemiyorum. Daha sonra bunu izleyecek insanlar için de söylüyorum. Geleceğe bu kaydı bırakmak, size bu fikirlerimi aktarabilmek beni gerçekten rahatlatıyor ve bir huzurla doluyorum. Gece şimdi çok rahat uyuyacağım falan. Yarın öğlene kadar uyurum herhalde. Çok rahat uyanacağım, hafiflemiş uyanacağım. Büyük bir enerjiyle doluyorum. Şu anda büyük bir enerjiyle doluyum yani. Enerji çünkü harcanan bir şey değil. Aslında doğru frekansı bulursan bunun elektrik mühendisindeki, elektronik mühendisindeki adı e, impedance match ya da mismatch doğru empedans eşitlemeyi yapabilirsen enerji katlanan bir şey. Rezonansa girebilirsin ya o hani böyle dinci hocalar şeyler böyle titriyorlar falan ya rezonansa giriyorlar yani frekans enerji bunlar hep önemli şeyler yani enerji frekans beraber titreşeceğiz ama ben gerçekten kendimi çok kuvvetli hissediyorum o yüzden de bu bitmek tükenmek bilmeyen yani konuştukça konuşasım geliyor yani bu gücü sizden alıyorum tek başıma olsam Yapamazdım. Çok yalnız, çok hüzünlü bir hayat o. Yapamazdım. O yüzden teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Umarım yakın zamanda tekrar görüşürüz. Bundan sonraki konu biraz böyle anlattım anlattım konu anlattım. Bundan sonraki konu gerçekten böyle ne sorarsan bir dakika olsun. Uğur geri gelsin. Ver mehteri dediğimizde mehter çalsın falan. Biraz öyle bir yayın yapmak istiyorum artık soru cevap yapalım. Biraz da böyle benim kafam dağılsın. Bugüne hazırlanmak da benim için çok şeydi. Bir yandan da o yüzden yapmadım bu yayını. Bu kadar geciktirdim. Spesifik olarak bu konuyu. Hazırlanmak istedim yani. Ne anlatacağım ben? İnsanların duymadığı şeyler söyleyebilmeliyim. Ve umarım bugün bunu yapabildim. Tekrar canlı yayın kaydını izlemek benim huyum değil ama feedback'lerden çıkartmaya çalışacağım. Umarım daha önce çok denk gelmediğiniz sizi böyle düşünmeye sürükleyebilecek fikirler verecek şeyler söyleyebildim. Startup yolculuğuyla alakalı. Ben çok startup yaptım, çok şirket kurdum, kapattım. Çok başarılı olduğumu söyleyemem. Bundan önce söylemiştim. O yüzden yaptığımı yapın diyemem ama Söylediklerimi yapabilirsiniz. En azından bunları danışmanlıkla danışmanlık seanslarımda anlattığım startupların henüz fail ettiğini görmedim. O yüzden um, garantisi benim yani. Bu pratiklerin. Çalışmıyorsa gelip hesabını bana sorabilirsiniz. Ben de derim ki paramı verdim. <laughs> Biraz da öyle bir durum var. Çok sevindim. Süper. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Covid dalgası yine yükselmekte. Dikkat ediniz. Lütfen. Yani maske takın falan diyemiyorum tabii ama. E Lütfen kendinize dikkat edin. Uçakta en azından takın. Havaalanında takın maske. Ofise gitmeye zorlayan şirketlerde çalışmayın sağlığınız en önemli şey. En başta söylediğimi en sonda da söyleyeceğim. Bir sürü insan işte beni böyle kendini çok hırpalıyor olarak görüyor. Halbuki ben yememe, içmeme, vitaminlerime, uykuma dikkat ediyorum. Az uyuyor olabilirim. Bazen uyuyorum, bazen uyumuyorum falan ama vücudumun dengesine dikkat ediyorum. Vücudumu çok iyi dinliyorum. Ne zaman egzersiz yapmalıyım? Ne kadar kilo vermeliyim? çok iyi dinliyorum ve vücudum bana ne anlatıyorsa onu yapıyorum. Ve kan değerlerim yıllardır hep çok iyi. Genetik birkaç bir şey var onun dışında hep iyi. Ve asıl bütün bunları yapabilmemin sebebi de bence bu. Her şeyin başı önce fiziksel, mental sağlıktan bahsetmedik belki ...başka bir yayını bütün olarak mental sağlığa ayırabiliriz. Benim o konudaki, yani uzmanı değilim tabii ki bu konunun ama... ...startupçılıkta olduğu gibi en azından kendi fikirlerimi söyleyebilirim. Ya da ben ne yapıyorum onu anlatabilirim. Mental sağlıktan çok bahsetmedik ama... ...fiziksel sağlık gerçekten her şeyin başı. Sağlıklı değilseniz hiçbir şey yapmanız mümkün değil. Önce sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Hastalanmayacaksınız, az hastalanacaksınız. Kendinizi düzelteceksiniz vücudunuz dinleyeceksiniz, yormayacaksınız. Yorsanız bile bir ölçü içerisinde olacak. Ancak böyle başarılı olabilirsiniz. Lütfen sağlığınızı görmezden gelmeyin, vücudunuzu dinleyin. Her şeyin başı sağlık. Bu bir atasözü çok klişe falan bir laf ama doğru. Her şeyin başı sağlık. Dolayısıyla efendim esenliklerle kalın. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere. Yayında ve yapımda eme emeği geçen, ya söyleyemedim ya. Çok kötü. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. İyi gezler.